Efendim Kahvaneden, Bursa Spor Kahvesi'nden herkese mutlu güzel akşamlar. Tabii bugün Bursa Spor'umuz adına çok güzel geçen bir gün diyebiliriz. Maalesef tahtamız kapalıydı. Tabii aslında üzgün olmamız gereken yerde ufak ufak bir nebze de olsa sevindik. Tahtanın önce kapalı olmasına çok üzülmüştük, şaşırmıştık. Ardından bugün tahtaya uzun uğraşlar sonucunda, daha doğrusu son 14 gündür verilen gayretler neticesinde tahtamız açıldı ve Bursaspor'umuz da resmi sayfasından bugün 4 transferi paylaştı. İnşallah devamı gelecektir. Muhtemelen de hala 1 saat 30 dakikamız var şu ana kadar gördüğümüz, bildiğimiz veya resmi olarak yayınlanan 4 transfer var gerçekleşen. Ben hemen düzeltiyorum, özür dilerim. 5 transfer dedi. Tolga Şar beni uyardı. Alttan hemen kendisini alıyorum. 5. kim Sayın Tolga Şar? Ha, Berat Selamlar. Altındeş'i diyorsan eğer, Berat Evet. Altındaş zaten bizim kendi sporcumuz. Kiralık Olabilir. Şimdi sporcumuz olan Ertuğrul Kurtuluş'u alamadık bugün Ertuğrul Isparta Ersoy. Ertuğrul Spor'da. Kurtuluş'u, ha, Ertuğrul pardon, Ertuğrul Kurtuluş'u, özür dilerim. Kurtuluş. Isparta Spor'da Seni... kiralık oynayan Ertuğrul Kurtuluş'u alamadık bugün. Evet. Bizden kiralık parası istediler. O yüzden onu transfer yaptı. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. İşte malum hafta arası iş günü hala bilgisayar açık. Ama bu akşam keyiften açtık. Hem öncelikle unutulmaz Fatra Seferi. Dalga geçme acil şifalar çok geçmiş olsun. Muhtemelen bağ kopması oldu. Çok geçmiş Umarım olsun. yeni sezona daha sağlam bir şekilde gelmiş olur. Bu sezon artık gitti gibi gözüküyor. Çok iyi galibiyet. En azından konumuz futbol ama basketbolla başlayalım dedim. Euro Cup'ta en azından playoff için tekrar bir canlandık. Bir şansımız doğdu. Selçuk, Şimdi insanları beklerken istersen yorum okuyalım, istersen başlayalım yavaştan. evet, hemen Nasıl hemen istersen. başlayalım efendim. Zegote ya da İlk Zigot kere. olarak okuyabilir miyiz? İlk Kerem demiş. Hoş geldin. Zegote. Sedat Tavşan, Sedat abi hoş geldin. Hadi biz geldik demiş. Canti Çevik, selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleyküm İsmail selam. Cesur abi, sene için yeterli mi demiş bu transferler bu sene için. Canti Çevik timsahlar diye bağırmış. Sedat abi, yayınlar başka transfer var mı demiş. Yani biz aslında umut ediyorduk en azından birçok transferin açıklanmasını, söylenmesini. Fakat sadece Berat'la birlikte 5 transfer açıklandı. İsmail Artık Cesur sonunda da diyoruz. bitti. İstiyorsan yani bunu da Bitti yani mi? daha bir Kesin mi? saat var ama evet istiyorsanız yani bunu deklare edebiliriz. Bakarsın, son anda gelenler gidenler de olabilir abi, bakarsın. O İsmail kadar Cesur, mutlu olmama selamünaleyküm. Bu rağmen. açıklanan 4 transfer, seneye eksi yok. Transfer tahtası açılmazsa bu transferler yeterli mi seneye için demiş İsmail abi. İsmail Güzel. özür dilerim. Erol Sezgin hayırlı akşamlar demiş. Arda Güven iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Hoş geldin. Alper Tunga, sevgili Bahadır. Hoş geldin. İyi akşamlar demiş. Hoş geldin. Yaz Nice, selamünaleyküm, İstanbul'dayım. Selamlar, saygılar, güzel insanlar. Neşemiz daim olsun inşallah demiş. Amin, Hüseyin, hoş amin. geldin. Can Çevik, Hakan Özmert'e gelirse muazzam olur diye düşünüyorum demiş. Batu Emeksiz iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Mustafa Kekime iyi yayınlar dilerim. Tolga abime soru sormak istiyorum. Orta saha oyuncu alınması gerekmiyor muydu? Nasıl değerlendirirsiniz demiş. Rıdvan Deniz, basket o kadar uzan ki her sayıda heyecandan gol diye bağırdım demiş. Sevgili. Rıdvan sevgili kardeşim, çok eski arkadaşımdır. Tiyatro oyuncusu kendisi ama geçen dönemlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisi vardı orada, biliyorsun abi, orada Evet, 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 evet. yönetmen asistanlığı yaptı. Fatih Öğreten, kolay gelsin arkadaşlar. Edremit'ten selamlar demiş Fatih abi, hoş geldin. Hafta içi her gün tedarikçi veya müşteri ziyaretleri için şehir dışına çıkıyor. Kolay değil. Ona da Evet. hayırlı akşamlar diyeyim. En azından buradan da olsa biraz en azından keyifli sohbetle onu şey yapabilirsek, mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Canlı Çevik, krallar gelmiş ama gözüm başkanı ve Çağlar Ergin arıyordu, üzgünüm demiş. Geliyorlar ya ortalar onlar. Faruk abi normalde yayın öncesi buradaydı ama internet biraz çok iyi değildi. O yüzden geri gönderdik. Faruk abi. Süleyman Çöl, selamun aleyküm. Ben geldim yayınlar. Faruk Başkan nerede demiş. Aleykümselam. Faruk abi.
Ferhat Özer selamdan saygılar Salih kardeşim ve Tolga abi demiş. Ferhat Özer dün o Kardeşim, beni aradı, ben ona ulaşamadım. Bugün ben onu aradım, ben ona ulaşamadım. Ama neticede burada buluştuk. Sedat Tavşan, Hakan Özmert diyor. Ne olacak abi, bunu da sorarım sana. Hakkı alınacağız. Selamünaleyküm, iyi akşamlar demiş. Aleykümselam. Sevgili Hakkı, hoş geldin. Emre Çınar, tabii ki de çok sevindik ama takım yine kanat dolduğu bir orta saha daha alınmalıydı diye düşünüyorum demiş. Yusuf Öztürk, abi bu ne hız, eve varamadık daha demiş. Abi biz Tolga abi, ben Faruk abi gitmedik. biz Ben evdeydik, uyudum. evet. Evden Evet, seyrettik. ben Ben de evden gitmedim. seyrettim maçı. Ben de şöyle uyudum. Maç açık uyudum abi. Üçüncü çeyrek dört kala uyandım. Hasan Durmuş, selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Aleyküm Emre selam. Karabulut, hoş geldin Hasan Durmuş. Emre Karabulut, selamlar abi. Bir libero daha alınsa iyi olabilirdi. Sağlık olsun. Güveniyoruz takımımıza ve hocamıza demiş. Bahadır demiş ki yayınlar. Bence yine erken seviniyoruz. Emin Adanur deri sevmeyip tahtaya açarken de sanki her şey hallolmuş gibi sevinmiştik. Gördük ki hallolmamış, rehavet olmamalı demiş. Ayaş Selezno son dakikada tahtaya girdi demiş. Evet. Maalesef. Aldığım duyumlara göre bugün tahta iki kere kapanmış. Hadi Yani bir açılmış, ondan sonra bir daha ilave bir ödeme gelmiş. İlave ödeme gelince bir daha şey yapmış, takılmış. Öyle olunca da çok şükür en azından şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor. Musa hocam, selamları yayınlar demiş. Hocam hoş geldin. Murat Yedigür. Musa hocam Instagram'da gördüm sanki. Bir sporla birlikte bir periyodunu paylaşmış abi. Ya o kadar fark ediyorsa en kısa zamanda ben tekrardan bir spor salonlarına geri döneyim. Musa hocam tebrik ederiz gayretinden dolayı. Göstermiş olduğun efordan dolayı, vermiş olduğun kilolardan dolayı. Murat Yedigür selam dostlar demiş abi, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş Nazım geldin. Yılmaz, iyi akşamları, iyi yayınlar demiş. Nazım abi hoş geldin. Yantı Çevik, Faruk abi geri gönderdin, hiç inandırıcı gelmedi abi. Sonra Faruk Başkan sana bir sorar, salonları hepimiz biliyoruz demiş. Faruk abi şu anda aşağıda. Beni bekliyor ve öyle bana bakıyor. Aşağıda mı? Ha? Aşağıda mı? Ben görmüyorum ya. Aşağıda. Nasıl görmüyorum bak. Ha, sen görüyor musun? Sen göremezsin. Sen admin değilsin. Göremedim. Şey Ha, sensin. sen göremezsin. Bankocu olmak kolay mı Ferhat abim ya demiş. Mehmet Selçuk Sergin, yayınlar, Ankara'dan selamlar. Transferler inşallah istediğimiz katkı sağlar demiş. Hoş geldin Ankara'da, selamlar. İnşallah katkı sağlar. Hasan Durmuş, transferler neler kimler demiş. Nurettin Topyürek, selamünaleyküm. Ali yayınlar, orta sahayı Bruno'ya alternatif Namık gibi düşündüler. Namık gibi Gibi. mi düşündüler acaba demiş. Mustafa Kekeme, en iyi transferimiz Tamer Tuna, katılır mısınız demiş. Katılır mısın? Sayın Tolga Şar katılır. Tabii ki. Tabii ki. Mert Edikçi, selamlar, iyi akşamlar. Transferler hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Biz çağları bekliyoruz bu konuyla alakalı. Batuhan İmrek, bugünden sonra hiçbir Bursaspor taraftarının belediye başkanına laf etmeye hakkı kalmamıştır. Ayrıca Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak belediye şehrin takımına yardım etmek yerine halka hizmet etsin demiş. Bifuma inşallah formda olarak gelir demiş Murat Edigür. Valla Murat abi tek temelimiz var. Muzaffer Karagöz, Karakoç, sence playoff'a kalır mıyız demiş. Ligde Ve kalmamız yeterli bence. evet, bence de bu sene. Ve işte geliyor Faruk Özlem Tuval. Dönmez. İşte geliyor Faruk Dönmez. Bozuk internetiyle işte burası. Faruk Sen beni abi niye hoş aşağıda bekletiyorsun arkadaş? Hoş bulduk. Ha? Niye geldin. bekletiyorsun? Bak Abi gülüyor bile Tolga. Gigabayt yemek gigabayt yiyip ya bunları. yemek. Senin Ya gigabaytlarını yemek neyse, yiyip. bir şey demeyeceğim ya. Faruk Bey hoş Yok, geldiniz gigabayt efendim. yenmiyor da internet çok bozuk ya. Hoş bulduk. Sağ ol sen çok. Bir saniye. Şimdi Tolga abinin telefonu çaldı. Şu anda bir transfer görüşmesi aha gerçekleşti. Tolga'ya saat kaç? Transfer müsaitse transfer haberi geldi Tolga'ya. Yok, yenge aradı. Biraz Bir sesini çok dakika. fazla Kim bağırıyorsun gelmiş dedi. Tolga? Yeni Muhtemelen. bir transfer mi var? Yo abi. Hayır. Bu saatten Ya. sonra He. transfer yok abi. Bu saatten sonra transfer Nasıl yok. yok? Bitti abi. 12'ye kadar değil mi? Yani bize göre bir şey kalmadı diyeyim abi. Anladım.
Şimdi biz Şu 4 andaki transferlerini kapadık. abi Berat'ı sayıyorsak 5. Ama şöyle de ilginç bir durum var. 5 forvetle kapattık abi. Değil mi? Bir 5 sağ kenar, ileri. bir sağ kenar, yok iki sağ kenar, bir sol kenar, iki santrafor. Dün akşam Hakan Özmert söyleniyordu galiba. O olmadı herhalde. Abi Hakan Özmert söyleniyordu da işte sıkıştık, vakit kalmadı. Şimdi şöyle bir şey abi, arkadan başlayacak olursak daha gittikten sonra sayısal anlamda eksildik arkada. Çapan şu anda sakat. Sağdan sal say Zalazar Furkan Emre. Öbür taraftan bak Furkan Emre Zalazar. Yani Aynen Allah öyle. ikisine de şey versin. Kolaylık versin. Kulübede de genç Kerem Kök var. Sol stoper olarak. Dördüncü oyuncu yok. Yani Ertuğrul'u sosyal medyada okuduğumuz kadarıyla söylüyoruz. Ertuğrul'u şeyden dolayı alamadılar. Isparta Spor kiralıktan dönmesi için bir para istemiş Bursaspor'dan, Bursaspor'a geri dönmesi için. Bursaspor'da o parayı vermediği için Ertuğrul transferi de yatmış. Ama ne kadar Evet. doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz tabii. Evet. O yüzden işte arka taraftaki Çapan, Zalazar ve Furkan Emre kaldı. Vallahi işte ben de şunu araştırıyorum. Kampa gitmedi biliyorsunuz Kubilay Çamlıas. Hatta ayrılacağı da Evet. konuşuluyordu. Sebep ne Hatta onunla ilgili? Sebep abi ne Tolga, biliyor musun? anladığım kadarıyla yöneticilerle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı Bursaspor'da devam Evet. etmek istemediğini söylemiş. Ama Futbol parası ödenmiyor. onun üzerinden sular aktığı için kampa da gitmedi ama. İşte Tamer Hoca ona nasıl bakar, ne olur, ne biteri bilmiyoruz şu anda. Şeye baktığımızda durum olarak yani eğer Kubilay kalıyorsa hem 4 numaraya takviye hem 6 numaraya takviye olacaktır Kubilay. İşte orta sahada bir eksiğiz diyorlar. Ben sadece bir tane orta saha kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani şimdi Burak İsmail sağlam bir Bruno, işte Tuğbey, Vefa hatta 10 numarada kullanılabilecek bir Namık. Bence 3 pozisyonluk adam için 6 tane adam saydım şu anda bir çırpıda. Ki Evet. Kubilay yok daha bunların içinde. Bence bir sıkıntı yaşamayacağız orada da. İşte artı Hasan Ayaroğlu var 8 numarada kullanıp fayda da aldığımız bir oyuncuydu Hasan. O yüzden Hasan'ı bu hafta işte biliyorsunuz şeyde hep beraber seyrettik sol kenarda bir devre sağ kenarda kullandı. İlk devre zaten golü sağ kenarda oynarken sağdan yaptığı koşu neticesinde attı. Mesela Vefa'yı orada kullandı ikinci devre. Bu artık forveti ikileyebileceğin de oyuncular geldi. İşte Joao Pedro yanına Bifuma'yı atabileceksin. Yanına Namık'ı atabileceksin. Namık bence bu hafta 9 numarada çok ekstra iyi Çok oynadı. iyiydi. Çok ekstra iyi Çok oynadı. iyiydi. Yani Namık eğer hep böyle oynarsa 9 numaralı asılı formayı Namık alır. Geri kalanlar kalan formalara bakarlar abi görüntü itibariyle. Yani iç Bence sahada de. oynadığımız maçlarda forveti Tamer Hoca'nın çok kullandığı bir sistemdi. Forveti ikili olarak kullanmak zaman zaman. Bir de göz ardı etmeyelim. İlk devreyi müthiş formda geçiren bir Berat Altındiş geri döndü. Tamam bir alt ligdir falandır filandır ama 5 golle mi ne geri döndü. Çok emin Beş olmamakla golle. beraber. 5 değil Beş. mi? Evet 5 golle geri döndü. En azından baktığımızda hop bir saniye. Faruk abi devam et abi. Bu arada Sayın Tolga Recep bir telefon Şengez arası verdi. yanlarımıza. Recep Tolga Bey hoş hoş geldin. geldiniz. Hoş bulduk Recep başkan. Şengez'e. Şimdi Tolga'nın kaldığı yerden devam edeyim. Akşam bir iki transferden Bir bahsettik. saniye Recep Onlar abi, olmadı. biraz rahat olmak istiyorsan aşağıya alayım. Abi sigara içiyordum. Evet. Şimdi Tolga tabii dönünce devam edecek de yani ben başka şeyler konuşacağım. Transferden de başka şeyler konuşacağım. Şöyle bir durum var. Transferde bizim en büyük eksiğimiz forvet hattındaydı. Yani sağ açık, sol açık ve şey santrafor mevkiinde. Namık bizim aslında çok iyi bir topçu ama tek başına Namık'tan olmuyor. Bütün maç onun yüzünden yürüyemiyorsun. Öbür tarafta oynattığımız adam yetersiz kalıyor. Neticede Forvet'in eğer bu Bifuma ile bu yeni bir adam onu bilmiyorum. İşte çağlar gelecek ilerleyen dakikalarda ona João sorarız. Pedro. O akşam biraz o taktik masasında söyledi. Adnan Batır'la yaptıkları programda onunla ilgili herhalde söyledi. İşte sağ dışında biraz problemli ama sağ içinde çok iyi adammış falan filan diye.
Ama onları onlardan alırız. Yani onların işi o. Çağlar'ın işi futbolcu analizi. Biz onlardan çok anlamayız. Bizim bakacağımız şey şu. Temin az evvel bir yorum vardı, playoff'a kalır mıyız diye. Yani bu kadro playoff'a kalmaz. Ama kalamaz. Yani matematiksel olarak sıkıntımız var. Her ne kadar matematiksel olarak hala öyle bir şansın görünse de, yani üsttekilerin devamlı kaybedip senin devamlı kazanacağın bir lig yok yani. Olur mu? Olur. İlk yarıda Eyüp'ün, Ümraniye'nin, Erzurum'un yaptığını bu yarı sen yaparsın. Üst üste galibiyetler alırsın. Alttakiler mağlup olur. Olur ama gerçekçi bakmak lazım. Bu sene bir de ben geçen sene biliyorsun yani Recep'le birlikte bu grubun koruyanlasıydım. İşte 12 maç kaldı. 12'de 12 36 puan yapar falan diyor ki. Ama olmuyor. Yani sahaya çıkıyorsun. Farklı etkenler var. İşte hastalık oluyor, sakatlık oluyor. Bir sürü sıkıntı oluyor. Ceza oluyor. Yani doğru dürüst ideal 11'inden başlayamıyorsun. İdeal 11'indeki adamların şeyleri oluyor. Formsuzlukları oluyor. Dolayısıyla biz bu senelikte kalmaya bakacağız. Şimdi bizim tahtadan ziyade önümüzdeki süreçte kongreyi konuşmamız lazım. Ama öncelikle Tolga'ya laf sözü geri vereyim ben. O devam etsin kaldığı yerden. Buyurun. Bu arada Bifuma'nın da lisans çıkmadı hala diye. Bakıyorum da çıkmadı galiba hala Bifuma'nın lisansı. lisansı çıktı ya. Çıkmadıysa. Çıkmadı. Şimdi Bifuma'nın şöyle bir şey. İkinciye bir daha kapatan bir oyuncu var. O evet. arada bizim kaçırdığımız bir oyuncu var. Hatta rakibimize giden bir oyuncu var ki öyle bir sıkıntımız var. Stoperle alakalı da Kubilay Sönmez'in bizimle olmayacağını dile getirebilirim buradan size. Kampa katılmadığı için istediği kadar şey yapmış olsun. Kimin? Kubilay Sönmez abi. O yüzden Kubilay'ın uzun. mı? Evet abi. Ha. 3 stoper. 3 stoper artık Kerem devam edeceğiz. Yani stoperde şöyle bir avantajımız var. Yani Burak'ı atabiliriz oraya doğru. Ya da başka bir oyuncuyu 6 numaradan evrilebiliriz arkaya doğru. Öyle bir avantajımız var. Çünkü ön tarafımız gerçekten çok kuvvetli oldu. Yani şimdi hepimiz seyrediyoruz işte. İstanbul, şey, Erzurumspor çıkmaya oynuyor. Arkada iki tane tank gibi stoper var. Topu havadan vuruyorlar kafayı. Ayakla da uzaklaştırıyorlar. Orta sahadaki adam baksın şeyin durumuna diyor. İşine onlar baksın diyor. Topu her ne kadar önde tutarsak ben o kadar az sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum ki bu hücum hattıyla da bilhassa Bifuma eğer sağlam geldiyse yani çok artık o 1-0 1-0 ya da gol atamadığımız 4 haftadan sonra her şey daha iyi olacak gibi gözüküyor açıkçası. Peki Bifuma sanırım oynamadı abi ya. Yani Eylül'den itibaren Bifuma oynamadı şangayda galiba. oynamış ama ben bugün araştırmama rağmen Çin Ligi'nin istatistiklerine ulaşamadım. Evet En ben de son ulaşamadım. Ben de baktım. milli takım istatistiği gözüküyor Mart 2021'de. Ama zaten bütün istatistiklerine girdiğimizde Çin Ligi'nin istatistiklerinin yayınlanması yasaklanmıştır gibi bir ibare çıkıyor karşımıza. Ondan dolayı böyle bir şey var, böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Vallahi yani Eylül'de yapmış vermiş olduğu röportajda hani böyle Çin ligine çok alışamadım gibi böyle konuşuyordu. Hani evet. Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Sanki o Eylül'den bu yana ben futbol oynamamış gibi görmüştüm onu. Yok, aynen öyle ama şeyden ötürü ya işte bir de en büyük avantajı o ligi tanıması. Yani Türkiye Ligi'nden bir oyuncu Ama almışsınız şimdi gibi ama oldu. şöyle bir durum var. Yani geçen sene Selezno, bir önceki sene. Hı. Selezno da bu ligi tanıyordu ama Selezno bize ne kadar katkı sağladı? Ama Selçuk tamam da Selezno'nun gelişi çok kötüydü ya. Yani Selezno tank gibi geldi. Şimdi sen işte Portekiz Ligi'nde oynamış bir şey Enver Cengşah'ın geçen hafta şeye girdi. Sevgili Deniz Kongu şeydeki bütün maçları seyretti. Antrenmanları seyretti. Aynı sahada antrenman yaptılar. Gaziantep FK'nın hazırlık maçlarında oynuyordu Enver Cengşah mesela geçen sene. Sevgili Recep Şengezen sanırım şu anda hazır. Hazırsa mikrofonları Bu arada şunu da söyleyeyim. veriyorum, davet ediyorum. Buyur abi. Şunu da söyleyeyim. Geri gelme opsiyonlu Recep'e de mahcup oldum buradan. Geri gelme opsiyonlu yani hepimiz Kerem Şen'i istiyoruz açıkçası burada. Kardeşim yarın Türkiye Kupası maçında kadroda.
Umarım da başarılı olacaktır. O bizim evladımız yani, Trabzonsporlu Kerem değil o. O ölene kadar Bursasporlu Kerem Şen olarak kalacak. İnşallah. Recep'cim hoş geldin. Selamünaleyküm. Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tolga abi, kimi kaçırdık dedin ya, rakiplere biri gitti diye isim vermek istemedin mi özellikle? Evet, evet, evet. Var mı başka gelebilecek olan? Yok, hepsi bu kadar. Değil mi? Beş oyuncu, beş oyuncu. Yani beş mi? Şey, ha, Berat'la beş. Evet abi, yani şey enteresan Recep, onu konuşuyorduk. İki tane sağ kenar, bir tane sol kenar, iki tane de santrafor aldık. Stoper'de sayıca eksildik, Ertuğrul'u geri alamadık. Kulübe para istedik. Ertuğrul niye olmadı abi? Kulübü para istemiş. Allah Allah. Sparta. Ha. Ha. Yine kötü sözleşme yapmışız demek oluyor Amerika. Yani dördüncü stoper Kerem Kök var. Ya da U19'da da stoper kardeşlerimiz illaki vardır. Onlara da sezon boyu forma şansı gelebilecek. Kubilay boşta mı kaldı şimdi abi? Kubilay'a kulüp kiralık gidebilmesi için izin vermiş. Çünkü kampa da katılmadı. Yani ben hocanın ve menajerin omurgalı bir duruş sergileyip zaten kampa katılmayan oyuncuyu kadromuzda düşüneceğini düşünmedim zaten. Onlar da aynen öyle Kubilay'ın gitmesi yönünde rapor vermişler. Yani bir de hani bilip de dillendiremediğimiz şeyler var parayla pulla alakalı. O yüzden bence de gerek yok kalmasın. Bu o zaman ben yorumlara devam edeyim mi? Özür dilerim. Yapılan saçma sapan şeylerden bir tanesi, sözleşmelerden bir tanesi de onunki bence. Kiminki? Kubilay mı? Kubilay'ınki. Yani Kubilay'ın yılda aldığı para hani bu bilgiye göre çok mu? Çocuklara yazık, günah yani. Şöyle devam ediyorum ben yorumlara. Alacak ama o parayı Kubilay. Bu arada söyleyeyim, alacak o parayı. Hayır. Kiralık giderse sen zaten otomatikman şeyini vereceksin herhalde. Kiralığına izin verebilmen için şey yapması lazım. Hala var mı öyle bir ihtimal? Var. Öbür türlü de kadro dışı bırakırsın. Yani kampa katılmadığı için. Son bir saat. Yani Tolga, benim demek istediğim şuydu. Yani o netice itibariyle yarın tahta olarak karşımıza çıkacak o. Abi, şimdiye bence kadar de ödenmemiştir. Kampa gelmedi abi. Abi kampa gelmiyorlar, bilmem ne olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ama sonunda veriyorlar mahkemeye. Çatırız Tolga çatır abi, paralarını alıyorlar. Elton da gitti mi? Hayır, Elton'un da şeyi duruyor. 8 yabancı oluyoruz işte şeyle. Yani Elton içeride hala. Evet evet. Elton, Akolatse 1. Ön taraf bayağı iyi o zaman. Bir stoperde sorun var. Onun dışında problem yok. Bir de 6 numara sanki. Yani orta sahada şey kaybedince bir kere mi kaybettik sayısalda? Kubilay'ın çok oynamadığını düşünecek olursak orta sahada. Hasan Ayaroğlu'nu 8'e çekebiliyorsun. Çünkü Hasan'ı kanattansa o orijinal yerinde kullanabileceksin 8 numarada. 6'da Burak Altıparmak var. Burak her ne kadar 8 olsa da 6'da oynatacağım mecburen. Tuğbey var. İsmail var. Tuğbey var. Refa var. Refa 6'da. Bruno var. Hayır hayır. Yani o 6-8-10 üçgeninden bahsediyoruz. Tamam abi. 6-8-10 üçgeninde kullanabileceğin 6-7 tane. Senin sesin gelmiyor abi. Sen muhtemelen kulaklığın üstüne yatıyorsun herhalde. Refa'yı çok sayma. Refa'yı çok sayma. Tolga çünkü şey, Refa'da yani bu sezon oynayamaz gibi geliyor. Abi geçen hafta işte kaçta girdi oyuna? Selçuk 55-60'da falan girdi. Bir yarım saat sağ çizgiye attı hocanı. Ondan sonra Uğur Kağan girince Uğur Kağan o tarafa geçti. Refa'yı ortaya attı. Yani fazlası var mı? Var ama gerisini şey yapmıyoruz tabii. Ya transferde şu dört isim artı Berat zaten bizim evlat. Yani sanki genel anlamda hem ihtiyaç bölgelerine hem de yani bu şartlarda, bu imkanlarla, bu ligde fena değil gibi duruyor. Yani bir Fumo, evet, evet. Az çok herkesin bildiği, o Portekizli çocuk kimsenin bilmediği, hani muhtemelen dayısının oğlu falan da bilmiyordur onu oynadığını ama inşallah iyi çıkar. Onu hiç... Onu yazınca 18 milyon euroluk bir adam çıktı falan akşam. Ben hayırdır dedim. Hani başka bir adammış ha. Hayırlısı olsun yani. İbrahim abi dışarıda hala galiba. Nasıl gidiyor gençler? Ben yorumlara devam ediyorum. Hakan Turan demiş ki, selamun aleyküm abilerim, transferlerde beni en çok Bifuma pozitif anlamda şaşırttı demiş.
Süleyman Çöl bana Faruk Başkan benim odamı bastı hücum alacağım ondan resmen sabote etti beni demiş. Kurşunu Jantiçevik o başkan kral geldi demiş. Süleyman Çöl Faruk Bey için büyük başkan demiş. Tabii Eyvallah, Faruk sağ olun. abiye övgüler devam ediyor. Mert Elikçi Sağ Bursa olun, Spor sağ Başkan olun. adayı Faruk abim demiş. İbrahim Teşekkür ederim. Pelvan transferler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bu yani transferler hakkında düşüncelerimiz açıkçası biz çok fazla futbol analizi yapmaya Selçuk biz Çağlar'la soruyoruz İbrahim da abi. sen yok yok sen de söyle ya transferler hakkında ne düşündün mesela? Bugün işte 4-5 adam var ya ne düşünüyorsun? Ben ne düşüneyim ya? Ben sen ne düşünüyorsan aynısını düşünüyorum Faruk abi. Sana Yani katılıyorum ha. Sana şöyle bir katılıyorum. şey var Selçuk. Yani herkes duyduğu için ismimizi verelim. Metehan Mimaroğlu Bursaspor'a gelebilmek için kadro dışı kalmayı göz aldı bugün. Ben ona üzüldüm ya. Giresun'a gitmedi. Aynı ligin takımına gitmedi. Tabii onun da bildikleri vardır. Yani ben Metehan'ı bildiğim kadarıyla Metehan biraz lider ruhlu bir oyuncu olduğu için oturmaya değil oynamaya gitmeyi tercih etti. Ama burası olmayınca da maalesef Murat Sancak'ın kararıyla kadro dışı bırakıldı ve sezon sonuna kadar U19'da çalışacağı bilgisi geldi bize. Metin Hocam Üzücü demiş ki iyi tabii yani. akşamlar. Her şey güzel olsun diye dua ediyor ve gelen oyuncularımıza başarılar diliyorum. Camiamız hayırlı olsun demiş. Evet sarmaya başladı başkan. Ben seni uyarmıştım abi demiş. Faruk Bey bana sardı. Başladı diyorum. Ekip lideri geldi demişler efendim Faruk Bey Ama yok yok için. yok ekip lideri yok. Ekip lideri yok. Artık ekip Hakan lideri Duran yok. Faruk Sadece Başkan adayı olmalı demiş. Şükrü Alakan demiş ki Selamünaleyküm yayınlar. Transferler umut verici. İnşallah aradığımız forveti bulmuşuzdur. Bir kere karaboğamızı bulalım artık demiş. Hakkı alınca Türkiye hiç gerek yoktu. Altyapıdan futbolcu oynatılırdı. Bifuma kapalı kutu eski formunu yakalarsa sallar ligi son durumu nedir demiş. bilmiyorum. Metin Sakarya. Bifuma neden yarım sezonluk geldi? Evet. Yusuf Türk Ali kiralık. Gelecek biraz da biraz antrenman yapacak. Gaziantep'in kadrosunu biraz boşaltacak. Sonra tekrar Gaziantep'e dönecek ama Bifuma neden yarım sezonluk geldi? Şimdi şöyle bir şey, geçen sezon Yusuf Türk şeyde oynadı. Fenerbahçe Altyapı patentli bir oyuncu. Geçen sene Karacabey Belediyespor'da oynadı. Ben de iki tane maçını seyrettim Yusuf'u. 20 maçta 8 gol attı kanat forvet oynamasına rağmen. Ben ikinci forvet olarak Berat'la rekabet içinde olacağını ve kazananın tabii ki Bursaspor olacağını düşünüyorum. O yüzden çok şey bir transfer değil. Ayrıca sezon sonu da eğer memnunsak bence bonservis de alınabilir. Önümüzdeki sezon Tahta. lig daha zor olacak. Önümüzdeki tahta mı? Evet tahta. Ya Tahta bırak ya. Allah aşkına şu tadını çıkaralım. Evet. Bırak sezon sonu tahtasını ya. Yazır açılmış şurada birkaç saat onu Devam konuşalım. edeyim o zaman. Semih Genel, Artem Kravets transferi ne oldu demiş. Olmadı. Olmadı. Cansı Çevik, ah be Malatya'da Hakan Özmert olmamış. gelseydi orta sahaya ilaç olurdu, ilaç demiş. Hakan Özmert olayı Holmen gibi oldu ya bizim. Hani Yani yıllardır böyle. kaç sene önce evet kalbinde ritim problemi var deyip son gün Evet. Bursa'dan adamı gönderdik. Yani Abi adamı şimdi, tesislerden gönderdik değil mi? evet. Testlere geldi, formayı giydi sonra gönderdik. Faysal Ekubilay Bursaspor'u kafasında bitirmiş bence demiş. Süleyman Çöl, Faruk Başkan adaylarını ne zaman açıklıyorsun? Bütün arkadaşlar, tüm arkadaşlar seni bekliyor demiş. Tolga abi sağlam vurma derken ameliyat olacak. Mayıs'a kadar yok deniyor demiş. Ben de öyle duydum. Bence bir Yani kanat o Nalbuk, bir kanat Bifuma, ileride Joao Pedro oynar demiş Mert ya, ay, şimdi öyle bir şeyse şimdi ön tarafa 3 tane Türk şey 3 tarafa 3 tane yabancı uyruklu oyuncu 2 de stoperi kullanırsak zaten 5'i Elekçi. otomatikman şey yapıyoruz. Orta sahada kullanabileceğimiz bir şeyimiz kalmıyor. O yüzden 6, 8 ve 10 numaraları biri İsmail olmak üzere yabancısız geçeceğiz. Ayrıca tamam ilk dakikada gol yemiş olabiliriz ama daha sonuçlanmayan bir de Eyüp Spor maçımız var. Yani Eyüp Spor da bugün biliyorsunuz Oğuzcan Çağlayan'ı aldı. Oynayamıyor değil mi Eyüp abi yeniler orada? Kim? Yeni transferler o maçta oynayamıyor. Oynayamıyor. Onlarda da Peki mesela Batuhan yoktu bizden yedeklerden biri mi oynayabiliyor? evet Batuhan'la Kerem. Kerem yerine iki tane yedek oyuncu oynayacak. İsmail Yedek oyuncu mu Cezalı'ydı o kadrodaki maç. oyunculardan mı? İsmail Cezalı'ydı. İsmail Cezalı olacak. İsmail'in cezası devam edecek.
İşte kimse o zaman kalmadı. İşte Çapan düzelirse Çapan gelecek. Veya Çapan ama o zaman kadroda yoktu. Yani kadroda o zamanki kadroda olanlar oynayabiliyor mu? Yani cezalı olmayan ve transfer edilmemiş. Yeni transferler var. Mevcut kadrodaki oyuncu sakat da olsa girebilecek. Yani evet. Çapan gibi. Fakat yeni transferler ve o gün için cezalı olanlar gelemeyecek. Evet aynen öyle. Yani güzel bir havada Denizlispor bu hafta 2-0'dan 2-2 yakaladı. Yani Oğulcan'la ilgili de şöyle bir durum var. Oğulcan kiralık oynayacak bu sene. İnanılmaz yüksek çıkma prim var Eyüp Spor'un. Orada bir Oğulcan, film döndü sanki. Oğulcan'ın seneye devam etmesi durumunda 1 milyon euro bonservis ödeyecek daha sonra. 100 bin euro da şu an kiralama bedeli ödemiş. Kiralama bedeli ödemiş. 1 milyon euro da şey ödeyecek. Aynen öyle. Orada bir film var. Yalnız yani, bir şey söyleyeyim. Bir zehir salayım. Sonra sen devam et Selçuk. Ciddiyi salacağım. Eğer tamam. Samsun Spor maçını kazanırsak bence ben geçen Faruk abi falan bana biraz şey yaptı kızdı ama puan tablosuna baktığımda 8.'ye kadar falan çok büyük bir fark yok. 23, 24, 25 yani 27'lerde falan bizim o 5-6'sı üstümüzdeki. Biz eğer Samsun'u yenersek inşallah Tuzla'yı zaten yeneriz diye düşünüyorum içeride. Bugün yani güzel bir gündü. Basketboldaki o tribün aslında futboldaki olumlu gelişmelerden ötürü bence oradaydı. Hani futbol Bursaspor'un birinci şeyi ne dersen de yani hani ana sebebi amiral gemisi ne dersen de. Dolayısıyla da o coşku artık bence stadyuma da yani Tuzla maçında onu yaşayacağız. Samsun maçı çok önemli. Çok iyi oynayıp beraberlik de yeter ama galibiyet olursa eğer ondan sonra ben ertelemeyip maçında da iyi şeyler olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir 3-5 maç üst üste kazanırsak da eğer yeni transferler de hemen katkı koyar ve harbi iş yaparlarsa hani hep özeniyoruz ya yok Bandırma'daki zenci oradakine falan bizim bu Bifuma bence iş yapacak o Portekizli çocuk da iş yaparsa güzel şeyler olabilir ya. Yani en azından kaybedecek bir şeyimiz yok ya. Hani bir heyecan getirebilir. O gazla da sezon sonunu da biz şimdiden planlamaya başlarız gibi geliyor bana. Yani. Olaya herkese Şükrü bakalım. Şükrü Hakan demiş ki Çorum haberini gördünüz mü? Aykut Akgün orta saha oyuncusuymuş. Aykut Akgün zaten orta saha oyuncusu değil miydi abi? 6 numara normalde. İşte biz stoper oynattık ya oradan şey yapmış. Süleyman Çolik, Faruk abi başkanı ne zaman açıklıyorsun? Arkadaşlar seni bekliyor demiş. Fatih Kırmızı, iyi yayınlar, transferler hayırlı olsun. Medyada 6-7 isim, 5'i garanti olarak dönüyordu. Hep ileriye oyuncu alındı. Massimo gidecek mi? Akolatse ne durumda? Çünkü hep kanat forvet alındı. Ben transferleri mantıklı buluyorum. Çünkü sezon başından beri bizim ihtiyacımız olan hep ileri uç oyuncularıydı. Yani kanat oyunculardı, forvet oyunculardı, santrafordu. Bence en azından bu sezon için doğru transferler yapıldı. Doğru noktalara transferler yapıldı diye. Kendi fikrimi söyleyebilirim Faruk abi. Hani sen de ne düşünüyorsun? Tamam eyvallah. Siyah İşte güzel bu. Moderatör de oyuna katılsın abi. Kenarda beklemesin. Yok abi sonra kızıyorsun sen bana. Yok efendim laflar yok, falan söylüyor. Hayır sana niye kızayım oğlum? Artistlik yapma. Ziyacan demiş ki iyi yayınlar saygılar her şey çok güzel olacak demiş inşallah. Sevgili Ziyacan. Zeynep ve Asel'in dünyası. Abi ses çok kötü. Kimin sesi kötü? Benim mi? Tolga abinin mi? Faruk abinin mi? Yoksa Recep abinin mi? Benim sesim güzel ses. Ya. Şarkı bile söyleyeyim. Sesin güzel ya. Abi. Evet, yok, benim sesim. David Isaac Ashkenazi demiş ki güzel şehrime. İsrail Hayfa'dan selamlar. Lütfen türbin grupları takıma destek olsun. Köstek olmasın. Bursa Spor için para harcayan kişilere saygı göstermiş. David çok Isaac doğru. Ashkenazi. Çok teşekkür ederim. Çok doğru. Sevgili Davut. Recep Bursa, sevgili Recep. İstanbul'dan, demiş, İstanbul'dan iyi akşamlar, İstanbul'dan evet, selamlar evet. Demiş. Selamlar, İsmail iyi görevler, iyi vazifeler. İsmail Yüksek de mükemmel, ben çok beğeniyorum. Her yere sürekli pres yapan çalışkan oyuncu böyle devam ederse çok faydalı olacaktır demiş. Gereksiz kart görmezsin daha iyi. Aynen. Selamünaleyküm yayınlar. Yine bir transfer furyasıyla aklımızın başımızdan gitti. Uçuyoruz, uzaya çıkıyoruz falan. Bursa Spor'un gerçeklerini unuttuk yine demiş. Sevgili ya Lego. Demiş. Lego. Senin arkadaşın uçuyor. Recep uçuyor. Bizim uçtuğumuz yok. Bizim ayaklarımız yerde.
Ama yani ilk defa uzun zamandan sonra şey geçti. Yani gayet verimli ve transfer sezonu geçti. İnşallah sezona da yansır bu abi. Geri kalan kısmına yansır. Çok gürültü olmadı. Çok patırtı olmadı. Çok isimler uçuşmadı. Yere sağlam basarak 650'ler, 475'ler falan yoktu. Evet. Gayet alınan oyuncular çok daha şey alındı. İyi bir rakamlar. Maliyetleri de değil mi? Evet. Yani haddimizi aşmadık yani. Hiç aşmadık yani. Mert Erikçi 10-12 arası biter abi bu sezon demiş. İnşallah. Semih Genel Leukavas transfer olmadı herhalde. Olsa harika olur. Leukavas hiç konuşuldu mu? Yok, konuşulmadı. Neden? Yani bir ay önce konuşuluyordu ama zaten 8 yabancıyız. Yani son bir haftadan beri hiç şey yapmıyordu bile. Evet abi, doğru tespit demiş David Isaac Aşkenazi. Ertuğrul Kurtuluş da döndü mü? Dönmedi. Sevgili Levent abi de David'e, Isaac'e bir böyle teşekkür, hani tebrik anlamında, onaylama anlamında bir emoji göndermiş. Birkan Can, hayda Kubilay yok mu? Dost şart bence, ya da ya tüm oyuncular hücuma alındı ya bence bir defans orta saha şart, Kubilay gittiyse sıkıntı demiş Birkan Can. Yani şöyle de bir şey var. Furkan Emre var abi stoperde. İki de Çapan'la Sinazar var. Biz gerektiğinde stoper... de faydalanabiliriz birilerinden. Şöyle. Yani bence bizim... çok sıkıntı yok. Ama gerçekten bir tane 6 numara alınmalıydı bana kalırsa. Yani o bölgede yani ihtiyacımız var. Hakan Özmert istediler. İşte olmamış demek ki. 6 numara da Hakan Özmert 6 numara değil ama abi ya. 10 numara. Selçuk. Biz şampiyon olduğumuz zaman beş tane stoperimiz vardı. Bak, biz şampiyon olduğumuzda 2010'da Ömer, İbrahim, Tuna Üzümcü ve Serdar Aziz. Bak, 5 tane stoperimiz vardı. Devam et, devam. Evet. Açıyorum. Pardon. Geçen hafta eyvah düştük, bugün playoff yine yanlış yoldayız demiş. Recep Bursa Bifumo biraz kilolu gibiydi demiş. Semih Genel, Erhan topu oyuna sokmada çok ağır, yeni sezonda kaleci transferi yapılır demiş. Kutay arsine kapak oldu, Emine'me çok keyifli demiş. Bursa Spor bu sene ligde kalmak için oynaması gerekir. Yüksek hedefi zarar verir. Ayrıca en önemli konu takımın etkilenmeyeceği kongre süreci. Lütfen tribün grupları kendi için yapsın demiş. David Isaac Aşkenazi. Birkan Can Burma gidecek mi demiş. Defans Mert Zalazar Çapan Atasayar demiş. Bu dörtlü zaten ideal dörtlü Bursa Spor'un. Recep Bursa, Boluspor'a giden Arnavut hemşerimiz balayı kaçırdık Recep abi demiş. Evet. Tolga balayla, doğru mu? Abi balayla kampta anlaşmışlardı ama tahtanın açılması neredeyse... İnşallah iyi çıkmaz için. Adam da üzülmez ya. Çapan oynuyor mu Samsun maçında demiş. Çapan sakat oynamaz herhalde değil mi abi? Yok, gene aynı Furkan Zalazar ikilisiyle şey yapacağız. Yani hoca Kadir Yiğit'tense ben bu gördüm Faysal'ın tweetini. Kadir'dense Kerem Kökü attı geçen hafta 21'e. Bakarsınız. Kadir ama Antalya'ya da götürmedi ki. Kadir Antalya'ya götürmedi, evet. Kerem bu gider. Ben hani bana sorarsan abi Kadir'i Kerem'den daha çok beğeniyorum. Tabii hocanın bakışı tabii, daha farklı. Maçları anlattığın için ama daha hakimsin. Şöyle, Kadir ile Kerem farklı tip. Bir kere Kerem sol ayaklı bir stoper. Kadir sağ ayaklı stoper. Kerem oyunu, hani oyunu başlatırken daha kontrolü, daha düzgün paslarla çıkıyoruz. Ama Kadir'deyken biraz daha karambol. Girişine dağları taşları vuruyoruz. Ama hiç savunma ikili mücadeleye geldiği zaman ben Kadir'i daha çok beğeniyorum. İkili mücadele daha çok ısırıyor. Ya işte geçen sene nasıl buldu ta altı kardeşi yokluktan? Evet. Dua edeceğiz yukarıdaki oyuncularımıza bir şey olmasın. Çünkü evet. Şimdi şomazlık da yapmak istemiyorum. Yani Covid belası da devam ediyor sonuçta. Her takımda bir tane, iki tane, üç tane çıkıyor. O yüzden sayı ne kadar çok olursa, hocanın eli ne kadar rahat olursa o kadar iyi bizim için de. Ama böyle bir durumda da gene aslan gibi aşağıdan o Vakıfköy kaynağı kurumadığı sürece
Oradan gelen oyuncular en iyi şekilde Bursaspor formasını temsil edecektir. Yani adının, sanının ne olduğunu çok önemi yok. Doğru. Semih genel devam etmiş. Orta saha Alaskarov, Burak Altıparmak, İsmail, Enver, Cenk, Şahin demiş. Birkan Can Kula gönderiliyor mu? Kendimi gitmek istiyorum. Sorun mu yaşandı? Bence de bu çok önemli bir mevki, transfer yapsaydık oraya keşke demiş Birkan Can. Efe Lamar selamun aleyküm abilerim demiş. Recep abim demiş. Güzel Aa, işte olmuş. Recep, artık Aynen. bu noktadan sonra zaten ne kadar olmuş, bir 20 dakika önce geldiği için Recep Şengezen, onunla beraber artık Recep Şengezen'e bir övgüler var. Ondan sonrası. Fark abi sen artık bitti. Senin bitti, tamam Fark abi. Yeter, benimkine yeter. Senin Recep abi gelene kadar da abi. Kusura bakma. Aynen. 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 David Isaac Ashkenazi. Doğru mu okuyorum bilmiyorum ismini de. Taraftar Doğru. olarak dışarı Aşağıya stadyum doğru. satışına kampanya yapılmalı. Kulübe herkesin destek olması için gerekli demiş. Bu arada Anurag Taş da şey maçındaydı. Basketbol. Tamer Hoca Basket. basketbol maçındaydı. Tamer Hoca ile birlikte, Sezer Sezgin ile birlikte aynı böyle sağaçı koltuklarda oturuyorlardı. Tamer Hoca'yı bence müsait olduğunda çok göreceğiz. Çünkü sevgili genel menajer Nedim Yücel'in de çok yakın arkadaşı İstanbul'dan. İkisi de aynı dönemde Beşiktaş forması giydiler. O yüzden çok sık karşılaşacağız diyebiliriz. Ama ben çok memnunum. Yani çok camiayı bütünleştirici. Yani sezon başında baktığımızda basketbol şubesi biraz ayrılışmış gibiydi. Ne kadar dürüst olmamız gerekiyor bunun için. O yüzden gerçekten bağlayıcı, birleştirici. Bugün futbol sahasının içinden akşama maça gelin şeyini vermesi bile, spoilerini vermesi bile bizim için bence büyük bir şans. Umarım hoca, yani hepimiz biliyoruz ki Bursa enteresan bir şey. Şimdi Tamer Hoca'yı bağrımıza bastık, lider olarak sahiplendik çoğumuz. Ama yarın öbür gün Allah korusun 2-3 hafta kaybedince Tamer Tuna istifa sesleri de duyabiliriz bu şehirde. O yüzden Allah futbol şansı versin hocaya. Tamam. Devam ediyorum ben. Novikovası sezon sonunda mutlaka almalıyız demiş Simit. Akolasya'nın sözleşmesi donduruldu diye okudum. Doğru mu? Ufos'u kaldı mı? Ufos'u kaldı zaten. Akolasya topuğunda bir sıkıntı var galiba, değil mi abi? Ayak bileğinde bir kemik Evet. büyümesi, Ya öyle bir problem şey ki var. yani hepsi şimdi şey demeyelim de yani bütün oyuncular şey de öyle. Yani Akolatse de öyle, Massimo Bruno da öyle, ismi olan Massimo Bruno da öyle. İkisi de şeyden geliyorlar. Kronik sakatlıklarından geliyorlar. Ya sezon başında sıkıntılı bir sıkıntı durumları vardı. Ofosu'nun bence hala kilo fazlası da devam ediyor baktığında. Yani enteresan. Matav zaten sahaya giremeden sezonu bitirdi, devreyi bitirdi ve gitti. Enteresan kötü transferler olmuş yani ilk devre. Bunların hepsi kısmet, şans da olabilir. Yoksa bile isteğe alınmış oyuncular olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama maalesef ki gelen yabancı oyuncuların hepsinin birer defosu var baktığımızda. Transfere gerek yoktu. Ekip liderinin gitmesi bile yeterli abi. Ha demiş. Artık yani geçmişi bence konuşmayalım. Yani bundan sonraki süreci de Konuşmayalım, yani hiç. yani kimse canını da Zaten. sıkmasın. Evet. Pankart nasıldı basket Çok maçındaki? güzel. Biz sizi Vallahi bizim yüzüne bile taraftar yazar çok diyorduk. iyi Basketbola ne zaman başladınız? ya. Hiç Bizim abi bak Pankart valla çok güzel ya. İyi yayınlar Masim'in bunun durumu nedir demiş bir kancan. Ameliyat olma ihtimali var. Tamer hocamın dik duruşu konuyu nerelere getirir demiş. Ve kendisini ekranda beklerken sol alt köşede yorumla birlikte gördük. Nasıl gidiyor gençler, adam lazım mı? Abi Adam lazım. tabii ki de lazım. Sen Gel gel. lazımsın buraya. Bonservisin elinde İbrahim abi gel. Semih Kenan ama yani İbrahim abi demişken balık da bahsetmiyor olmaz sevgili Tolga Şar. Vallahi Büyük billahi ya. bir balık, büyük hani Tolga Şar için kaçan balık büyük oldu. Yani ben tek seferde hiç bu kadar çok balık yememiştim ya. Çok Benim iyiydi. bir de balık sevdama ayrı bir şey olduğu için İbrahim yapacak abi biliyor abi bu işi ya. Kesinlikle MasterChef abi. falan hikaye. Abi İbrahim abi Evet. gurme Evet. diyebiliriz değil mi abi? Adam biliyor. Yemek nasıl Deriz. yenir? Yemek nasıl lezzetli hale getirilir? Yemek nedir? Bunu İbrahim, sevgili Evet. İbrahim Nasıl Hoca'ya yenir? Nasıl nasıl yenir? yenir? Onu da Abi
Ben balık neredeyse sevmem. En son ben kalktım değil Bu arada bunun ne olduğunu söyleyin de bizi seyredenler de anlasın. Ne diyor bunlar demesinler. Geçen pazar günü biz Selçuk, Recep, bizim sevgili Mustafa'mız var. Zafermahalle'den. Mustafa Gürcan, İbrahim ve Serdar Durmaz kardeşlerimle İbrahim'in Kurşun'daki evinde balık partisi yaptık. Yani hamsi almış İbrahim. O işlerden anlar. Selçuk da onu anlatıyor. Recep de biraz fazla kaçırdıydı. Ben ayarında kalktım, biliyorum kendimi. Tabii böyle fit olabilmek için tabii Ya aslında ilk önce ben kalkmıştım Faruk abi. sonra tekrar oturmasaydın Sonra olurdu. Recep abi devam. Recep abi baktım zorunluluktan hani kalmasın diye yani devam ediyor. Bana dedi oğlum Muaf gel dedi şuraya. Ben de bak. Sonra ben oturdum. Oturma Recep abi kalktı. En son ben tabağı sıyırırken falan buldum kendimi. Şey diyeceğim, şimdi Twitter'da lisans biri atmış da mesela Evet. Kubilay falan görünüyor orada. Evet Tabii görünüyor tabii abi. muhtemelen kulüp bulamadı Recep. Abi gerekirse faydalanacaksın eğer boşa para vereceksen 3 hafta sonra da faydalansan. Öyle değil mi şimdi? Tabii Aynen. tabii. Ya Abi bir şimdi şey onların hala bu adamların Bufon'un gidiş sebebi belli. şey yok. Belli yani. Lisansı yok. Uzaklaşmaları belli. Bruno da Kimi? var ya. Var Bufon'un ya hepsi var. lisansı da. Hepsi var Bifuma hepsi. yok ama Twitter'da paylaşmış Bursaspor Yo, var var. Bifuma'yı. Abi önümde açık ya açık Ailemize şuraya hoş gelebilirsin. geldin. Yok Oğlum var tamam benim. doğru Tamam diyor. canım Bursa gelmişti. Bifuma'yı Geldi paylaşmışlar. adam muhtemelen hani saat Ha. 12'ye kadar çıkar da. Evet daha geçmemiştir. Tabii Bifuma. Semih denen Joao ya da Joao nasıl okunuyorsa Joao Joao Pedro Souza'sında. Pedro desen bize kısacası. Pedro. Pedro bize faydalı olur mu sezon boyunca demiş. Onu İnşallah. Çağlar'a soracağız. Greenwood Çağlar'a soracağız. vardır Tamer hocamın bir bildiği. Çağlar 10-11 maçı vardı. Daha yeni halı sahadan çıkmıştır. Duşunu almıştır eve gitmiyordur bile yani. Çaya kalmıştır orada. Halı sahada. Transfer şartlara göre iyi fena değil ama hepsi hücum alınmış. Akolasu burnadan sorun yoksa ilerisi yerine libero alınabilirmiş. Cemil Can iyi yayınlar. Bence Tamer Hoca'nın basın açıklaması Bursa'yı uykudan uyandırdığı açıklamalar olmasaydı şu an çok kötü durumda olurduk demiş. Kral Şükrü iyi akşamlar abiler dinlemedeyim demiş. Kral. Yani ne kadar, Kral Şükrü bize Twitter'da zaman zaman laf Çıkıyor sokmalar. mu? Tabii. Laf çakmalar falan. Ama kraldır yapar. Yani kral ne abi? Sunay Durmaz gelse Cüneyt'le Ay geldi Cüneyt'le Aykut'u arama demiş. Recep Bursa basketbol maçının Bir tanesi hakemi Selçuk kalmış abinin olsaydı basketbol yapılırdı ya. hakemliği camiasından devresi herhalde bütün kararları lehimize çaldı bugünkü paylaşım Yok ya. Abi Euro Cup hakemleri o üçü de daha önce Tofaş'ın o üçlü Tofaş'ın maçlarını bir şey yaptı Euro Cup'ta Selçuk bu yönetmenler. arada Topaç'ta bugün Trevize'de plasmanında. Evet şu an ilk yarı bitti abi. İlk yarı 46-24 öndeler. Önde gitti bir ara Abi biz bu fark akşam bayağı kazandık ne açmıştı. oldu? Üst tura mı çıktık? Şimdi Yok abi şöyle yani bizim gruptayız onlu hala. gruplar ilk 8'e girmemiz gerekiyor onun içinde. Biz Hı. 9. Patras'ta 10'uncuydu. Hı. Ona saf dışı bıraktık yani. Onu saf dışı bıraktık ama bir takımı daha saf dışı bırakmamız lazım yukarıda. İçeride mi var? Yani rakiplerle bir daha nasıl Var fikstür? var var. Daha yaklaşık 5 maç mı ne var ya? Yani bu Yanlış hatırlamıyorum. akşamki atmosferden çoğu takım zor çıkar sanki Ya orada. bu Ben akşamki bilmiyorum şimdi atmosferin rakipleri ama. tabii karşı rakip takımın Hepsinin Yunan olması lazım öncelikle. milleti ha karşı takımın milleti seyirciyi biraz da oraya çekti. Ama bir şey şunda şu gerçeği de söylemek lazım Tolga abi. Promitas Patras takımı son yani bundan 3 seneki önceki veya geçen seneki Patras takımı değil yani. Ama Bu orada çok sene kötü kaybetmiştik. Katılıyorum ben sana. hem ligde Ama kötü orada hem de Euro Cup'ta da kötü ama daha iyi Patras. kadroyla gitmişiz. Koç öyle söyledi. Daha fazla gittik ama yenildik dedi. Bugün Evet. eksiklerimize rağmen yendik İşte dedi. bugün Çünkü ortam iyiydi. ya bu galibiyeti küçümsemiyorum. Çok önemli bir galibiyet aldı Keçiören'i Bursaspor yeniyoruz. Keçiören ölçü değil. Bolu'yu yeniyoruz. Bolu basketbol. ölçü değil. Oğlum siz Hayır. nasıl
Şöyle söyleyeyim. Yani mesela bak şimdi Tolga abi şunu söyleyecektim. Takımı Treviso'dan bahsediyor. Tofaş'ın oynadığı. Treviso normalde iyi bir takım. İtalya Ligi'nde. İyi bir takım. Evet. Muhsin Yaşar 12 sayı yapmış ilk yarıda. Yani Muhsin Yaşar gibi bir pivot. Evet iyi bir pivot Muhsin Yaşar. Ve Tofaş ilk yarıda 8 asist yapmış. Yani bunu Tolga abi daha iyi ölçümler. İlk çeyrekte 8 asist yapmak demek. Demek ki bu takım savunma yapmamış yani Treviso. Öyle değil mi abi? Evet. Uldur Boşalt'tan bu sayı bulmuş Bursa Tofaş. Berke Çolak nasıl yendik ama baskette demiş. Talha Evci. Texas'ta maraton karşılıklı besinleri karşılıklı söylemiyorlar. Biliyor musunuz sebebini demiş. Bilgim yok. Neden birlikte söylüyorlar? İlker Küçük Zengin Pedro nasıl transfer? Tam bir kapalı kutu. Tam öyle bir transfer. Ben Pedro'nun böyle birkaç maçla alakalı şeyini izledim abi de. Bana nasıl bir rüya geldi biliyor musun Pedro? Karamboldeki şutları aynı zamanda işte geriden ceza sahasının dışından hareketlenmesi veya pas dağıtım bana biraz Miller'ı andırdı. Bana çok buradan çok iddialı bir söylem olacak ama hani top kontrolü, ceza sahası havadan gelen topu kontrolü vesaire bana biraz Miller'ı andırdı ama dua ediyorum şey gibi çıkmasın. Bir tane Samet Aybaba'nın getirdiği uzun zenci var ya Brezilyalı. Ivan De Souza mı? Bir şey var mı? De Souza. Adriano. Hayır ya. Adriano değil. Martinsesi çıkardı. Tadue. Tadeu. Bu sağlam zamanı geldi ya. Ertuğrul hocam mı? Hayır canım. Samet Aybaba'dan kalmış. Sinyok Rock'la birlikte geldi oğlum. Stat'taydım bana. Ha, ben de stat'taydım abi. Kemal abi kulakları çalmasın. Samet'in ilk döneminden bahsediyor. Samet'in ilk döneminden bahsediyor. Evet. Sedat Üç'ün getirdiği adamlardan. Tadeu değil o zaman. Tadeu'ya tamam ben Tadeu'dan bahsediyorum tamam mı? Melo'lar falan gelmişti. Sinyok Rock. Chris Tagoe mi? Yok abi o daha sonra. Abi şampiyonluktan sonra o. Tek golü var o da Ordu Spor'a. O değil. Chris Tagoe'nin. Abi o Tadeu'yla Sinyok Rock'un geldiği maçta ben de kale arkasındaydım Recep abi. Kulaklar içindesin. Kemal abinin bugün doğum günü. Kemal Ak. Stat anakçımız Kemal abiydi. Zorla timsah yürüyüşü yaptırmaya çalıştılar. Işte. O muydu zorla yaptıran? Adamları böyle itekler. Yok Adil abiydi zorla da işte orada geldi. Tüm işte kale arkasında getirdi. Tribünlere selam verdirdi falan Kemal abi. Çok gülmüştüm o gün. Kulaklar içindesin. Kemal abinin de bugün doğum günü. Çağlar'ın Twitter'da Portekiz Ligi'ni takip eden bir scouting yapan bir arkadaşının yorumu şöyle çocukla ilgili. Çocuk yani bizim bu Pedro için iyi bir oyuncu fakat çok disiplinsiz. Yani bu Ozegovic'den de öyle bahsediliyordu ya hani çok kadro dışı kalan, arıza bir tip, gece hayatı falan olan. Fakat sahaya girdim mi adam işini yapıyor dedi. Bize de lazım. Majid Musisi de öyleydi sonuçta. Yani Musisi öyleydi. Yani sahada işini yapsın, dışarıda istediğini yapsın. Biz şu an o moddayız yani. Ama inşallah başarılı olur. İnşallah. Bence olacak. Berke Çolak yeni transferler iş yapar mı abiler demiş. İnşallah yapar diyor mu diyoruz. Mert Edikçe Samsun ve Tuzla'dan 6 puan çıkarsa çok karışır yukarısı demiş. Faysane Eyüpspor'un sahibi Galatasaray Kongre üyesi olduğu için Oğulcan'ı zamanında Erencan'ı getirebildiler demiş. Erencan'ı alırlarken 4.2 milyon TL'ye almışlardı ikincilikteyken. Evet. Erencan hala kadroda. Şeyin de Oğulcan'da da eğer alınırsa 1 milyon euroluk şey var. Bu zaten göğüs reklamı var ya Sixt. Bu Rentakar firması. Onun sahibi. O transferlerde Galatasaray'ın finansal fair play mevzuları da var. Yani Fenerbahçe de yaptı onu daha evvel. Bolu abi Spor'da. Allah yer Sayet Maneş de yaptı en son. Fenerbahçe. Evet yani işte o finansal fair play için şey yapıyorlar. Yani hile yapıyorlar ama bu işte Avrupa'da olsa anında biletini keserler. Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Yani federasyon Allah'a emanet ettiği için ne diyelim. Nereye demişler ki boynun eğri o da demiş nerede doğru. Onun için konuşma bile. Ve sıradaki artık övgüler bundan sonrası gelecek övgüler senin İbrahim Başoğlu'na gelecektir. Çünkü şu anda o da aramızda. Evet, maçtan geldi. Maçtan geldi, yorgun gelmiştir.
Evet. İbrahim sen kendine bir kahve yap. Şey, moka mıydı? Neydi o? Yok, yapıyor. Şu anda bak bak eline bak eline. Ha bak evet. Ya abuk subuk bir şeyler yapmış. Potansiyel ya. Başkan o, adayları evet. Kimler var mı bilginiz demiş. Ya ne? Efe Lamar, Erkan Aydemir. Ha? Aynen sabah 6.30'da iş var. Kimin? Senin gelmeni bekliyordum ben. Abi yetişkin insanların uyku saati 6 saattir. Bir de yatarsın, 7'de evet. Kalkarsın. Bunun aynen öyle. Aynen öyle. Abi sabahtan beri dinliyorum. Yorumla devam edeceğim mi Selçuk? Hadi bitireyim abi, tamam. Ya patras patras eski gücünde değil falan filan diyorsun. Senin 5 numara nefese gitmiş. En iyi oyuncun Euroleague'de CSKA'ya gitmiş. Öbürünün maçın içinde bağlı. Takasta aldığın adam sakatlanmış. Daha yalnız şunu es geçtin. Alerik gitti. Needham bugün nasıl oynadı abi Needham? Abi bugün, sorumlu kalacak. Needham, Needham. Andrew iyi oynadı. Andrew. Ben katılıyorum. Andrew tam sayı anlamında evet, skor anlamında ama defans hem defans abi ben Needham diyorum. Kevarius Hayes diyorum bugün abi. Oynayan bana göre. Birimleri sorumluluk alıyor. Ya daha önce Alerik Freeman'ın kullandığı şutlar, yaptığı işleri diğer oyuncular yapmaya çalıştılar. Ve çoğunlukla başarılı oldular. Abi bak, benim çok üstüme geliyor. Çok üstüme geliyor benim, ben giderim. Abi iki basket maçı yaptığında birden Patras eski gücünde değil falan filan gibi. Abi aynen, niye nasıl? Lan bir takımda yedek oyuncu yok. Zaten uyuyordun sen Selçuk. Ne zaman seyrettin maçı? Ya yüklenmeyin çocuğa ya. Ben uyudum doğru. Ben dedim ya abi. Başım bir tane maçını kaçırıyor. Bursa'nın maçlarında uyuyor adam. Hala yok geliyor patlasına. Arkada Tofaş maçı abi açık. Bak, ben Tofaş maçını izliyorum bak, arkada. İçinizde benden başka maça giden yok değil mi? Yok. Yok yok. Yok. Ben gitmem. Çağlar var burada. İzleyenlerden falan vardır ben söyleyeyim. Şimdi takımı falan boş ver şeyi. Hani Patras öylemiş böyleymiş de. Bir defa vallahi aileler, çocuklar, kızlı erkekli gençler benim gibi. Orta yaşlılar. Yani her çeşitli insan vardı. Hava kötü, soğuk, yağmurlu. Hafta içi ve buna rağmen bayağı bir doluluk oranı vardı. 160-70 salon doluydu. Cidden doluydu. Ya bizim taraftar normal şartlarda futbol taraftar olduğu için basket maçlarına çok uyum sağlamıyor bence ama en azından orasını bir şölen yerine çevirmede, maçın işte biraz daha rahat geçmesine bir şekilde de katkıda bulundular. Ben acayip keyif aldım. Öyle böyle tribünlerde yıllar sonra 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı, tamam Yunan takımı falan filan rakip ama yani bir şekilde bunlar söyleniyor. Bunlar hep bir ağızdan falan söylendi. Benim acayip hoşuma gitti. Yani futbolda da dağınız. Pandemiden dolayı 2 yıldır taraftar falan filan yoktu. Çok uzun zaman sonra biraz tribün liderlerinin de şimdi buradan hep atıp tutuyoruz bazen ama gayretiyle yani o salon iyi doldu. Hafta içi olmasına rağmen çok güzel bir atmosfer vardı. Ya demek ki bu tribünlere öncülük eden insanlar birazcık bu işleri birlik haline gelip kafa yordukları zaman abi Bursa'nın önünde hiçbir şey durmaz. Gerçekten durmaz. Bugün öyle basket maçını bir kere daha gördüm. O yüzden acayip de mutlu oldum. Maçı kazansak da kaybetsek de çok bana göre çok bir şey yok değil mi? Bizim yani o Avrupa'da gidebileceğimiz bir nokta yok zaten. Yani öyle gözüküyor. Işte. Ha 10 takımda biz 9'uncuyuz. 8'e girmemiz lazım. Ya yok 8'e girsen de bu dar kadroyla bir yerlere çıkma şansın yok. Fazla yürüyemeyiz. Daha fazla maç yapıp ligi baltalarız. Belki olası bir playoff ihtimali varsa değil mi baltalarız. O yüzden ben o ortam, coşku, basket keyfi bilmem ne falan hepsi gayet iyiydi. O yüzden acayip keyif aldım. Futbolda da zaten gelişmeler iyi gidiyor. Gayet de şey ben hani çok şöyle bir Bifuma nasıl işte kiralık mı geldi öyle mi geldi de yani şu son cuma günü müydü? Geçen Emin Adado ne zaman istifa etti? Ya da kongre işte geçen hafta diyelim biz. Perşembe. İşte yani hep siyasete falan karşıyız falan filan ama belediye başkanları, siyasetçiler, yerel yöneticiler, milletvekilleri her kimse Bursa adına adet hisseden, Bursa'da sorumluluk olan insanlar bu tip durumlarda devreye girdiğinde bence Bursaspor'a siyaset falan karışmış olmuyor. Bursaspor bu akşam bir mesajda da yazdım aynısını. Bence üstünden geçiyordu. Bursaspor çok hassas bir çizgiden geçiyordu. Hem mental anlamda, hem maddi anlamda, hem idari anlamda. Yani kulüp bir dalma noktasındaydı. Para yok, tahta kapalı falan filan. Belki elinizdeki futbolcularla bu ligi bir şekilde kurtarma ihtimaliniz vardı ama yeni gelmiş Tamer Tuna'ya
Bu motivasyon bekleyecek. Bu futbolcuların sahaya çıktığındaki Altın Ordu maçına yansımasını gördük zaten. Sahaya çıktığında kazanma şeyini, ne derler ona? Yani kazanmak için o düşünceyi, o şeyi sahaya koymak için bir şey gerekiyordu. Bence en azından geçen hafta Emin Adamın istifasından sonra şehirde bir kenetlenme oldu. İşte bir sürü insan buna işte dün kendi medya grubuna haber yaptığı arkadaşlar da dahil bir sürü insan sorumluluk aldı ve çok kısa bir süre içerisinde tahta açıldı. Daha önce anlaşılan futbolcuların bir kısmı işte Özegoviç falan gitmişti. Değil mi? Deniz Kolgo, Özegoviç anlaşıldığını söylemiş Tolga bizim yanımızda Adnan Batır'a. Evet, evet. Yani anlaşılan futbolcular var ama hiç kimse son dakikayı beklemiyor. Biz de aynı durumdayız. 10 bin lira maaşlı bir işten bize 20 bin lira veren bir iş yeri teklif yapsa işi bırakıp hemen gitmeyiz. Öbür taraftan iş garanti olduktan sonra işi bırakırız. Yoksa ortada kalma durumum var. Bu futbolcular ortada kalmak istemediği için. Abi işte bugün bir tane oyuncu kaçtı. Senin tahttan vaktinde açılsaydı, yani sabah tahttan açık olsaydı o oyuncu bugün bizdeydi. Arnavut olan mı? Arnavut olan. Türk abi bu, Türk. Rakibimiz bir takıma gitti. Ya çok önemli değil abi. Ben birçok kişi Recep Bay fantezi falan yapıyor ama bu takımın playoff'a falan girme ihtimali hiç yok. Ya hiç yok. Alalım. Yani 13. Takımda, çok böyle zorlanmıyor. Ligde nasıl kalabiliyor abi? Bence tamam, Tamer Tuna'nın şeyi doğru. Sayısal bir eksiklik söz konusu. Çok giden olduğu için. Sakatlar, Bruno, Akolas'ta işte Yorkier'e gitti. Japan'ın sakatlığı var. 3 tane genç gitti. İsmail Çavuşoğlu gitti. Emirhan gitti. Gitti de gitti. Yani işte birkaç tane daha gitti herhalde. Bu kadar gidenlerin yerine bir şekilde o kadroda olması gereken insanlar olacaktı. O yüzden yani birkaç transferin olması avantaj. Ben kümede kalmak için ya da bu ligi bir iyi bir noktada bitirebilmek için bu yeni geleceklere de çok ihtiyaç olurdu olmazdı bilmiyorum. Evet, forvet tarafında çok fazla boşaldı ayrı mesele ama ya Bursaspor'a bir şekilde Hasan Sabri Karaca da girse Basri Ünal mıydı? Hasan Basri Ünal mıydı? Bir şekilde kurtarırdık onu. Ama bence daha önemlisi oldu kulübün böyle bir mali disiplin ve dönüm noktasıydı. Bence dönüm noktasıydı. Temizlik bu oldu. Dönüm noktasında yani evet, bir sürü insan laf söyleyebilir. Adam trafiği açamadı ama tahtayı açtı şimdi. Doğruyu doğru Ali Nurtaş için. Bunu söylememiz lazım. Yani ihtiyacı var daha bu kulübün. Yani bu kulübün buna ihtiyacı vardı. Çünkü işte mevcut başkanın Hayrettin Gülgüler'in içinde bulunduğu pozisyon da çok şey değil. İyi değil. Çok kuruyor abi baksana. Yani haftaya burada olmayacak büyük ihtimalle. Ya olup olmamasından ziyade Emin Adanur'la beraber yola çıkıp onun tamamen maddi gücüne dayanarak yola çıkıp ondan sonra yarı yolda kaldığı vakit de öyle bir vakit ki 52 topçuları satmış, transfer tahtası kapanmış, o elde moralsiz, kötü, ödemeleri yapılmamış, yani enteresan bir takım var. Tam burada bence devreye iyi girdiler. İnşallah bundan daha fazla girmezler ama çünkü yeni adaylar çıkacak, yeni yönetimler olacak. Mutlaka herkes kendi yönetmek isteyecek ama bence doğru zamanı doğru hamleyi yaptılar. En azından Bursaspor'u o çıkan çizgiden tekrar rayına oturttular. Bundan sonra iş Tamer Hoca ile sağdakilere kaldı. Yani dışarısında bir şey söyleyemezler. İnşallah biraz da ücretleri falan ödenir. Geri dönüp çünkü bayağı bir alacakları varmış. Biraz ödemeler falan yapılıp birkaç işte galibiyet primi falan verilirse bence toparlar. En azından bu seneyi şey yapabiliriz, kurtarabiliriz. Bugün gelişmeler o yüzden iyi. Tahta açıldı. Birkaç transfer yapıldı. Basket takımı kazandı. Her şey iyi. Bence. İyi oldu. Değil mi Recep? Evet abi. Güzel bir gündü. Uzun zamandır bu kadar güzel gelişmenin olduğu bir gün yaşamıyorduk. Ama bence İbrahim abinin söylediği ve çok önemli olan bir konu maaş konusu. Yani biz hep diyoruz ya, ya Stanku bizde hiçbir şey yok ama bir gidiyor orada oynuyor. X kişi gittiği yerde oynuyor. Y kişi gitti. Abi bak, bizde bir alışkanlık oluşmuş. Al adamı yüzüne bakma. Al adamı yüzüne bakma. Bak bu böyle bir son 5-6 yıldır böyle. Şimdi o yüzden Tolga abi dedi ya, hani bu adamların maaşları falan ödenebilir cinsten. Yani çok afaki rakamlar değil. Bu çok önemli. Şimdi Matas falan ileride belki sıkıntı olacak ama onun olmaması önemli. Yani
Ama şu da var, şunu unutmamak lazım. Bundan 10 gün önce battık bittik modundayız ve hala aslında o moddayız. Yani şundan dolayı biz çok ciddi borçları olan ve hiçbir geliri olmayan, şimdilik bir pansuman yapılmış ama hala ağır yaralı bir kulübüz. Yani o yüzden biraz biz hala şu helikopterler uçuşsun modundayız ama bizim yere ayağımızın sağlam basması lazım. Sabırlı olmamız lazım. Yani Tamer Hoca da söyledi bunu. Sahada bizim sürekli oyunculara destek. Bugün basketbol maçında yapılanların olması lazım. Bugün İbrahim abi ne söyledi? Kaybedebilir. Kaybedebilirdik de yani. Ama abi sen desteğini vereceksin. Hiçbir oyuncunu ıslıklamayacaksın. Yani biz çok değer kaybettik böyle Emirhan olsun. İşte bu hataları yapmamalıyız. Şu an için kimse hata yapmıyor açıkçası. Şöyle yapmıyor. Sürekli oradan yazılıyor herkes işini yapsın gibi. Bugün tribün basketbolda neler yapabileceğini hem Avrupa'dan da Yunanistan'dan da birçok yerde izlendi bu maç ki ben televizyonda izledim. Spiker'le defalarca çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi. Yani onlar da hasret kalmıştır böyle bir atmosfere ki bu sonuçta Euroleague'de yarı final, Final Four falan da değil yani. Çok aslında yani ortalama bir Avrupa maçının ortalamasının da altında bir maç ama tabii. Spor taraftarının böyle bir yanı var yani bizim için o biz çünkü tam 2010'da şampiyon olduk ama bizim yıllarımız arabeskle geçmiş. Dolayısıyla bizim biraz daha tekrar o moda bürünüp oyuncularımızı o formayı genel oyuncuya gerekli desteği verip elimizden gelince de taraftar gibi davranmamız lazım. Şu an için genel anlamda yönetimsel olarak yönetimimiz yani olmamasına rağmen diyeyim. Müdahalelerle olumlu işler yapıldı. İnşallah iyi paralı demiyorum bak. İyi planlaması olan, şehrin ne istediğini bilen, futboldan anlayan, menajerlerle işbirliği yapmayacak olan. Şu anda mesela 4 transferde böyle bir şey konuşuluyor mu? Ne Pertev konuşulmuyor, Metin Korkmaz konuşulmuyor, X bir menajer konuşulmuyor. Hocam ücretler konuşulmuyor. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir şey Tolga abi, bu dört tanesinin ikisi tutmaya da bilir ama kimse suçlayamaz kimseyi. Bu kadar bizim gücümüz. Gücümüz nispetinde uçmadan, herhangi birilerinin cebini doldurmadan kulübü zarara uğratmayacak şekilde transfer yaptık. Taraftar aslında bunu istiyor. Biraz buradan bizim sıkıntılarımız. Şimdi adam diyor ki ben bir forma alsam ne olur abi 200 lira diyor. Adam diyor 900 bin euro hani bugünkü kurla yaklaşık 15 milyon yıllık maliyeti olan bir matas var diyor. Benim param ne işe yarar ki diyor. Yani bunu 2 artı 1 olarak 3 senelik dediğimde 30-40 milyon bir maliyeti var. Sadece hiçbir işe yaramayan bir oyuncunun diyor. Dolayısıyla da böyle bir transfer dönemi de olmadı. Çok apar topar olmasına rağmen bu kadar basit bu iş aslında. Zorlaştırmaya gerek yok. Batığız, bitiyiz. Ama buradan çok rahat çıkabileceğimizi gösterdi şu son bir haftadaki görüntü. Hem de 3 kuruş katkı sağladığında vazgeçilmez zanneden, yani kendi vazgeçilmez zanneden bu sadece son dönemdeki yönetici veya başkan veya ekip lideri için değil, genel anlamda. Yani kim gelse şimdi zamanda Lay'da bulunsa en büyük bu sporlu benim dedi. Niye çok para veriyorum? İyi de abi 200'lü borç şu an 1 milyar. Ondan önceki su içmiyorum dedi, öbürü balık yemiyorum dedi, öbürü stat açmıyorum dedi. Her neyse yani sonuçta biz bunlardan hatalarından ders almış gibi davrandık son 10 günde. Hem Twitter'daki paylaşımlar hem şu anda mesela böyle bir çatlak ses yok. Bunun olması gerekiyor fakat 10 günlük değil. Çok uzun süre böyle olması gerekiyor ki hem işini yapanlar rahat yapsın, hem sahadaki oyuncu rahat çalışsın, hocası işini yapsın. Transfer ona göre baskı altında olunmasın. Biz ne yapıyorduk? Sallıyorum. X bir oyuncuya bir fokuslanıyorduk. O adam birken 3 oluyordu. Biz de onu 3 almak zorunda kalıyorduk. O avaya 2 milyon, 2 hani 3 katı maliyetle geliyordu. Menajerler de zaten böyle yapıyordu. Bunu yapmadık bu dönemde. İnşallah bu 10 gün bir milat olur. Yani buradan sonra ben kendi adıma söyleyeyim. Ben 5 sene daha burada Allah göstermesin. İnşallah ilk fırsatta çıkarız ama biz adam gibi yönetelim, haddimizi bilelim, öz kaynaklarımızı unutmayalım. Haybe'ye adam satmayalım, kaybetmeyelim. Çok çarçur ettik. İsmail Çokçalış, Emirhan mevzusu. Kim ne anlatırsa anlatsın. Zamanında Alay, zamanında Furkan Soyuklar, Ertuğlar Soyuklar. Hani Bursa Spor'un kurtuluşu abi
yani arsada, benzinlikte falan değil. Evet o lazım. Şu anda çok lazım hatta. Fakat işte bedava dediğimiz 3 tane Trabzon'a giden oyuncu bile 30 milyon TL yaptı ki iyi yönetildiğinde, örneğin geçen sene Erkan Kamat, Burak Kapacağı 2,5 milyon euroya vermediğini söylüyor. Evet kur da fark etti. E şimdi sen 1,4'e onu vermişsin. Dön bu tarafa 2 milyon euro da bu taraftaki çocuklar. 3,5 milyon euro yine, yani bugünkü parayla 50 milyon TL alt ligde beğenmediğimiz şekilde satmamıza rağmen gelen para. Yani bizi döndürecek yer burası. Hani geçen Ahmet Süpevke demiş ya, Bayern Münih modeli mi bilmem ne modeli mi gibi. Abi biz alttan oyuncu getireceğiz. Bunları belli bir seviyeye getirip satış sonrası opsiyonlar da koyup, şu anda biz çünkü çok böyle sükseli, çok eli güçlü bir kulüp değil mi? Hatta eli çok zayıf bir kulübüz ve bizim oyuncularımıza herhangi bir üst ligden iyi para veren bir takım talip olduğunda doğal olarak aklı karışacak. Yani burada adam 30 bin lira maaşla oynarken 300 bin lira maaş teklif edildiğinde o adam bonservisine bakmayacak, kazandığına bakacak. İşte burada bunların hepsini iyi planlayabilen, bunların hepsini, şimdi 30 bin lirayı da ödeyemiyoruz ama. Bir de böyle bir durum var, işte ödeyebildiğimiz maaşlar, haddimizi bilerek, altyapıya ağırlık vererek getirdiğimiz oyuncuların maaşları uçuk kaçık olmadan onlardan maksimum verim alarak, hatta mümkünse onları da satarak, şimdi Portekizli oyuncuyu satarsan yine para kazanacak. Bak o mesela, adam iyidir kötüdür bilmem ama %50'sini vereceğiz sanırım geldiği kulübe, ama hiçbir bonservis ödemedik. E bizim bu şartlarda zaten ya kiralama ya bu tarz transferlere ihtiyacımız var. Yok efendim işte abi, zaten biz şu anda uçan kaçan, işte Avrupa'yı sallayan bir adam getiremezdik. Hep böyle adamlar deneyeceğiz. Arada tutacak, arada olmayacak. Bu dönem bence biraz akıllanmış gibiyiz. Ama yetmez, bunu süreklilik haline getirip gerçekten, şimdi geçen Netflix'te ben de Sunderland'in o belgeselini izledim. Onlar da çok büyük paralarla batıp gittiler falan. Abi biz Bursaspor'u yaşatmak istiyorsak sabırla, elimizdeki değerlere hakkını vererek, yönetenlerin de hadlerini bilerek ve maaşlarını ödemeye çalışarak onlara o projeleri yönetmek için. Emir Adanur mesela Bitchy Stadı yaptı. Stadyum ismi yıllardır verilemiyor. Bu bir olumlu bir şeydi yani, iyi kaynaktı. Bunu artık önünü de açtı. Önümüzdeki sezon artık bizim elimizde böyle bir koz var. Yani sen Sütaş Arena yaparsın bunu. Saldırın Tofaş Arena yaparsın. Veya işte galiba 3 yıllığına verdiler Recep. Bilmiyorum başkanım. 1 yıl diye. 3 yıllığına verildi galiba. Ya dükkanlarla ilgili bir çalışma oldu. Oralar harekete yani geçirebilir. Ama dediğim gibi en önemlisi bizim futbolcu satışından olan gelirlerimiz. Hatta satış sonrası, şimdi Trabzonspor'a 3 tane oyuncu gitmiş. 3 sene sonra bu çocuklardan biri 20 milyon euroya satılsa oradan bize 2-3 milyon euro daha para gelir. Hani biz hala kazanmaya devam edebiliriz. Giden oyuncuyu da, gelen oyuncuyu da, kalan oyuncuyu da, sahadakini de, tribündekini de, biz bu armanın, bu formanın hakkını vermesi için onları motive edici şekilde destek olmamız lazım. Abi 2x2-4 biz ıslık öttürerek hiçbir oyuncudan verim alamadık, alamayacağız da. Biz zarar vermemeliyiz bu şekilde. Dediğim gibi Emirhan gitti yani. Hiç uğruna. Geçen sene bu çocuk 1-2 milyon euro falan yapıyordu. Bedavaya gitti. İsmail çok çalışıyor. En değerlerinden biri. Yani biz oradan 3-3,5 milyon euro bir gelir sağladık. 3-4 milyon euro da gelir kaybettik. Bu hataları yapmazsak, sahaya odaklanırsak, sportif alanda hem puansal hem parasal, toprakla, tarlayla, marlayla uğraşmak yerine bunlarla uğraşırsak, şu anda öyle bir akılla transfer yapıldı. Ortada bu artık Deniz Kolgu'yla, Tamer Tuna'yla, bilmiyoruz kimlerle olduysa, doğru oldu. Ha, yeterli yetersiz tartışılır, daha ileri yapılabilirdi. Şimdi yönetenlerin, yönetmeye aday olanların, yönetmeye adayları belirleyecek olanların, gelecek olanlara kesinlikle sezon sonu önümüzdeki olan problemi anlatıp, ama o 10 kişinin omzuna o yükü bırakmadan bugünkü gibi sahiplenmeyle, herkesin bir ucundan tutarak sene sonunu planlaması lazım. Tamer Hoca zaten bu seneyi mevcut oyuncularla en üst seviyede bitirmeye çalışacak. Ben olumluyum Allah'ın izniyle. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim Selçuk.
Öncesinde çok özür dilerim abi. Şimdi Faruk abinin bir mesajı vardı. O yüzden İpek Bebek için burada. Evet yani bu benim bu akşam dünyaya geldi. Yok yeğenimin o çocuğu kızı. Yeğenim. Bu akşam Recep Tanır Zafer Mahallesi'nden Bölükbaşıların Celal'in bir kızı daha oldu. Benim ilkokul arkadaşım. Allah'ın adı babalı bir olsun. Yani şey. Amin, amin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ Rabbim, olun. Ben de yani sevişliğim bu akşam. Basket maçı. Vatanda milletine hayırlı bir evlat olmasın. Buyur. Buyur abi. Şimdi bugün Bursiyad'ın Bursiyad'ın bugün bir açıklaması vardı. Geçen haftanın galibiyet primi olarak 283 bin lira toplanmış. Listedeki isimler tek bir isim var. İşte doğma büyüme Bursalı. O Bursalı olmayan isim de bizi seyrediyor şu anda. Sevgili evet, Aykut Duran. Evet, Kessel Hav'da 50 bin lira toplanmış. Bizim kahveye de sponsor olmanı bekliyoruz artık. İyi ki varsın Aykut Duran. Çerçevesi yapacağız. Ha, futbol ekranından çıkıp. Ateşte bir 1000 lira 2000 lira da şu işleri yapalım ya. Farklı İbrahim bize... abi gibi yöneticiler lazım Bursa Spor'a işte. Böyle çay çerçevesi yapıştırsın. Recep farklı İbrahim Ramazan arayı oldu. Aynen. Ramazanları da gördüğünden 100 euro istiyor ya. Yapma İbrahim. Benim de dikkatimi çekti. 50 bin lira alay da var. Hakan Nisuk 25 bin lira, Bursiyat Deniz, Can Demirler 10'ar bin lira, 5'er bin lira, 1'er lira vesaire 283 bin. İnşallah büyüyerek gider. Faruk Çelik'in 2010 şampiyonundan önce 9 milyon TL toplaması gibi. Alay küskündü bir dönem. Kızıyordu. O da şimdi 3-5 kuruş verince şirin gözüküyor da Emin Adanur gibi gider ayak ne varsa parayı çevirip üzerine aldıydı abi. Taşınmazlar, taşınmazlar, fabrikalar. Bizim altınlar, dövizler yani ne tamam neyse iyi adam Allah var bak Bursasporlu. Yani başkalarıyla kıyaslamıyorum. Almasına rağmen 10 milyon dolar alacağım var diyorlar ben. Yok ben Alay'ın gerçekten Bursaspor olduğunu yani düşünüyorum, biliyorum. Yönetemedi. Liderlik kabiliyeti yok bence. O ayrı bir şey. Çevresine çok fazla uydu abuk sabuk insanlara. Ama Bursaspor'a bilerek ve isteyerek zarar verip kasasını boşaltma ihtimali olan bir adam değil. Bak bugün 1000 kişiye sorun. Alay hırsız mı diyorsun? Bir alan kolu bu adam hırsız diyemez abi. Diyemez. Yanlış yapmıştır der. Hata yapmıştır der. İnanması gereken adam inanmıştır der. Ama hırsız diyemez Alay'a. Alay da. Maçlara geliyor olması benim mesela hoşuma gidiyor abi ya. Çoğu gelmiyor yani. Abi olumsuz bir dönem geçirdi kulüpte. Bugün belki de biz de belli dönemler kulübün içerisinde yani bunları geçirsek biz de maça gidecek ya da Bursaspor'u sahiplenecek cesaret kendimizde bulamayabiliriz. Alay da bunu yaşamıştır. Şimdi son günlerde hatta geçen sene de geldi. Şimdi o kadar alacağı varken locasının parasını ödeyerek aldı o locayı. Şimdi evet. O bile büyük hareket yani baktığımızda. Neler söyledik? Adamın yaşı da bizden büyük. Hani şimdi düşünüyorum. Allah var ben küfür etmem bir şey yapmam ama empati yaptım da ben başkan olsam o yaşta hani insanın zoruna gider mi? Gider. Paranı ver, zamanını ver, her şeyini ver. Üstelik de küfürüye durmadan. Evet yanlış yapıyorlar ama karşılığı o mudur bilmiyorum. İşte biz söve söve küfrede ne hale geldik. Alay'a da belki doğrudur. Yarın bir gün belki Emine Adanur'a da keşke böyle yapmasaydık diyebilirdik. Belki veya bilmiyorum. Ama şu var bak. Mesut Mestan da yani kötü bir başkanlık yaptı. Ondan sonra konuşmadı. Erkan Kamat da konuşmadı. Alay da çok fazla konuşmadı. Böyle arada bir çıktılar falan ama arkadaş şimdi bu mevcut şey işte Twitter'a çıktı bilmem nereye çıktı. Ya inşallah Emin Adanur'un döneminden de çok fazla olumsuz şeylerden çıkmaz. Bizim camiye biraz da barış lazım abi. Yani evet. birileri başkanlıktan gidecek, birileri tekrar gelecek ama şimdi bugün niye düşündüm biliyor musun abi? Ya dedim arkadaş biz kimi kiraladık şeyden Antep'ten Yusuf Türk. Evet. Yusuf Türk'ü Antep zaten 3 maç kupada mı ne oynatmış? Yani çok fazla yüzüne bakılmamış. Ben o çocuğu seyredim hatırlamıyorum ama ismi yabancı gelmiyor. Geçenlerde bir yerde de bahsettim. Yani bundan bir ay önce. Yusuf Tük diye bir oyuncu var falan filan diye içime doğmuş gibi. Belki abi, şey Çağla falan. Geçen sene Karacabey'de seyrettim onu. Geçen sene Karacabey'de kaldık. Yok Yusuf hani Karacabey'den Gaziantep'te olabilecek kadar potansiyeli var mı çocuğun? Demek Fenerbahçe altyapı. Olsun Fenerbahçe çok önemli değil.
Ya şey için söylüyorum bunu. Mesela bu sporda kadro yapabilecek kadar yetenekliyim bilmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya senin beğenmediğin küme düştüğün sezon sopayla kovaladığın Ertuğrul adamların stoperi. Faruk abinin topçu değil dediği ama bize göre sondan sonra da olsa oynuyor işte Süper Lig'de oynuyor. Furkan Soyar oranın oyuncusu. Bunları biz beğenmedik gönderdiğimiz adamlar. Öbür tarafa bakıyorsun işte Kobile hala Süper Lig'de geziyor. Öbür tarafa bakıyorsun ya Süper Lig'in yarısı Okanlar, Muhammedler, orada Harun var, Muhammed var abi öbür tarafta Ataberk. Yani her tarafta bir zaman var. Öbür tarafta Erce bekliyor. Bak gerçekten diyorum. Bir dünya insan var. Bakıyorum ben. Çok var. Yani. Alkış tutup başarıyla ve para kazanarak gönderdiğimiz için kimse yok doğru dürüst ya. Gerçekten yani. Ne yönetimsel ne oyuncusu ne hiç. Herkesi küstürüyor. Aslında işte onda biraz şapkayı önümüze koymamızı düşünmemiz gerekiyor ama biz şimdi geçenlerde nerede konuşulur bilmiyorum ama biz şampiyon olarak zirveyi gördük abi. Bizi hiçbir şey etmiyor artık. Biz evet. 2010 yılını yaşamasaydık 12. 15. 8. 10. 9. sıralarda hatırlıyor musun eskiden Faruk abi köyüşü potasındayken statlası full çekerdi. Stat maçlarda hakikaten köyüşmeden yırttıktan sonra falan filan. Evet. Yani bildiğin evet. Başarılıyorduk. Tamam yani Ertuğ Sağlam gibi böyle sağa sola gidip de konu çalmıyorduk ama bir mutluluk yaşıyorduk yani o durumdan kurtulduğumuzda. Çünkü çok yaşadık bunları. Evet. O evet. Şampiyonluktan sonra ister istemez biz çok iyisini gördük. Sonra UEFA kupası işte gruplara kalmasak da ön elimi oynadık bilmem ne yaptık. Yani birkaç yıl arka arkaya ligi domine edebilecek, en azından Anadolu futbolu adına domine edebilecek bir pozisyondaydık. Şimdi biz bunları gördükten sonra bu genel noktadaki bizim halimiz sabırsızlığa sebebiyet veriyor hepimize. Gol bir an önce olsun istiyoruz. Bak Fatih Tekke'nin pas oyunu ya dedik basket kardeşim ileriyiz ya. Yani evet. Maçın içinde var bunlar ama ya saygı duymuyoruz. Ben de duymuyorum hani günümüzdeyken milleti suçlamak adına değil. Biraz daha sabırlı olabiliriz. Biraz daha oyunculara karşı, biraz daha işte yöneticilere karşı, biraz daha teknik yönetime karşı olmalıyız bence. Çünkü bakıyoruz ki bizden giden antrenörler, futbolcular hepsi bir yerlerde devam ediyor. Yani evet. Şimdi bugün Recep söylerdi basket takımı. Abi kolu kanadı kırılmış ya. Oyuncuları yok, sakatlanmış. 5-6 kişiyle oynuyorsun. Hadi bir de Ömer Utku alırsan 7 kişi. Rotasyonsuz. Oyun içinde de sakatlık oldu. Abi sakatlık yok. Matras eski gücün değil falan. Sanarsak ki eskiden Real Madrid'de falan Euroleague falan oynuyordu. Final Four oynuyordu. O Serçi hoş geldin. Yunanistan'ın 3 ila 6 ya hatta Olympiakos, Panathinaikos, Aris, AYK, hatta Iraklis falan. Onlarla sonra gelen PAOK. Bir kulüp. Ya PAOK tabii. Yani onlarla sonra gelen bir kulüp. Böyle çok basketbol şeyi ne kadar var bilmiyorum. Şeyi, ne derler? Kültür ne kadar var bilmiyorum. O yüzden küçümsemeyelim abi. Olimpiyeviç'te az oyuncuyla çok ciddi işler başarıyor. Çok ciddi işler başarı kastım. Hem Avrupa'da oynuyoruz hem ligde playoff potasının hala içindeyiz. Bu kadar Tolga daha iyi biliyor. Yani gelenler gidenler 5 numara bir türlü tutmadı abi. İşte kısa forvet uzun bir Andrew biraz işte oynayınca iyi. Bir de gardımız Nedim iyi. 2-3 oyuncu üstüne sırtına gidiyoruz. Hayes biraz böyle şey yapsa sallansa pot altında zaten bitiyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi işte tekrar baskete geçmeyeyim de değerleri kıymet bilelim abi. Elimizdeki gençleri de dışarıdan gelmişleri de yabancıları da birazcık sabırla bekleyelim ya. İbrahim abi o barış cümlesi çok önemliydi ama hani camianın barışa ihtiyacı var. Eskisi, eski oyuncuları, eski yöneticileri, eski başkanları ne oluyor lan böyle? Faruk abi mesaj geliyor. Çağlar hoş geldin kardeşim. Ben Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk Recep abi. Şimdi ben biraz daha orada benim sesim geliyor. Benim güzel sesim iyi geliyor mu? Tamam. Geliyor ama yine dondun şu anda bak. Ben de donmadım. Konuya Aykut Turan'ın girdik. Bir çıkıp şu interneti çözüp geliyorum hemen. Tamam. Ben de Tolga abi göndereceğim birazdan. Ben bu akşam hiç konuşmadım farkındaysan. Çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ya bir önce bir Tolga abi göndereyim. Ya kalsın Tolga. 2 dakika bekleyelim. Abi yok. Yarın Tolga abi için mühim bir gün. Yarın Tolga abi bakarsın. Genel müdür olma ihtimali var. Hadi tamam, inşallah tamam. Tolga abi. Yok valla çok mühim bir gün. Onu hazırlanıyorum tamam abi. Devam da edeceğim şimdi hazırlanmaya. Allah bahtım açık etsin. Amin amin. Tek bir cümle söyleyeceğim.
Bursa Spor umuttur ya. Yani inşallah cuma akşam kazanıp cuma akşam keyifli bir program yaparız burada. İnşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seyredenler bizim ekip. Var mı? Cuma günü Samsun'a gelen var mı benim? Abi benim, benim maçım var ya. Hakikaten mi? Cuma günü benim maçım var. Ya gider bu gider. 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 İbrahim gider. Vay be. Bir deplasma yapalım. Ya ben... Şimdi git işte. Git. Abi adamın yarın mühim işi var diyorum. Yani özel bir şey ya. Var diyorum. Yani şöyle düşün. Ha değil ki ya. Buraya mesela eğer Castle Oak vermezse sponsorluk Sayın Tolga Şardan alacağız yani. Yarından sonra artık sponsor. Yok yok. Aykut Duran, Aykut Duran Castle Oak bize sponsor olur. Rahat abi adam forklift. Her türlü sigorta. Arabalardaki nikelaj işleri. Ne ararsam var. Bak buradan da reklamını yapayım. 10 numara değişiyor. Kesin Halk'ın sunduğu Bursa Spor Kahvesi dedi devam ediyor. Yani. Bak ya Tolga abi gitmeden herkes de buradayken şu Bifuma'nın hala harbiden lisansı yok abi. Ben de abi sabah da çıkar, yarın da çıkar. Sıkıntı yok. Evet, mümkün mü öyle bir şey? Federasyona göndermişlerdir daha sıra gelmemiştir. İşte eğer bir yani. Problem yok demek yani. Problem abi belediye başkanı 12'yi geçer girmesi. Evet evet. BD Başkanı tweet atmış. Transferleri beğendiniz mi diye. Allah Allah. Eyvah. Eyvah. Yemin et. Şey yazmış mı? Yarın Samsun Spor kaç sıfır yeneriz? Bence 3-0 yazmış. Neyse hadi Allah'a emanet. İnşallah daire başkanları da tweet atmaz altına da Samsun. Tolga abi. Tolga abi ben geliyorum diye gittiğini bu kadar belli etmeseydin abi bu nedir? Hep böyle. Fazla yiyoruz ya. Eyvallah abi kolay gelsin. Öpüyorum hepinizi. Haydi görüşürüz. Başkan benim öyle bir tweet yok abi. Levantlarım var ya valla. Ali Nur Başkan'ın öyle bir tweet mi yok? Öyle bir tweet yok. Yok yok. Ciddiye mi aldın abi sen? Şehrimizde hayırlı uğurlu olsun. Yazıyor işte kaos ya. Seviyoruz oğlum. Kaos seviyoruz biz. Ciddi alırım. Adam benim patronum ciddi alırım tabii ki de. Hayır hayır. Transferler halkımız hayırlı olsun demiş ya. Tamam doğru. Haklı adam haklı. Tamam abi. Hadi eyvallah. Ben konuşmadan Çağlar şu futbolcularla ilgili yorumlarını yapsın da. Ben sonra konuşayım. Ya uzun konuşan geldi mi? Yok çok uzun değil. Aslında 5 dakika ya Çağlar. 5 dakika. Allah, Allah aşkına şunu da ya. Faruk abi. Faruk abi konuş. İbrahim abinin dediğini diyeceğim çünkü tanımıyorum harbiden çoğunu. O yüzden çok uzun konuşamayacağım yani. Çağlar bak linç yersin o. Herkes seni bekliyor. Adam bir şey dese adam bir şey bilgi yok diyorlar. İyi dese sallı gülüyorlar. Yani sallıyorken hani adam kötü çıkarsa. Yok. Mesela. Yok. Bir tanesiyle ilgili yani, Bursa, olabilir ha. Taktik masasında sevgili Adnan'la programında yaptı şeyini. Konuşuruz konuşuruz şimdi, abi sen buyur konuş. Sevgili arkadaşlar tahtanın açılmasına vesile olanlara buradan teşekkür ediyorum. Şöyle Bursa Spor çok ciddi bir sıkıntılı bir sürece girmişti. Geçtiğimiz hafta içinde. Giden bir arkadaş var. Ben gidersem son konuşmasında futbolcular gider. Teknik ekip gider. Herkes gider. Futbol Federasyonu'na başvururlar. Lisanslarını alırlar. Yani sözleşmelerini fethederler. Bunun meali şudur. Biz hiçbirine para ödemedik. Çünkü hepsinin fesih hakları var. Dedi. Onların içinden bir tek galiba Matavs o işe tevessül etti. Onun haricinde Kubilay zannediyorum ki gitti. Şimdi ben çok olumlu konuşmayan bir insanım biliyorsunuz. İsmail Çokçalış, Emirhan, Burak Kapacak, Kerem, Şen, Aykut, Cüneyt, Batu ve Taha. 8 kişi saydım. Bunlar sezon başlarken bizim kadromuzda olan potansiyel olarak futbolcu. Yani para kazanabileceğimiz futbolculardandı. Bunların içinden Emirhan ve İsmail Çokçalış bedavaya gitti. Burak Kapacak'tan 1 milyon civarında bir para aldı Euro bazında. Onunla da tahta açıldı. Kerem Şen, Batu ve Taha üçü paket programla Evkur gibi, Recep'in komşusu olan Evkur gibi aydan aya taksit, yani kredi kartı bile değil, senetle satıldı. Cüneyt ve Aykut bedavaya serbest bırakıldı. Faruk abi, bu da araya gireceğim.
Cüneyt Baykut bedava serbest bırakıldı. Artı bu sene alacakları tüm para ödenerek serbest bırakıldı. Tamam. Yani netice itibariyle bir de zarar var üstünde. Sonra bu 8 kişiden kadro boşalır mı? Boşalmaz. Çünkü 17 tane transferi mat var bizim babalar gibi. Bunların içinde Matas, Akolatse, Ofosu, Kubilay, Ozan Sol ve Samsun'a giden bir Ufuk mu, Uğur mu ne var? 6 kişi sayıyorum. Ufuk Budak, Erzurum'a giden. Ha, Ufuk Budak, Erzurum'a giden. 6 kişi, Ozan Sol özellikle ve Ufuk Budak hemen gönderildiler. Kubilay kendisi çekti gitti. Matavs alacaklarına karşılık lisans, ya pardon, alamadığı için sözleşmesini feshedip Güney Kıbrıs'a gitti. Akolatse'nin ne olduğu belli değil. O fosuda bir var bir yok. Şimdi arkadaşlar, az evvel ileriye bakalım falan dedik ama ileriye bakmak için geriyi de tahlil etmek lazım. Yani tarih bilimi niye var? İnsanlar oradan ders çıkarsın diye değil, geçmişlerini bilsinler, ne gibi hatalar yapılmış görülsün diye. Bugün sevgili arkadaşlardan birisi Serdar, birisi de var bir hayalimiz Twitter'da. Espri olsun diye benim resmimden işte Bursaspor Başkan Adayı falan paylaşmışlar. Ben burada defalarca deklare ettim. Ben haddini bilen bir insanım. Parası pulu olmayan adamlar bu işlere girmesinler kardeşim. Ne kadar çok kafası çalışırsa çalışsın, netice itibariyle bir yerde paraya takılır. Şimdi siyaset, bunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Ben sporun içinde siyasetin olmaması taraftarıyım. Kesinlikle olmaması taraftarıyım ama geldiğimiz nokta siyasetsiz bir hiçbir şey yapamayacağımız bir noktaya geldik. Çünkü işte demin de saydığım gibi 8 kişi bedavaya, bir kısmı bedava bir kısmı bedavaya yakın. 6 kişi ne olduğu belli değil, paraları ödenmediği için çekmiş gitmiş, takımın içi boşalmış. İşte o Antalya kampında 13 futbolcu, 3 kaleciyle kamp yapmışım. 16 kişi. Yani halı sahaya takım çıkarsan çıkmıyor. Yani öyle bir garip hale getirilmiş bir kulüp var orta yerde. Burada da Ali Nur Aktaş Beyefendi'yi, Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Alınması gereken nasıl derler ona? Tedbiri aldı, müdahale etti. Müdahalede bulundu. Çünkü bence bu bir şehrin belediye başkanı bu şehrin sahibidir. Yani belediye başkanları aslında seçilene kadar siyasidirler. Seçildikten sonra da siyaset üstü olurlar. Öyle olması gerekiyor. Yani her partiden, her görüşten insanın başkanı olması gerekiyor. Türkiye olarak şöyle söyleyeyim. Ben siyaset kimliği olan bir insan olarak olduğum için söylüyorum. Türkiye'deki en başarılı belediye başkanlarından birisidir Büyükerşen. Şeyde Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de. Ama maalesef Eskişehir'e zerre kadar faydası olmuyor ki Eskişehir, yani Eskişehir Spor demek Eskişehir demek. Yani Bursa Spor nasıl Bursa demekse, orada da mesela ben o anlamda Yılmaz Büyükerşen'i tenkit ediyorum. Belediye başkanlığını beğenmeme rağmen. Çünkü kendi şehrinin öz, yani öz değeri ve marka değeri olan bir şeyi yok edilirken gözünün önünde işte 50 milyon, 100 milyon gibi komik paralar karşılığı yok oluyor. Müdahale etmeyip Eskişehir'i yok etmez. Bir ikinciye yok oluyor Eskişehir bu arada. Daha evvelden de bir sıkıntılı süreç yaşadılar ama oradan döndüler. İnşallah tekrar dönerler. Ama biz de o yolda ilerlerken Ali Nur Aktaş çıktı, müdahale etti. Buradan ona teşekkür ediyorum. Siyasetin her ne kadar sporun içinde olmasını istemesem de. Ama bizi şartlar bu hale getirdi. Bir kısım insan da bu hafta başında, ben sosyal medyada falan okudum. Efendim şimdiye kadar niye tedbir almamış, niye yardım etmemiş? Arkadaşlar burada defalarca söyledik. Bu yayının kayıtları var YouTube'da. Seyredin. Biz şunu söyledik. İbrahim'le beraber o konuda çok mutabık kalmıştık biz. Kişisel ve şahsi hesaplarınızı Bursaspor üzerinden görmeyin diye. Maalesef o dönemki yönetimin bir yöneticisi diyeyim, şahsi hesaplarını Bursaspor Başkanlığı, eş başkanlığı üzerinden belediye başkanına karşı koz olarak kullanmak istedi. Ben belediye başkanı olsaydım Ali Nur Aktaş'ın müdahalesini birebir aynısını yapardım. O dönem için söylüyorum. Ki kaldı ki mesela onlar o dönemde gene reklam verdiler. Budon'un falan reklamı oldu galiba. O arada tekrar yönetimden başkanı, belediye başkanına teşekkür edildi.
Şimdi siz, bende para var. Ben tahtayı açacağım. Transfer yapacağım. Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağım. Çıkarmazsam parayı da almam diye yüksek perdeden gelirseniz hiç kimseden borç isteyemezsiniz. Ama biz şunu çok iyi hatırlıyoruz. Bunu daha evvel programlarda da söyledik. Bir futbolcu transferi mi bir şey için 40.000 euro. 40.000 euro. Bak 40.000 euro. Ortalama vasat bir ticaret adamının anında çıkarabileceği bir para. 40.000 euro. 40.000 euro belediyeye gidip alamadıkları için belediye başkanını Twitter'dan topa tuttular. Neden bu parayı vermemiş diye. Arkadaş sen bende 40 milyon TL var. Ben bundan geliyorum deyip gelirsen belediye başkanına daha kafadan resmi çekersen sana 40 milyon euro değil 40 lira para vermez belediye başkanı. Ve haklıdır da. Her ne kadar zararı Bursa Spor'a dokunsa da ama biz ikaz ettik insanları. Bakın dedik bu adamda para yok. Ben bugün bir tweet attım. Dedim ki sevgili arkadaşlar espri yapmışlar ama ben haddimi bilirim. Ben parası olmayan bir insanım. Parası benim gibi parası olmayan birisi daha ekip lideri olarak çıktı. Kulübü getirdiği nokta bu. Şu anda olduğumuz yer görünüyor işte. Belediye müdahale etmese, ticaret odasını vesaireyi, iş adamlarını devreye sokmasa şu anda tahta açılmamış 13-14 tane futbolcuyla 15-16 yaşında yani 19'da bile oynamayan adam oynamak durumunda kaldı. Ben büyük ihtimalle düşecektim. Yani demek istediğim şu, paran yok, futbol aklın yok, geldin, yüksek perdeden herkese gider atar, zararı sana olmadı, bize oldu. Zararı sana niye olmadı? 29 milyon para geldi Trabzonspor'dan. 29 milyon TL, 9 milyon nakit, 20 milyonu da 2 milyon çeklerle. Bunlar nerede? Yok. Nerede olduğunu bilen yok. Sadece bir o dönemki ekip lideri olan beyefendi açıklama yaptı. Şu kadarını bilmem kime verdim, bu kadarını bilmem kime verdim diye yarım yamalak. Ama yönetici alacaklarını ödemiş diye duyuyoruz. Şimdi Ali Ağa'ya laf söylüyoruz, biz söyledik senelerce ama... Ali Ağa giderken belki tamam arsa alındı, arazi alındı, bir benzinlik bilmiyorum bir sürü şey söyleniyor ama. Şimdi Ali Ağa'nın şu anda 10 milyon dolar alacağı var deniyor. Yani en büyük borç olduğumuz kişi. O da giderken alabilirdi. Yani hiç gereği yokken ya tahtayı açacağız diye futbolcu satıyorsun. Tahtayı açacağız diye. 3 tane gelecek vaat eden futbolcu satıyorsun. Oradan gelen parayı alıyorsun ve gidiyorsun. Tahtayı da senin yerine belediye başkanı vasıtasıyla birileri açmak zorunda. Yani biz tarihimizi, öncemizi unutursa ileriye doğru projeksiyon yapamayız. İleriye doğru da çok kısa bir projeksiyon yaparım. Çok hızlı, uzun konuşmak istemiyorum. Çağlara vereceğim yolu. Ben açık konuşan biriyim söylüyorum. İsmi geçtiği için söylüyorum. Geçen kongrede çok çalıştığını da biliyorum. Olmadı, son dakikada olmadı pozisyon. Erkan Aydemir, belediye başkanının teklif götürdüğü söyleniyor. Basına yansıdığı için söylüyorum. Erkan Aydemir eğer bu programı seyretmiyorsan yarın birileri sana söylesin seyret. Burada söyleyeceklerine dikkat edildiğinde çok kısa iki cümle kuracağım. Eğer Bursa Sporluysan, eğer Bursa Spor Başkanı bir gün ben Bursa Spor Başkanı olacağım diyorsan bak birinci round'u kaçırdın. Şimdi ikinci vagon istasyona gittin. Yani işte küçük çekmecedeydin, bilmedin. Ondan önceki şey Kanarya istasyonunda bin. Nasıl bineceğim biliyor musun? Şimdi oldun. Olmadıktan sonra bakın insanlar zor günde yakınında olanı. Selçuk beni tanıyor. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Ben burada Ali Nur Aktaş'a teşekkür ederek başladım. Niye? Mevzu Bursa Spor'sa herkese teşekkür ederim arkadaşım. Gereğini yapacaksın. Sevgili Erkan Aydemir, eğer bir gün Bursa Spor Başkanı olmak istiyorsa o gün bugün. Kadronu kur, belediye de desteğini verecek, iş adamları da desteğini verecek. Bizi bu bataklıktan ancak senin dürüstlüğünle yanına da iyi bir ekip al ve bu ne derler ona menajer vesaire işlerine de bulaşmadan hazır elinde hani önümüzdeki sezon çok ufak paralara tiyatro açılacak. Herkes şöyle dedi böyle dedi ama bu sene tahtanın yaz sezonunda 8 milyon TL'ye açıldığını biz biliyoruz. 8 milyon TL ve bir kısım evrak karşılığı
kapısında açıldı. Yani korkulduğu gibi değil. Bu borç idare edilebilir bir borç. Yeter ki siz düzgün iş yapın. Adam gibi futbolcuları tespit edip bulun, alın. Ve bu takımı güvenilir, dürüst, ahlaklı, namuslu insanların yönetilmesine ihtiyacı var bu takım. Erkan Aydemir'e de son kez söylüyorum. Eğer önünde, hayalinde, ileride ben Bursaspor başkanı olacağım diyorsan ya bugün ya hiç. Bugün olmazsan yarınlarda kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim. Oy vermek isteyenleri de engelleyeceğim. Bugünlerde yani olmazsa gene, bundan sonraki kongrelerde Hüseyin Akdemir'in pozisyonuna düşecek zaten. İşte onu söylüyorum İbrahim. Aday da olsa çok sevmeme rağmen şimdi aday oldun oldun olmazsa bundan sonraki kongrelerdeki adaylıklarında ben abi, senin şimdi bak, karşında çalışacağım. Lazım ama ben tamam. Hüseyin Akdemir aday da oldu. Daha sonra adaylıktan çekildi. Erkan Aydemir hiç aday olmadı abi. Evet isteniyor. İşte evet, kendisi de bir gün mutlaka düşünüyor ama abi şimdi adamın yok, İbrahim, buna müsait değil. Sevgili adam, sevgili Recep bak çıkarsın dersin ki ben Erkan Aydemir'in Bursaspor başkanı olmak istediğini biliyorum. Bir gün ben Bursaspor başkanı olmak istiyorum dediğini duydum. Yani öyle duyumlarımız var. Ama abi sen Bursaspor'lu adam çünkü yani. Tabii ki de. Tabii ki de. Ama işte çocukken Recep, futbolcu olmak istiyorsun. Recep, şimdi bizim iyi bir Bursaspor'luya ihtiyacımız var. Bak evet, ismi abi, geçenler yani. Şimdi Yavuz Aman Bursaspor başkanı adaylığına düşünüyorlar. Yani adı geçtiği için söylüyorum. Serdar Acar Horoz, Ahmet Supi Evke. Abi ben gene kongreye gitmeyeceğim. Ferhat sormuş. Yani bu adaylar çıkarsa ben gene kongreye gitmeyeceğim. Gene intihar için Süreçtaş'ı köprüne çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Sen keşke Erkan Aydemir gelse ama adamın işi müsait değil. Erkan Aydemir değil. Bak. Naz yapıyor gibi değil yani. Evet. Aydemir. Sevgili Çağlar, Faruk abicim. Pardon. Özür dilerim abi. Uyandırdık. Sevgili Çağlar. Bugün Çağlar. Evet abi. 5 transfer yani Berat Altındiş'i de sayarsak transfer olarak kabul edersek. Berat Altındiş, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Bifuma ve João Pedro. Bursaspor'a katılan oyuncular oldu. Massimo Bruno ve Elton Akılası'nın sakatlıkları devam ediyor. Onların durumları meşhur. Horkare gitti. Tim Matavs gitti yabancılardan. Elimizde yabancı oyuncu statüsünde yine Namık var. Luka sakatlıktan inşallah Samsun maçından sonra kurtulup tekrar kadroda olacak inşallah Tuzla maçında diye ümit ediyoruz. Nico Zalazar devam. Ofosu geçen hafta görecekti kendisini son halini fakat Covid'den dolayı yani normalde bunlar KVK kapsamında söylenmiyor, hastalıklar belirtilmiyor ama yani kadroda o olmadığı için o gün için bir belli oldu zaten. Evet, o olmadığı için belli oldu. Sahada olmadığı için belli oldu. Şimdi sen bu oyuncuların belki sadece Enver Cenk Şahin'i tanıyorsun veya bir dönem Türkiye'de forma giydiği için TV Bifuma'yı bile biliyorsun. Bifuma. Çin Ligi'nde herhangi bir istatistiğini göremedik. Bugün baktığımızda mesela en son Eylül 2021'de sözleşmesi bitmiş. Bir daha sözleşme yaptı mı, başka bir takımla kontrat yaptı mı bilmiyoruz. Ama 6 aylık bir boşluğu var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ve yarım sezonluk bir anlaşma sağladı Bursaspor'da. Bütün bunlar sana verdik elimizde. İşte Berat Altındiş geldi. Çocuk Sparta'da yanılmıyorsam 18 maçta 5 golle oynadı. Peki burada kadro yapabilecek mi? Hep ileri uçta oyuncular aldık. Yani Enver Cenk, Şahin Yusuf, hep ileride kullanabileceğimiz. Aslında en sıkıntılı olduğumuz forvet bölgesinde. İleride belki son zamanlarda performansları iyiydi. Hani Massimo olduğu zamanlarda iyiydi, faydalıydı. Namık son maçında 9 numarada iyiydi belki. Ama bu bölgeleri aldık. Hiç defans takviyesi yapmadık veya orta saha takviyesi yapmadık. Bir 6 numara ihtiyacımız var mı? Bu süreçte kapanmış olan transfer döneminden itibaren, artık şu saatten itibaren transfer dönemi kapandı. Bitti, Bursaspor için de bitti. Bundan sonra bizleri ne bekliyor? Sence bu transferler faydalı mı? Bu arkadaşlar bizde iş yapar mı? Abi ne güzel özetledin. Çok güzel özetledim.
Vallahi çok iyi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bence aldığımız 4 oyuncu da belli noktada katkı sağlayacak Bursaspor'a. Ama şöyle bir şey var. Bence yeterli değildi transferler. Ben bunu taktik masasına da söyledim. En son burada katıldığımda da söylediğimi hatırlıyorum. Ben bana devre arasında transfer hakkı verirse bir tane oyuncu alacağını deseler ben 6 numara alırdım. Bursaspor 6 numara alamadan kapattı 4 oyuncu olmasına rağmen. Bence çok büyük ihtiyaçtı. Hatta ben bir yandan şey yazıyorum şu anda. Elimizdeki TFF'deki hani Ofosu'nun da açıklandığını varsayalım. Ofosu diyorum, çok özür diliyorum. Bifuma'nın da açıklandığını. Aynen. Varsayalım diye. Elimizdeki kadroyu yazıyorum ben şu anda. Yani şu an kadroyu yazarken dahi şunu görüyorum ki Bursaspor'un kesinlikle merkez orta sahada defansif özellikleri olan bir oyuncu eksikliği çok bariz. Yani burada ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani Bursaspor'un bu sezon üzerinde söylüyorum, geri kalan maçlarında çok gollü maçları izleyebiliriz biz. Yani çünkü hücum gücümüzü belki iki seviye yukarı çıkardık ama geçiş oyununda savunma noktasında eksik kalmaya başladık. Böyle bir sıkıntı yaşayacağız. Yani muhtemelen böyle çok orta sahanın kolay geçildiği, iki takımın da çok pozisyona girdiği falan maçlar izleyebiliriz sezonun geri kalanında diye düşünüyorum ben. Şimdi elimizdeki oyunculara da bakacak olursak nasıl bir 11 ile çıkarız, nasıl olur, nasıl eder, bunlardan da bahsedeceğim ama önce oyunculardan bahsedeyim. Şimdi Yusuf Türk, yani gerçekten Bursaspor kiralıyor dendiğinde adını ilk kez duydum ben. Yani böyle bir oyuncunun varlığından haberi olan bir insan değilim. Karacabey'de oynamış işte, yani Antep'te 55 dakikası falan var ama hiç bilmiyorum yani adamı. O yüzden adam öyle adam böyle adam diyemem. Hiç haberim yok. Ben şöyle düşünüyorum Yusuf Türk transferini. Enver Cenk Şahin transferinin yanında Antep'in bir ricası olarak 6 aylığına, hani bizim de hücumda kanat rotasyonumuzda yerli sıkıntımız vardı. Karşılıklı bir hoşgörü doğrultusunda geldiğini düşünüyorum açıkçası. Fikir yürütüyorum sadece. Enver Cenk Şahin, benim bu arada 4 transfer içinde en çok sevindiğim oyuncu Enver Cenk Şahin transferi. Enver Cenk Şahin transferini sevinme sebeplerimden biri de 1,5 senelik bonservisiyle gelmiş olması. Kiralık değil Enver Cenk Şahin. Bu bence çok önemli bir detay bizim adımıza. Enver Cenk Şahin'in en iyi transfer olarak görme sebebim de şu. Bana kalırsa Enver Cenk Şahin Süper Lig standardında aynı zamanda 4 tane pozisyonu birden şu an yedekleyebilecek. Hatta zaten ilk 11'de oynayacak bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek. Yani bu pozisyonların hepsini oynayabilen bir oyuncu. Biz Antalya kampındayken Gaziantep'in hazırlık maçı vardı bize yakın bir yerde. Gidip Gaziantep'in Kosova lideri, takımın adını hatırlamıyorum şimdi, onun hazırlık maçını izledik. Enver Cenk Şahin orada, Antep biliyorsunuz üçlü savunma oynuyor. Onun sol kanadını tek başına oynadı mesela. Ve çok da başarılıydı yani. Aşina olduğu bir bölge olmamasına rağmen. O yüzden ben bizim takımımızın oyun kalitesini yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Bifuma ile alakalı, Bifuma'nın yani sağlıklı bir Bifuma, maç temposu olan bir Bifuma zaten bizim oynadığımız ligde oynamaz. Yani Süper Lig'de oynar. Ya da ne bileyim Avrupa'da bir ligde oynayabilir yani. Bifuma bireysel kalitesi, hücumda tek başına kilit çözmesiyle, adam eksiltmesiyle, bitiriciyle, her şeyle tam bir hücum oyuncusu. Çok değerli bir oyuncu bana kalırsa, fakat diye ilave edeceğim. 6 aylık bonservisiyle geldi bu arada Bifuma. Kiralık değil ama 6 aylık bonservisiyle geldi. Bence şu yüzden yapılmış bir transfer Bifuma. 6 ay boyunca ben Bifuma'nın önümüzdeki 3-4 maç yedekte dahi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani olsa bile oyuna gireceğini düşünmüyorum. Çünkü fiziken şu an hiç hazır olduğunu inanmıyorum. 1-1,5 senedir top oynamayan bir adamdan bahsediyoruz burada. 1,5 senedir top oynamayan bir oyuncunun da direkt gelip katkı vermesini beklemek çok sağlıklı değil. Yani Horkoyara gibi bakalım. Ama Bifuma sakatlıktan dolayı oynamadı değil. Bifuma yani Çin Ligi'ndeki biliyorsunuz pandemiden ligleri ertelendi, oynanmadı. Bakan bu hatta o yüzden ayrıldı falan filan. Yani maç oynanmadığı için adam da oynayamadı. Bundan kaynaklı oynayamadı. O yüzden bir sakatlık problemi yaşayacağını düşünmüyorum. Ama maç temposu ve fiziki kalitesini yükseltme durumuna gelene kadar muhtemelen yedekten bir süre dahil olacak. Bu 6 aylık süreçte de
oyuncunun çalışma azmi, oyun temposunu geliştirme isteğini eğer teknik ekip görürse muhtemelen sezon sonu bittiğinde Bifuma'yla bir senelik, bir buçuk senelik, bir artı bir senelik gibi bir sözleşme imzalanır diye düşünüyorum. Yani Bifuma şu anda şöyle bir transfer oldu. Sezon sonu biz bunu alamayız. Hazır boşta. Herhangi bir meblağ da ödemeyeceğiz. Biz oyuncuyu kadromuza katalım. Elimizde bulunsun. Kullanabilirsek 8-9 hafta katkı alalım. Önümüzdeki sene bizim için değerli bir oyuncu olur gibi görüldü. Bence çok mantıklı bir hamle bu arada. Opsiyon konsaydı daha iyi olur muydu Çağlar? Abi şöyle sözleşme şartlarıyla alakalı bir şey. Bence 6 aylık konması neden iyi? Onu söyleyeyim. Opsiyon koyduğun zaman şu olacak. Şimdi Bifuma ismi andırabilir insanları ismen. Bifuma yani. Süper Lig'de evet. Avrupa'da oynamış bir oyuncu. Yahu biz bunun opsiyonu neden kullanmadık tepkisi gelirdi. Ama şimdi 6 aylık aldı. Bifuma bu 6 ay içinde kendini Bursa Spor'a kanıtlamak zorunda artık. Ama kanıtlamazsa tutamayız bence ya. Öyle de bir risk yok mu? Şöyle tutarsın. Çünkü çok kanıtlayacak ortam olmayacak. Ben dediğim Bifuma bana kalırsa yedekten oyuna girecek yani. Eğer elden giderse de yapacak bir şey yok. Bence bu risk alınabilir de Bifuma ile alakalı. Diğeri bir daha büyük risk diyorsun yani. Diğeri daha büyük riskti risk. Bence. Joao Pedro ile alakalı da abi yani şöyle söyleyeyim, benim hiç bilgim yok. Oyuncuyla alakalı şöyle, ben 2-3 kişiyle konuştum. Genel, şimdi özet olarak geçeceğim. Çünkü bir sürü kişi oyuncuyla alakalı bir sürü şey yazdı. Ben direkt oyuncuyla alakalı insanların kafasında canlanacağı kısa şeyi yazacağım, anlatmaya çalışacağım. Abi oyuncu, herkesin net söylediği şey, en iyi özelliği çok atletik bir oyuncu olduğu. Yani açık alanda adım eksiltme özelliği olan, biraz dağınık bir koşu kalitesi olan ama buna rağmen bitiriciliği yani şut kalitesi fena olmayan. Attığı gol sayısına tıkılmayalım. Yani herkesin de ona takılacaktır. Çünkü bir forvete göre attığı gol sayısı çok düşük bir oyuncu. Ama şunu hesap katmamız lazım. Geçen maç bu oyuncu Pacos Ferreira takımı Portekiz Ligi'ni 5. bitirdi. Portekiz Ligi'ni 5. bitirirken bu oyuncu 30 maç yedekten oyuna girdi abi. Yani bu oyuncu tercih edildi. Ama saha dışında problemler yaşadı. Biraz saha dışıyla alakalı problemli bir oyuncu olabilme ihtimali var. Onda da şöyle bir şey söz konusu. Ya şimdi bu oyuncu ilk kez Portekiz dışına çıkıyor abi kariyeri boyunca. Burada iki uç noktadan bakabiliriz buna. Bir, uyum sorunu yaşar mı diye bir soru işareti yaratabilir. Bir de şöyle bir şey var şimdi futbolcularda abi. Bu oyuncular şimdi kendi konfor alanlarındayken hep aynı yerde, hiçbir zorluk yaşamıyor, problem yaşamıyor, sapıtmaya müsait doğal olarak. Yani hayatında bir şey yok adamın, sorumluluk bilinci yok. Ama şimdi ilk kez bulunduğu konfor alanının dışına çıktı ve kendini kanıtlamak durumunda. Yaşı da büyük bir oyuncu değil, 24-25 yaşında, daha 10 yıl kariyeri var. Yani burayı eğer biraz akıllı bir oyuncuysa basamak olarak kullanabilir. Bu noktada ben Pedro transferini alma şartlarına da bakacak olursak eğer bu oyuncuyu bonservis vermedik. Yani bonservis vermeden de getirdiğimiz için ben olumsuz görmüyorum açıkçası. Artı fiziken hazır olarak geldi. Geçen hafta Pacos Ferreira ile 90 dakika maç oynadı herif. Yani Samsun maçını koy oynasın. Hazır. Evet. Sanki bir yüzden tarz olarak da tam o maça uygun bir oyuncu. He? Samsun deplasmanında. Evet ya. Ya ben de öyle hayal ediyorum Recep abi. Neden öyle hayal ediyorum? Bana işte oyuncuyla alakalı söylenen şeyler çok atletik, adam eksiltme özelliği olan, rakip savunmaları açık alanda zorlayabilecek bir oyuncu olduğunu yönelik. Şimdi Samsun'un da kendisi aslında bize açık alan bırakacağını düşünürsek baskılı oynamaktan dolayı. Aynen. Pedro bir anda Enver Cenk Şahin namı Pedro üçlüsünü bekliyorum ben önde zaten. Yani bir anda Bursa Spor kariyeri hızlı başlayabilir diye umuyorum ben. İnşallah öyle. İnşallah. Çağlar bir şey sorabilir miyim? Buyur abi. Buyur abi. Yani devam etmen açısından bu gelen futbolcuları alan irade nedir? Yani kimler aldı bu futbolcuları? Tamer Hoca'nın abi, mı? Deniz Kongun'un mu? Kimin transferleri bunlar? Ya bizzat duyduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu oyuncuların hepsinin Tamer Tuna onayı var abi. Tamer Tuna'nın onayı olmayan hiçbir oyuncu Bursaspor'a gelmedi şu anda.
Tamam, belki o şey, o Türk, Mesut Türk müydü, kimdi o? Ha, o ya o Yusuf o, Türk. O, o rota, Yusuf Türk. O rotasyon olarak geldiyse belki dediğin gibi ama yani, Enver Cengşah'ı yani, çok istediğini biliyorum. Enver Cengşah'ı çok izleyebiliyorum. Pedro ile alakalı da Tamer Tuna'nın onayı olmadan gelmediğini biliyorum. Tamer Tuna'nın onay verdiğini biliyorum. Bir başka kim aldık biz? Enver, Pedro. Bifuma ile alakalı da Tamer Tuna'nın çok istediğini biliyorum. Tamam. Yani tamam. Onu yani, direkt biliyorum. Bursaspor'un artık transferi de kapandı. Diyelim ki iyi çıktı. Çağlar. Abi yani iyi oyuncu var zaten. Yani buradaki mesele fizik kalitesini yükseltebilecek. Fizik kalitesinden bahsediyorum zaten. Yani kondisyon açısından vesaire. Yani ligi baktım. Tamer Hoca attı 2. hafta, 3. haftadan sonra 11 yaptı. Yani Bifuma ileri seviye atlayabilecek diye bir oyuncu. Senin dediğin gibi. Ama bizim önümüzde artık Ağustos ayında bir belki de tahta mesele çıkacak. Hani çok onlara karıştırma derler ama belki bir ihtimal çıkacak tekrardan bu tahta mesele. Çıkacak abi. Karıştırmalık bir şey yok. Çıkacak biz, yani. Biz bunu yani elimizdeki oyuncuyu o ya tahta kapalı olsa bile biz tekrardan imza attırabiliyor muyuz? Sanırım onu bir Aykut Ücüneti yaptırdık değil mi? Öyle bir şey. Evet evet yapabiliyoruz. Bursa yani şöyle şimdi Farazi konuşuyorum. Tabii ki başka bir takımla anlaştık Cristobal Orkoyer'a ama Horkuera mesela bizden devre arası yolladığımız oyuncular var ya şu an devre arası gittiler. Başka takımla anlaşmamış olsalar da onları bile geri alabiliyorsun. Yani mesela şurada şu tahtada. Kulübün en son sözleşme imzaladığı futbol takımı Bursa Spor'sa oyuncuyu geri alabilirsin. Bifuma'nın da Bursa Spor olacağı için doğal olarak istediğin gibi sözleşmesini tekrar revize edebilirsin yani. Çağlar buraya Şevur nasıl olurdu? Ah be abi öf diyorum. Bak çok iddialı konuşuyorum. Yani Şehu olabilir. Bak Hakan Özmert de ben çok isterdim. İsmi çıktığı için söylüyorum Hakan Özmert'i. Bursa Spor iyi bir 6 numara alsaydı ben hiç dillendirmiyorum. Matematiksel olarak olacağını da inanmıyorum ama iyi bir 6 numara alsaydı playoff'u sınırına yaklaşırdı. Sınırına yaklaşır. Şu an öyle bir ihtimalimiz yok. Bak kendimizi kandırmayalım. Bursa Spor bu sene çıkamaz Süper Lig'e. Yok öyle bir dünya. Bu şeyle izlersek maçı, bu mentaliteyle izlersek hayal kırıklığı yaşarız çünkü. Bursa Spor hiçbir... Abi valla herhalde iyi para be. Şöyle ama bak bu sezonu problem yaşamadan kaparız. Ama biz gelecek sene Süper Lig'e çıkalım diyorsak Tamer Tuna hani bu konuda zaten açıklama da yaptı. Ben bu sporu gelecek sezon Süper Lig'e çıkaracağım açıklamasını da yaptı. Ama Tamer Tuna'nın bu hedefini gerçekleştirmesi için bizim Tamer Hoca'ya yazın transfer tahtasını açıp minimum 1, 2, abi minimum 4 tane transfer yapmamız lazım Tamer Hoca'ya. Yani başka türlü olmaz. Hatta problem falan olmaz. Yeni yönetim geleceği için bir şekilde. Aynen. Yani çözülmesi gerekiyor. Yeni yönetim çünkü yani transfer tahtası kapılma ihtimali yok abi yönetim geldiğinde. Tamer Tuna'nın da küme düşme potasındaki aldığı gibi Bursaspor gelme sebebi bir sonraki yıl Süper Lig'e yükselip hani en büyük ihtimalle öyle bir kariyer planlaması yapması. O yüzden yazın tahta kapalı eldekilerle idare edelim bir şey falan filan olmaz yani. Tamer Tuna muhtemelen bu sene ligi gidebildiği kadar üste gidip önümüzdeki sene faydalanabileceği oyuncu grubunu hazırlamak net ve şey nokta transferler. Nokta transferlerle tak diye erkenden sezona başlamak olacak diye düşünüyorum ben. O yüzden biz işte ne derler kan, şerbet, içmek falan bir şeyler var ya. Biz yaza kadar bunu yapacağız abi. Yani yeneceğiz. Kan kusup kızılcık şerbeti içtik diye. Öyle yapacağız. Bu yazı iki konu daha var. İki konu daha var abi. Bir, herkes sosyal medyada falan da sormuş. Buradan da söyleyeyim. Bursa Spor'un yazın transfer tahtasını açamasa bile eksi puan yemeyecek. Onu söyleyeyim. Çünkü iki dönem tahtayı açmazsan yiyorsun eksi puanı. Bursa Spor şu an açtığı için öyle bir derdimiz yok. Artı bir de ben size bunu şimdi burada tabii ki dinlendirmeyeceğim ama size söylemek için söylüyorum. Grupta yazmıştım gelecek sezon Bursa Spor'un neden Süper Lig'e çıkacağını. Ben hala aynı minvalde düşünüyorum. Bursa Spor gelecek sezon Süper Lig'e çıkar abi. Ben bak şimdiden söylüyorum bunu ki bir buçuk yıl sonrayı söylüyorum yani. İnşallah da neden söylüyorum bunu söylüyorum. Abi grupta yazmıştım ben bunu bir 10 gün önce ama. Okumadık şöyle ki, söyleyeyim. Bakın, herkes... Ne yazdın ya? Okumadık ki. abi kısaca şöyle söyleyeyim. Herkes anlayacaktır. 2023'te Türkiye'de genel seçim var abi. Bursa'nın da neresi olduğunun herkes farkında. Bursa Spor Süper Lig'i çıkar abi. Yok abi. Attın golü. Peki, zannetmiyorum daha Çağlar.
O işte böyle soracağım. Şimdi Tamer Hoca Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Şenol Güneş de bizde stopersiz neredeyse yani tüm Türkiye'nin taktiğini alan bir futbol oynadı. Şimdi eğer Tamer Hoca defansı önde kurarsa, ön taraf güçlü ya, hani kaptırdı bastı. Yani arkaya iş bırakmadan yine üstlere tırmanamaz mı? Mümkün değil mi? Bence mümkün böyle bir şey. Abi bak, hani... Bursa Spor muhtemelen yani şöyle söyleyeyim. Puantajı olarak playoff'a yakın olur olmaz o kadarını bilmiyorum ama ilk 10'da bitiririz muhtemelen sezonu. Ya bak, şöyle bir takım olacağız abi. O matematiği bak, yapacağız biraz, bence. O hesaplamaları bak, yapacak bence. Orta saha, bak defans bloğu iyi olan ve orta sahasında dikine hücum edebilen oyunculara sahip her takım bize problem yaratacak. Ama savunması dağınık, orta sahasında daha çok böyle yan pasla kanat oyuncularını kullanmaya çalışan her takımı da biz yenebiliriz. O yüzden eğer iyi bir altı numara almış olsaydık çok farklı umutlanırdım. Ama kısmet olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet. Burak Altıparmak o pozisyonu götüremez mi? Abi belli maçlarda. Yani şöyle söyleyeyim sana. Adam sabit mi oynadı? Abi oynadı. Nasıl, ne kadar oynadı? İşte mesele o değil ki. Samsun'u dörtlerken oynadı. Bir de Ankara gücünden dörtlenirken oynadı. İşte yani aradaki farkı gör. Elimizdeki en iyi altı kim peki? Tuğbe mi? Yok, Burak Tuğbe oynayacak abi. Burak oynayacak. Burak oynayacak. Ben şu bak söyleyeyim size bence olacak 11'i. Erhan başlayacak kalede muhtemelen yine. Mert Yılmaz, Zalazar, Çapan, Onur Atasayar. Burak Altıparmak maçı mı? Genel Bursa Spor'un istikrarlı gidebilecek 11'inden bahsediyorum abi. Aynen. Tamam. Burak Altıparmak, İsmail Yüksek. Ben şeyde 10 numara pozisyonunda Nam'ın kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu yüzden düşünüyorum bunu. Tamer Tuna 4-4-1-1, 4-4-2 arasında geçiş oynuyor ki ben bunu Antalya kampında bizzat kendisine sordum. Hocam böyle oynadınız bugüne kadar takımlar. Bursa Spor'da bu mu olacak dedim. Evet, yüksek ihtimal öyle gideceğiz dedi. O yüzden Nam'ı 10 numara gibi yapıp Hoa Pedro'nun yanını ikiletebilir. Ama şunu yaşayacağız bunu yaptığımız zamanda da. Dediğim gibi orta sahamız bizim geçirgen olacak. Ama hücumda da müthiş tehditkar olacağız. Sağ kanatta Enver Cenk Şahin. Sol kanatta Bifuma kendini toplasa, bulamazsa Ofosu'yu kullanacaktır Tamer Tuna. Ofosu'yu da söyleme sebebim şu. Ben kampta da kendim gördüğüne inanamadım zaten. Tamer Tuna çok tutuyor abi. İnanılmaz tutuyor Ofosu'yu yani. Bu sezon ikinci yarı çok kullanacağım diye söyledi. Ofosu forvette de Pedro zaten. Çok mu iyiydi de tutuyor peki Çağlar? Abi, yoksa hani şöyle, sahiplenmesini mi seviyor? İki durumda var abi. Bir, Namık Zazar ve Ofosu'yu ayrı bir yerde tutuyor Tamer Tuna. Çünkü koydukları karakterle alakalı, takım sahiplenmeyle alakalı müthiş karakter koyduklarını söyledi. Üstüne basa basa 3-4 kere söyledi yani bunu. Artı izlediğimiz bizim antrenmanlarda Ofosu şöyleydi. Bizim bildiğimiz Ofosu neydi? Topu alır yana verir. Özgüvenini yitirmiş bir oyuncuydu. Fiziken yetersiz bir oyuncuydu. Abi fiziken kendini zaten toplamış. Artık dar alanlardan aniden patlama gücünü yakalamış. Artı özgüvenini yakalamıştı. Şunu beklemeyelim. Ofosu çıkar her maç bize maç bağlar değil. Ama ilk yarıdakinden çok daha farklı bir Ofosu olur. Ben bu tarz bir 11'imiz olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok gol atarız ama soru var. Çok gol de yiyebiliriz. Bir soru var. Hakan Özler yazmış. 6 numara olarak kullanılabilir mi Çapan demiş. Ya Hakan beni sinirlendirmek için soru yaptı. Peki Hasan Ayaroğlu o 8'de falan Tolga abiyle konuştuk. 8'de oynayabilir. Oynar abi. Oynar. Yani şöyle bazen Lam'ı kenara atıp Ofosu aynen. Şeyse. Aynen. Olabilir. Olabilir. Hasan Ayaroğlu da öyle. Ya Hasan Ayaroğlu joker bir oyuncu abi. 10 numara, 8 numara, sağ açık, sol açık, sol bek. Adam nereye koysam performans veriyor. O da iyi bir profesyonel ve sahiplenen evet, karakter kesinlikle. Koyan bir oyuncu değil mi? Aynen öyle. Bak bu arada Serhat Sadıç, burnunu 11'e yazmadın soğuduk senle demiş de burnunun futbol kariyeri muhtemelen bitti arkadaşlar. Yani sakatlığından dolayı burnu bir daha forma giyebilir mi çok emin değilim ben yani. Yoksa ben burnuyu çok beğeniyorum ama burnunun
yok yani. Kolay kolay forma girmesi mümkün değil. Bundan sonra oynarsa bile hani diyelim ki sağlığına kavuştu. 20 dakika falan yani. Yarım saat. Zaten 20 dakika oynuyordu. Bruno kiralık mı? Değil abi. Bonservisiyle bizdeyiz. Zaten abi, hani Tamer Hoca'nın Tamer Hoca'nın isyanı bu zaten yani. Olsun. Ameliyatın olsun abi. Ameliyat oldu sonra... abi. Oldu. Bu ameliyat olmuş hali. Bruno'nun sakatlığının iyiye gittiğini ama... istiyorsan yeni bacak tak. Bruno düzelme şansı yok abi. Yeni bacak takınca zaten düzelmez de mevcutu iyidir. Yani o yüzden Bruno maalesef yani. Ben... Bruno'dan kaç para girdi bize? Bruno'dan kaç para girdi abi, bize? Bilen var mı? Sözleşmesi 2+1 yıllıksa 1,5'a yakın girmiştir abi. 1,5 euro değil mi? O civarda. Aynen. Güzel. Ben biraz mola verdireyim sizlere, hemen yorumları bitireyim. Ferhat Özer demiş ki işte kahvenin en ahenkli sorusu Selçuk Hazırol. Faruk abi oy kullanmaya gidecek mi demiş. Faruk abi açıklamıştı zaten. Hakan Özder abi Bifuma'nın zaten bir zor bir futbolcu olduğu malum disiplin olarak. João Pedro da eğlenmeyi severmiş. Bu bize inşallah bir sorun çıkarmaz demiş. Oktay Fidan, Recep abi çok güzel anlattın. Bu kadar güzel gelişmeler varken umarım Serdar Acar Oroz gibi nere başkan adayı olmaz demiş. Ali Atış, Bifuma kiralık mı yoksa bonservisini mi aldık demiş. Bonservisini aldık 6 ay. Aldık. Yani. Aykut Turan abi size can feda demiş. Aldık. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Teşekkür ederiz Aykut abi. Para istedik ondan mı? Evet. Recep Bursa Allah nala babalı büyüsün Faruk abi demiş. Eyvallah. Sağ olsun. Salih Tolga abinin şu yorumu aklımda kaldı. Menemeni ve Altın Ordu'yu altımız aldık. İnşallah diğer takımları da alırız demiş. İnşallah. Janti Çevik, o kral geldi transfer yorumları beklemeliyiz demiş. Çağlar için abi. İbrahim abi de aynen. Biliyorum. Şimdi Çağlar'a başladık. Evet. Teksaslı Oğuz, Bifuma kiralık değil, sezon sonuna kadar bonservis alın diye biliyorum demiş Teksaslı Oğuz. Evet. Çağlar Bey hoş geldiniz. Sağ olasın Recep Bey, Faruk Bey. Kim bu Faruk Tanrıcı? Sağ olsun demiş. Hakan Özler, o Çağlar Bey hoş geldiniz demiş. İsmet Kurtuluş abiler, Samsun'dan Berk Taşkın bizim Gülbahçe Spor'da oynadı. Samsun'a transfer oldu demiş. Salih demiş ki opsiyonu vardır inşallah Pifuma'nın demiş. Çağlar'ı açıkladı. Ahmet Karacakaya'dalar bugün çok mutluyuz, tahta açıldı ve basketbol da uygun. Aykut Uğur'a her kulvarda varsın be İbrahim abi demiş. Var var. Recep, İbrahim her tarafta var. Recep Güreci abimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam Recep'im. Hoş geldin. Zaten Sayın Recep Şengezen şu anda burada yok. O da ona aleykümselam. Hoş geldin. Avukat Bey diye cevap vermiş. YouTube fotoğrafı Recep'in menajere benziyor yalnız. Bak topaçı menajere. Recep Güreci şimdi bizim çocukluk arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz WhatsApp grubuna ses kaydı atmış. Mudanya girişinde ölümlü bir kaza, büyük bir kaza olmuş galiba. Trafik falan da sıkıntılıymış, tıkanmış. Allah yardımcıları olsun. Herkesi de kazadan yaradan korusun. Amin. Bakalım ne olur. Bu arada Altınmalı Ramazan Keskin nasıl olur? İyileşirse deniyor. Abi, yani onun iyileşmesi için en az bir ay, bir iki ay daha ihtiyaç var galiba Ramazan'ın. Sanki. Değil mi Çağlar? Abi seneye rotasyon olur da bu sene için manası yok. Ramazan'ın sağlam halinden de bir ne hayır gördük ya abi. Fatih Vatansever, selamünaleyküm yayınlar. Biraz bir geciktik basket maçımız dolayısıyla demiş abi. Hoş geldin. Janti Çevik, ne demek bilmiyorum Çağlar Reis. Ya Hibettin Kral böyle bir şey olabilir mi? Ya demiş. Ya her kazanç... nasıl bilebilir miyim? İyi yayınlar. Garip bir gün, ne vereceği belli olmaz. Yeni transferlerin dibe de düşebiliriz, zirveyi de görebiliriz demiş. Kimle Eymen İbrahim Kazanç? Başolun, İbrahim Başolun yeğeni. Dursun. Ha. Eymen bakıyorsan, ulan seneye üniversite sınavına gireceksin arkadaş. Dibe de düşebiliriz, zirveyi de görebiliriz. D'ler ayrı. Bunları abi yazmıyorsan boş. Annenin verdiği dershane paraları boş. Şok. İbrahim Başoğlu'dan yeğenine canlı yayında fırça. Bu değilir dağları ayıramadı mı? Sosyal medyada ne fırça atıyorlar? Sayısalcı mı abi? Eymen. Sayısalcıdır, çok önem vermemiştir abi.
Abi sayısalın başları. Hakkı Hoca demiş ki. Bifuma'nın lisansıyla ilgili bir daha bir bilgi geçin arkadaşlar. Sürekli soruluyor. Tamam abi. Bir daha ben doğru da şey yapayım. Recep yaklaşık 2 dakikada bir sabaha kadar çıkabilme ihtimali var abi. Bakarsın yarın çıkar abi. Yani bir sorun yok. Bir problem yok. Giderilmeyecek bir sorun da değil bu, değil mi? Yani evraklar verildi abi, yani artık oradaki memur hocamın işlerse. Abi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu transferlerin son günleri bir sürü dosya, bir sürü transfer aynı anda geldiği için orada da genelde bir tane veya iki tane nöbetçi personel kalıyor. Onlar tek tek sırayla giriyorlar. Kimisi 10.30-11'lerde girer, kimisi gece 2.30-3'te girer, kimisi sabah girer. Önemli değil. Yani federasyon alındı diye damga evrak verilmiştir abi, şey olmuştur. Evet. Hakkı alınca su faturası yüklü geldi. Belediye başkanı suya müfledi yoksa transfer iyi demiş. Olsun yakışır boş ver. Su parası biraz fazla gelsin abi. Abi transferleri yorumluyorum kısaca siz anlayın. Bir tane Allano Lima, bir tane Devaye, bir tane Yusuf Erdoğan. Yusuf Türk'ü yorumlayamadım kusura bakmayın demiş. Bak Çağlar sana gelmiş yine. Hakan Özler. Fatih abi demiş ki sesimiz kısıldı abi her zamanki gibi demiş. Evet, Bedirhan Yeşilçimen, Hakan anlamıyorsun sanırım futboldan demiş. Hakan Özler. O da demiş ki abi bunu okuduk. Emre Çınar, Bifuma'nın lisansı gözükmüyor TFF'nin sitesinde. Şöyle yine Enes Torun da Bifuma'nın lisansıyla alakalı konuşmuş. İbrahim Bey de tabii orada yorumlara cevap vermiş. Yani mutlaka bu saatlerde yoğundur, yavaş yavaş hepsi sistem mutlaka girilir demiş. İbrahim Boşan. Tanıyor musun abi? Kim bu? Nasıl? Kim bu arkadaş, tanıyor musun? Akraba mı? Nasıl oğlum, kendisi bu. Çok müthiş, akıllı, zeki bir adammış. Tanıdık değil mi abi? O meşhur Çınar... Facebook şey var ya, kim bu yakışıklı? Evet. Aa benmişim. Emre Çınar, Berat Yusuf, Enver ve Pedro kadro listesinde var ama Bifuma yok, yetişmedi mi? Transfermarkt sitesinde de Bifuma'nın adını gördüm. Yanında olumsuz Emre işaret kardeşim, var. Vallahi, abi Emre her tarafa bakmış. Abicim bir Selahattin Tefrici'ye falan oku, bir şey yap, girsin artık. Selçuk Çamlı, transferler hayırlı olsun demiş. Hoş geldin sen de. Merhaba Selçuk. Samsun maçı nasıl geçer be? Oku sen. Dur, bitireyim abi, bitireyim ondan sonra. Erkan Aydemir adayı olacak da bilginiz var mı demiş. Tamam o zaman demiş. Geç olsun hiç olmaz demiş. Alay tekrar seçilirse ne olur demiş. Eyvah kazanç. Dayına sor dayına. Olur mu? Bursa Spor yarın Başkanı olur abi. Tekrar seçilirse Bursa Spor Başkanı olur. Evet. Hakan Özler, yarın yedekten de olsa ben Kerem Şen'i maçta izleyebileceğimizi düşünüyorum. Tamam, mevkisinden dolayı oyuna giremeyebilir. Belki ama Abdullah Avcı Kerem'i beğenmiş diyorlar. Maç müsait olursa alabilir oyunu demiş. İnşallah. Bu gidenlerin sonraki satışlarından pay var mı hiç? Yok değil mi? Varmış abi. %15. %15 mi? %15. İyi paraymış abi. Hayırlı yani hepsinin 10'ar milyondan satılacağını düşünsek. İnşallah. İnşallah. Abi kongre büyük ihtimal ikinci toplantıda olacak. Tofaş Spor Salonu o kadar aracı kaldırabilecek mi acaba? Pazar günü zaten dolu oluyor etrafta. Bir şey soracağım Tofaş ya bununla alakalı. Özür dilerim ama Tofaş Spor Salonu arkasında bir otopark var. Evet Tofaş. Bir kişi çıktı. Bursa'da tek aday var. Yine iki oturuma gerek var mı ya? Çoğunluk aranacak mı yine yani? Tek aday var. Var. Yani zaten o anlam seçilecek yani. Başkan, ama bak kongrede sadece başkan değil. O şeylerin oylaması falan var. Yani gelir gider hesaplarının. Ya tek aday çıkarsa kabat gibi olur. Hani daha erken işlerine başlayabilir resmi olmasa da. Hani ama seçilemez yani. Selçuk şey ama şu anda gördüğümüz kadarıyla buyur abi. Yürüyor yani. Kongre ikinci oturum 27'sinde mi? Tamam bakalım abi. Şey evet, için evet, soracağım. 20-27 aynen. Şimdi kongre karar alırken yönetimdekilerin ben akılları falan yerinde mi değil mi bilmiyorum. Şey açısından söylüyorum bunu. Hani psikolojik olarak çok şey etmemiş olabilirler. Türkiye Basketbol Federasyonu ile görüşmüşler mi acaba? Çünkü hem Bursaspor'un hem Tofaş'ın
oraya maç verilme durumda olabilir. Yani bir de basket maçının olduğu gün kongre yaparlar, rezil kepaze oluruz. Abi yok. Olmaz. Abi nasıl olmaz? Bunlar Alay'ın şeyin Cumartesi olur abi maç. Bak Mesut Mesnan'ın seçildiği galiba ya da Alay'ın mıydı? Mesut Mesnan'ın seçildiği kongredeki birinci oturumda Timsah aradaydı ve o birinci oturum olduğu gün ne maçı vardı biliyorsunuz değil mi? Gaziantep Erzurum Süper Lig yükselme final maçı vardı. Kazara o gün oraya insanlar toplanıp gitse rezil kepaze olacağız. Maç günü orada şey yapacaktık. Hani demek istediğim kongre. Bir organizasyon olmaması lazım. İki tane Bursa takımı var baskette. Yani birinden birini pazara verebilir basketbol federasyonu ki onlar bizim kongre olduğunu bilmezler. Tabii ki. Abi, hemen tabii ki de. Bununla alakalı söyleyeceğim. Ben de şu an fikstüre girdim abi. Yok basketbol federasyonu bu hafta belirleyecek bu fikstürü. Abi şöyle hayır. Ara var. 20 Türkiye şeyi var abi. Türkiye kupası var. Tamam mı? O da Topaksportal'ın oynayacağı var. Yok o da tabii. Burada zaten. Ondan önceki hafta yani, olması lazım. Bir gün önce oynatır. Bir gün sonra oynatır. İşte basketbol federasyonunun haberinin olması lazım. Onu diyorum. Vardır muhtemelen. Ben bakayım. Yani Hidayet Türk olur. Birazdan yorumları bitirdikten sonra o konuya döneceğim. Sana söyleyeceğim onu. Eyvallah. Moderatör gibi moderatör. Enes Beyhan anca geldik. Öyle moderatör bulamazsın. Günaydın. İyi akşamlar. Az önce baktım bir fonun lisans gözükmüyor demiş. Çağlar Bifuma'nın lisansını bir ayarlayı var kardeşim. bir ay kadar buradayım abi takımlarımızdı. Seri galibiyetlere sokayım ondan sonra size emanet demiş Enes. Ben dedim Enes'e Bursa'ya geldiğinden beri işler yolunda bir yere kaybolma. Gidiyorsan da Samsun'a git bari o maçı da alalım falan. Onun cevabı. Tuncay Karacan. Ali Balkan geldi bak. Aleykümselam. Kulisler için Ali Balkan'a bağlanalım. Oynarken asker selamı yaptığı için sözleşmesi feshedilmişti demiş. Bifuma eski programındaysa. Deniz mi ne vardı bir tane hani? Deniz Lucky şerefsizi. Deniz Lucky. Oraya mı transfer oldu? Ne oldu? Evet, Hristiyan'dan evet. Mı bir şey yapmış? Pauli'deydi abi. Ben Pauli. Şu anda hapiste galiba Almanya'da ya o adam. Saint Pauli, Adana Demirspor'un kardeş takımıydı biliyorsunuz değil mi? İtalyan Livorno ile. Evet. Aynen. Ama Murat Sancak gelince bir anda nasıl sistem değişti adamlarda. Aynen. Deniz Naki ile ilgili. Deniz Naki ile ilgili söyleyeyim, örgüt üyeliğinden ve uyuşturucu ticaretinden olması lazım cezaevinde evet. Dışında. Evet, evet Almanya'da cezaevinde. Bifuma eski formundaysa demiş değilse Matavzı aratmaz demiş Erkut Por. Ardından günaydın şu anda hocanın yerinde olmayı istemez. Efendim abi? Matavzı aratmaz derken Matavzı'nın eleştirme sebebi aldığı parayla doğru orantılı. Matavzı 50 bin euro gelseydi kimse bir şey demezdi. Aynen. Şu anda hocanın yerinde olmayı istemezdim. Az önce Çağlar abin de dediği gibi bölgesel çeşitlilik çok fazla demiş. Sözleşme almak için koşacak sahada demiş Ardından günaydın. Aykut Turan demiş ki ortam kurana kadar yol alırız. Seleznov gibi olması birkaç yıl geçmesi gerekebilir demiş. Bifuma'nın özel hayatı mı? Yok. Evet, yok Pedro. Pedro için. Pedro hakkında oyun süresi çok iyi, istatistikleri çok iyi, gol sayısı almış demiş Aykut. Yeni gelenlerle birlikte kadronun oyun içindeki defans kurgusu nasıl etkiler demiş. Hasan Yalçınkaya hayırlı geceler abiler. Recep abi aday konusunda gelişme var mı demiş. Recep abi aday olmayacak. İşiniz abi. Enes Beyhan son lisans bursası burada olacak. Kiralıklar bir tahta kapansı bile yeniden kiralanabilir demiş benim soruma. Benim Çağlar'a sorduğumu sağ olsun Enes cevaplamış. Serhat Sadıç Bifuma'nın TFF sitesinde hala lisansı görünmüyor. Yattı bir transfer demiş. Bifuma yapmış olabilir ama. Bir soru. Tanrı Hoca'nın parasını ödemek lazım demiş Arda İlhan. Enes, yani yorumlar olsun. 2023 seçimleri Enes Tanrı'nın Çağlar'ın yarım saat önceki cevabını ve AKP çıkartacak demiş Fahrettin Avcı. XXXXX abi nasıl olur? Nasıl çıkar ya bizim taraftar yakında Tamer Tuna Deniz kovulur demiş. Çağlar abi çapan altınları olarak kullanalım demiş. Emirhan tutacaktı kendimizi demiş. Erkut Boğur aldığımız oyuncularla şu anda hücum futbol oyunu oynamasından başka düşüncesi olmayacak kadro oluşumu yaptığını düşünüyorum demiş.
Serhat Sadıç karamsar olmaya gerek yok. Bence Eskaza, Samsun ve Ertan'dan Eyüp maçlarını kazanırsak mevzu değişir. İlk 6 ile 10 puan da düşüyor. Aradaki fark demiş. Serhat Sadıç benim arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Bak bu kalsın. Karamsar olmaya gerek yok kısmını unutalım. Eskaza, tamam. Samsun ve Ertan'dan Eyüp maçlarını kaybedersek mevzu acayip değişir yalnız. Evet. Çağlar Hocam, Bruno'yu ilk 11 yazmazdın ya, oraya da bir soğuduk senle demiş. Bruno sakat. Levent abi demiş ki Hasan Eroğlu sahada olmazsa finalde kaybeden Bursaspor olur demiş. Green White Levent en yani nereden kaybederiz demiş. Hep onları arıyor zaten Levent. Nereden kaybederiz ona bakıyor. Kimin arkadaşı abi? Seni tamamlaması lazım bir şekilde abi. Mehmet Erdem Uğurlu 6 oynayabilir mi? Çok enteresan. Bir soru. Oynayamadı. Mehmet Erdem Uğurlu ile ilgili ben söyleyeyim. Hiçbir şey oynayamaz. Sadece köy düğünlerinde oynar. Neden abi? Oynar. Sizin oraya giderken yazın köy düğünü olur. Orta Hakem abi Hasan bu takımın olmazsa olmaz demiş. Gerçekten büyük karakter demiş Hasan Ayaroğlu. Kim sakatladı bu Bruno'yu demiş Arda İlhan. Demişler elimizde Ramazan var, sakatlık nedir ne değildir bilmiyorum ama 6 numara için güçlü bir alternatif. Emir şeyin Ramazan Keskin'in çaprazları koptu ya. Adam. Hem de ikisi de yani. Bir evet. İmran Gül selamünaleyküm, yayınlar güzel akşamlar demiş. Hoş geldin. Berat oynar mı demiş Kadir Sezer. Oynar mı Berat? Zaman zaman oynar belki. Berat'ın geri çağrılma sebebi yerli santrafor alınamadığı için bence. O yüzden ikinci santrafor olacak Berat. Batuhan. Ya Batuhan yerine Berat geldi aynen. Evet. Batuhan yerine Berat. Bir Fuma'nın lisansı çıkmamış hala. Bu takım ligi kaçta bitirir? 6 ne yok Allah'ınızı. Hadi bakalım. Samsun maçı önemli. Geri kalanını biraz da bakayım. Şunu okuyayım. Faruk abi sen transferler yeterli mi yoksa daha oyuncu lazım mı? Lazım sanki bölgeleri demiş. Son iki yorum daha okuyayım. Madem böyle kapatayım. Yani yorumları sonra. Ben abi ben şu anda başka bir şey izliyor bence. Yok yok şeye baktım. TFF'nin film açtı Netflix'ten izliyor. Her 2006 numaralı Ramazan Keskin nasıl olur? Ofosu forvet arkası olmaz mı demiş Semih Koca. Halil İbrahim Sezer bence Namık'ı Fatih Terim'in Kerem'in kullandığı gibi kullanmalıyız. Bir de 6 numara konusunda inşallah Kubilay'la Buzlar erir de playoff yolunda 6 numaramız olur demiş. Çağlar evet. Artık yavaş yavaş da kapatalım zaten de. Yok, bir yandan siz konuşurken abi, ben de şey yapayım. Çağlar şeyden alttan Uğur'da kızdan falan dahil oyuncular içerisinde 6 numara pozisyonu için oyuncu var mı hiç? Abi U17'de bir iki tane var da U19'da ya U19'da en yakın oynayabilecek U19'da en yakın Ömer oynayabilecek Turan Emre Tepegöz. Bence Emre Tepegöz abi. Ömer Turan 6 numara değil. Bence o bölgede Ömer Turan bence 6 numara 10 gibi bir şey. Yani. 8-9'u geç ya. Bence Ömer Turan oynayacak. Ya Emre Tepegöz'ü ben oynatmam abi. A takımı alıp. Hayır. Yani bence ikisi de şu an A takımda oynayamaz ama pozisyon olarak tek uygun oyuncu Emre Tepegöz ama bence oynayamaz. Ama U17'de 2-3 tane o pozisyonun oyuncusu var. Anladım. Kim mesela diyorsun? O U17'de yani, zaten öne çıkan 3 tane oyuncu var. Bana kalırsa. Kaleci Safa Canan. Sağ açık Mehmet Bilgin, bir de ortadaki 10 numara Melih Sağlam. Melih Sağlam'ı söyledim bir tane. Mehmet Bilgin bence çok acayip hızlı bir oyuncu yani. Çok ekstra garip bir hızı var. Ama oyun bilgisini çok geliştirmesi lazım onu söyleyeyim. Bence Ozan İsmail Koç'un kardeşi de fiziki kalitesini tezimini arttırırsa orada Ozan İsmail Koç'un kardeşi oynuyor. O da olabilir diye düşünüyorum. Artı ben olsam Berat'ı çağırırken Ozan İsmail'i de geri çağırırdım şu anda devre arasında 6 numara. Ben diyecektim aslında o da çağrılamaz mıydı? Ben olsam tercih ederim. Ama şöyle bir şey var. Evet sakatlığı var öyle de bir şey. Belki o yüzden çağrılmamış olabilir. Gerek yok. Alanya Spor'dan Emirhan'ı kiralasak ya. Emirhan. İyi oyuncu değil mi ama? Emirhan'da yani, bir topçu var. Bence bildiği yapıyor. Yani belki başarılı olabilir yani. Ya bence öyle şeyden Sakarya'dan Ozan da alınabilirdi abi. Ozan'ı ama sattılar.
Gerçi Emirhan da gitti. Emirhan da gitti abi. Ama şey, Emirhan'ın Alliance Spor'da kadro yapma şansı çok gözükmüyor yani. Öyle kadro yapısından dolayı. En fazla birkaç maç belki sondan girebilir. Ama işte gitmese iyiydi bence şu anda. Yani... Allah İsmail yükseğe bir sakatlık falan filan vermesin abi. Burak'a. Burak İsmail olsun orada da. Orta sahada, rotasyonumuz çok abi. Ben bir altı numara çok abi. İyi olacak ya. Bence İsmail'le birlikte orta saha oynamak bir orta sahamız için çok zor olabilir ya. Ben bilmiyorum, böyle çok İsmail'i çok savur görüyorum. Evet iyi oyuncu ama çok fazla top kaptırmaya müsait yani abi, oraya. Neden biliyor musun abi? Çok fazla şey yapmak istiyor. Kafa topuna çıkmak istiyor, adamdan topu almak istiyor, adama çalım atmak istiyor, aynana şut vurmak. Ya bir dur, sakin. Ya öyle değil. Abi, öyle olmadı. Sakatlık riski her zaman için ters toplara giriyor. Kart görme ihtimali hep artıyor. Aslında biraz daha sakin ve böyle gösterişsiz oynamaya kalksa çok daha faydalı olacak bence ama o da genç daha. O da gelişecek futbolun. Şimdi yani burada Çağlar'ın dediğine ben İsmail katılıyorum Hüseyin. Abi. Hani özür dilerim Çağlar'a, şu konuda ben Çağlar'a katılıyorum. Hani yok dedi abi. Ya hani ileride giderken ileri hücumdayken çok tehditkar, geride ise çok yumuşak bir karnımız var. Bunun kaynağının sebebi de bence merkezde İsmail Hüseyin'in olması. Çünkü çok iyi top. Bir santrofor olsam abi, forvet oyuncusu olsam İsmail'den sürekli nereye geleceğini sezerim abi. Çünkü onu yapabileceklerini tahmin edebiliyorum. Hı hı. Ama gerideki bir oyuncu olsam, bir altı numara olsam İsmail derim ki Allah yani sen benden uzak ol derim yani. Çünkü öyle bir noktada top kaybedebiliyor ki altı numaranın ciğerini söküyor. Yani adam oraya koysun, gitsin, alsın. Hı. Kerem orada iyiydi işte. Bak şimdi Recep abi onu diyecektim. Bak İsmail Yüksek, bu sezon İsmail Yüksek Kerem Şenli ve Kerem Şensiz olarak değerlendirilmesi lazım abi. Evet. Bak mesela 6 numara alamadık ya. Keşke Kerem Şen geri gelseydi, ben yine aynı şeyi düşünürdüm. Ya çünkü ya Kerem Şen üzerinden söylüyorum hani örneğimiz olduğu için ama orada Selçuk abiye de katlıyorum. İsmail Yüksek'e 3-4 tane görev verdin mi bir sapıtma moduna girebiliyor abi. Haklı olarak ama orada çok da oyuncuya kızamam. Yani hem savunma hem hücumundaki sorumluluğu bir oyuncu almasını beklemek için o oyuncunun Steven Gerrard falan olması lazım. O yüzden hani bu kadar yüklenmek çok sağlıklı değil. Ama Kerem Şen oynadığı zaman işte Kerem Şen onun topsuz taraftaki bütün yükünü alıyordu. Ya yani İsmail Yüksek sadece topla oynuyordu abi. O yüzden performansı çok üst düzeye çıkıyordu. Namık o pozisyonu oynarsa İsmail'in performansı yine artabilir. Çünkü bu sefer Namık topsuz koşularda, savunma olarak değil ama topsuz koşularda İsmail Yüksek'e oyun alanı yaratır. Yine evet. Artabilir. Bakalım. Göreceğiz. Keşke Aykut'tan Cüneyt olsaydı kadroda. Abi yani şu an bak Çorum'a gitti Aykut Akgün ama şu kadroda ilk 11'e yazardık Tamer Tuna, öyle söyleyeyim ben. Aynen. 6 aynen. Numara aynen. Abi. Adam 6 numara yani. Evet. Bire artı altı. Bak yerli şu an Bursa Spor'un 4 tane stoperi var. Zalazar, Çapan, Kerem Kök, Furkan Emre. Tecrübeli yedek yerli stoperin yok. Cüneyt Köz kalsa. Yani abi bir de bu adamların bak 2022 sezonu bitene kadar ki tüm parasını ödeyip yolladık ya biz. Ya niye yolluyorsun yani, bu adamı? Yani o evet. Madem ödedin niye tutmuyor daha belli. Ya dursun kenar tribünde maç izlesin ya. Evet. Yani enteresan. Çok saçma ya yani. Bence Faruk abi adaylığı konusunda ikna etmemiz lazım. Çünkü Bursa Spor'u kurtarabilmiş. Maalesef. Bursa Spor'lu romantikler Faruk abiyi destekler. Ah doğru. Aynen biz romantikiz. Tuğbey 6 numara oynar mı? O oynar ama yani her pozisyon kırmızı yer miyiz diye bakarım abi. Tuğbey bence 8 numara 6 numara değil. İşte onun için sordum 6 numarada oynayabilirim diye. Peki ya bu şundan dolayı oynar. Kullanma. Enerjisinden dolayı oynar da. Bence oynayabilir abi ya. Ozan Tufan da o yaşlarda sağ bek, sol bek, stoper, sağ açık ne varsa oynadı. Ya gerçi şuna bakmak biliyorsun lazım abi. Biz şimdi 6 numarayı kafamızda çok şablonda çok stabil tutuyoruz. Yani 6 numaradan sadece defansif görevi bekleyerek konuşuyoruz ama şu da var tabii ki. Şimdi burada biz 6 numara oynatacağımız oyuncuyu Tamer Tuna'nın vereceği rol ve görev ne? Bu çok büyük bir kriter yani. Biz 6 numara... Şimdi dünyadan şöyle örnek vereyim abi. Sergio Busquets de bir 6 numara. Kevin De Bruyne de 6 oynuyor mesela Manchester City'de.
o oyunculardan beklenen ne abi? Ama bizim beklentimiz ne biliyor musun Çağlar? Bizim Mehmet Topal gibi bir 6 numara beklentimiz var. İşte evet, yok. Bizim ihtiyacımız o. Bizim ihtiyacımız o. Ama bizde o yok. Ya burada evet. İhtiyaçla arz talep gibi düşün abi. Yani bizim şu an arzımız var ama talebimiz onu karşılamadı gibi bir durum söz konusu. Elimizdeki malzemeden en iyisini çıkarmaya çalışacağız. Burada da ilk seçenek bence Burak Altıparmak olacak. Oyun tecrübesinden kaynaklı. Ama o da bunu %100 yapamayacak yani. Burada Burak Altıparmak'a kızamam. %100 yapamayacak. O da 8'i daha iyi oynuyor anasını zaten. Yani hem o sek- mutlu abi adam, takım faydalı. 8 numara abi adam zaten. Adam. 8 evet. Yani. Ya bak biz iyi bir altı. Biz Hakan Özmert'i biz Hakan Özmert'e örnek veriyorum. Alabilmiş olsaydık Hakan Özmert, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek üçlüsü. Bak bu çok sağlam bir ortası. En iyi ortası olurdu abi. Evet. İnanılmaz iyi. Veya Eyüp, Hakan Özmert nereye gitti şimdi? Hakan, Antalya'da kalmadı galiba. Antalya'da devam devam. Antalya'da devam. Mesela Eyüp bizim eski oyuncumuz Badji'yi aldı. Badji'yi keşke biz alsak of diyorum evet. Yani. Evet evet ben de diyorum. Badji kemik hayırlısı. Gibi olurdu orada. Bak bakarsınız sene sonu Şeyhu gelir. İnşallah. Tahta açılırsa. Aynen tahta sözleşmesi bitiyor çünkü. Tahtada sıkıntı yok. Şeyhu'nun sözleşmesi bitiyor. Selçuk ahşap seviyor ya. Selçuk duruyordur ya ahşaba geliyor. Bak. Bak Allah imkan versin bu ahşaptan ev yapar. Yaparım abi çok aynen, seviyorum. Aynen. Abiler ben müsaadenizi isteyeyim malum yazmıştım. Evet, müsaade senin. Evet, geçmişe kaldım galiba. Çok geçmiş olsun tekrardan. Yetişiriz yetişiriz. Geçmiş eyvallah ol. Teşekkür ederim. Geçmiş ol. Kendinize geçmiş dikkat edin. Geçmiş ol. Görüşürüz. Sağ ol. Çağlar Ergin bizlerle birlikteydi. Sağ olsun eksik olmasın. O da kısıtlı vaktini bize ayırdı. Karaceli Dişan demiş ki Pedro geçen hafta Kocaeli medyasındaydı. Bu hafta bizde bu takımın bir scout sistemi yok mu demiş. Bir dakika Selçuk. Aslan Mal çok. Abi Selçuk. Ya hı. Ben bu kadar duruyorum burada kısıtlı zamanımı harcıyorum da. Bana bir kere teşekkür etmedin ya da. Yalan mı Recep? Doğru değil mi? Doğru. Ben de yoruma kilitlendim. Nereye, nereden ne çıkacak diye. O yüzden ben de ters ediyorum. Yok yok. özür diliyorum Faruk Bey. Kısıtlı zamanını bizlere ayıran İbrahim Başal'a vereceğim şey yüzünden de çok teşekkür ediyorum. Alsana et verin. Farkındaysa. Bu üçlü hiç etmiyor. Benim de çok dikkatimi çekti. Yani bunlar da zaten şey, Emirhan Aydoğan muamelesi bize. Kenan Aynen. işte bizim çocuklar hesabı. Aynen. Aynen. İhtiyacınız mı var? Teşekkür ihtiyacınız varsa sabah akşam edelim. Adaletsizlik olmasın. Ya abi Allah aşkına burada kahvenin gerçek sahipleri burada yani. Faruk abi, Dönmez. Hep böyle geliyor. Hep böyle geliyor. Tolga Şar biliyorsunuz Time Out'un önemli bir insanı. Evet, Life Bursa evet. Kanalının da kadrolu şeyi personeli. Çağlar da öyle evet. Kadrolu personeli. Evet, aynen. Onun için buraya geldiklerinde her ne kadar şeyi altyapı bizden olsa bile şu anda bir misafirler onlar yani. Öyle bakmak lazım. Selçuk Ramazan'da bile program yaptırdın lan bize. Sen hala bize yürüyorsun. Başka nerede o eski Ramazanlar bile yok. Şimdi en büyük teşekkür edilecekse en büyük teşekkürü Sayın Şükrü Savaş'a etmemiz gerekiyor. Ha Şükrü herhalde. Yani asıl kısıtlı zamanını kullanıyor bizde sağ olsun eksik olmasın. Yani işte. Şükrü var ya yemin ediyorum 14 tane kulaklık aldı geçen sene ya. evet evet. Çocuk. Bir ev alırdı o parayla. Yani. Ev alırdı ya. Çoluk cümlesi kırışıya döktü ya. Son yorumları okuyayım. Ondan sonra biz de kapatalım abi. Uygun sizin için. Nerede kaldık? Pedro Karacalı Cihan. Bunu okuduk. Merhaba iyi yayınlar demiş Hasan Malçok. Playoff oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Maalesef oyunu çift yönlü oynayamıyoruz. Geriye düştüğümüzde reaksiyon veremiyoruz. En iyi sonuç ilk 10 olarak görüyorum demiş Hasan Malçok. Evet. Olabilir. Mantıklı. Çağlar'ın internetine. Ya burada sadece İbrahim abi sen süper online kullanıyorsun. Diğer hepimiz Türk Telekom. Yok. Vodafone. Sen Vodafone. Vodafone. Ben TürkNet. Ha, sen Faruk abi Türk Telekom. Biz yani Çağlar'ınki de... Çağlar'ınki Türk Telekom değil de Çağlar'ın sanki komşudan kaçak at gibi duruyor. ben diyecektim Çağlar gitti bak yeme Çağlar diyecektim oğlum şey mi şifre mi çözdün komşudan ne yaptın böyle ya o odaya yakın git falan diyecektim. Levent de evet. Diyor ki. Gömme saati başladı abi. Teşekkür bize diyor. Ne demiş Levent? Selçuk'ta sağ olsun kilo almışsın diye Selçuk canlı. Vermem lazım.
En büyük teşekkür bize diyor. Vır 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 konuşuyorsunuz. Biz sizi burada dinliyoruz. Doğru söylüyor abi. Adam haklı. Adam haklı abi. O da kısıtlı vaktini ayırıp bizi dinliyor yani. Değer verip bizi dinliyor. Teşekkür ederim. Evet evet. Esas önemli olan o. Selçuk ne desen başına iş alıyor lan. Ne dese çocuk linç yani. Serhat Sağdaş demiş ki Kubilay Sönmez kötü takımın içinde sırıttı ama bence Göztepe'den önceki performans çok başarılıydı. İyi de biliyor. Adamı neden kazanmaya gayret etmedik anlamıyorum demiş. Emre Özgür bazen... yayınlar. Transferlerle işler kötü başlıyor ya. Kubilay'la da sezon başı işler çok böyle iyi başlamadı. Gitti geldi, dışarıda kaldı, 11 oynadı, orta saha oynadı, stoper oynadı. Sonra bir kadroda kaldı, bir dışarıda kaldı. Enteresan bir durum oldu. Adam bence Bursa'ya şey yapamadı. Bursa'ya ve Bursaspor'a adapte olamadı şu anda. Yani böyle istenen ve sürekli her hafta kadroda olan bir adam, oynayan bir adam olsa bence faydalı bir adam. En azından şu anda 6 pozisyon, 6 numara için hani hiç düşünmeye gerek yok ama adamın... İbrahim abi ama bir yere gitmediyse yine bence faydalanmaya çalışmak lazım. Gitmedi ama ilk yarı verimli olmadı, oynamadı. Muhtemelen Tamer Tuna'da onun kafasının sahada olmadığını ya da bu sporda olmadığını görmüştür. Ondan sonra birlikte çalıştılar mı acaba? Çalışsa da fark etmez ki abi. Biliyorsun ki eski aşklar tekrar alevlenmez yani. Belli ama acaba problemlerim mi var? Geliyorum ben. İyi bir Bifuma belki büyük konuşurum bilmiyorum ama seneye şu kanserlikten bir çıkabilecek bir oyuncu 2010'da şampiyon olduğumuzda bence en büyük pay Bataj'la da olduğu gibi çok haklı verir demiş ama bunu Çağlar'a sormuştu. Çağlar için. Çağlar'ın bunu yorumlamasını istemişti ama Çağlar gitti biz geç kaldık. Çağlar buna cevap verdi. Çağlar buna cevap verdi. Dedi ki Bifuma iyi olursa dedi bu ligin çok üstünde bir oyuncu dedi zaten. Tabii tabii. Yani Bifuma şeyli bir adam. Yeter ki sakat olmasın. Fizik şeyin tamamlasın. Bergüs demiş ki Aykut'un karakteri iyi olabilir ama halı sahada bile oynatmam demiş. Hasan Malçuk Aykut Akgün 6 numara ilk 11 mi yazardı? Kusura bakma hocam ama futbol bilgisini bildiğini sorgulayasın mı geldi demiş Hasan Malçuk. Hakan Özler lisans gözükmüyor hala demiş. Şan Diaz kim ne derse desin ama Furkan Emre'nin artık bank oynaması lazım. Bayağı iyi iyileştirdi kendini zaten. 6. jenerasyondan kalan tek o demiş. Ya bu son maçtaki performansını en azından onun aşağısına düşürmeden arka arkaya devam ederse bence hem 11 için hem alternatif için bence Furkan Emre iyi bir adam. Bence de. Biraz işte bu güreş oyunlarını bıraksa oyunlarken. Ya bu kadar abi zaten o adam geçen sene biz transfer tahtamız açık olsaydı Erkan Kamat dönemi Furkan Emre şu anda alt liglerde kadroya girme mücadelesi veriyordu. Yani öyle. Doğru. Evet. Abi Kubilay Sönmez var elimizde 6 numara adamı neden kimse konuşmuyor gitti de haberimiz mi yok. Bu arada maçındaki kadroda olan oyuncular gitti. Ertelenen maçların transferleri oynayabilecek mi? Oynayamayacak ama kadroda olanlar oynayacak. Yani o geniş kadroda olanlar da oynayacak. Evet. Okumadan gitti demiş zaten Şanti. Ya bize saatlerce orada kafanıza göre asırınız kesiyorsunuz. Bitiyorsunuz vır vır vır. En büyük teşekkür bence bize. Tabii ki Levent evet, abi. En büyük teşekkür burada bizde. Seyredenlere ayrıca teşekkür. Misafir olanlara, seyredenlere, masanın etrafında toplananlara. Recep abi kilo almışın yok. Recep abi hala formunda kuruyor bence sevgili Selçuk Canlı. Yok kilo aldı. Evet Akar çok demiş. Canti. X izin vereyim geleyim demiş. İmperviz bir gönderme yapmış. Selçuk boşuna zorlama herkesi memnun edemezsin. Ne yapsam birileri illaki burun büker. O yüzden oyuna devam ya. Teşekkür ederim. İmperviz satın alınca gidiyorum demiş. Herkes TFF sitesini F5 yapıp yeniliyor değil mi? Ben bugün saat 11'den bu yana 11'den bu yana baktım abi ya. Minço diri bir Bifuma Samsun'daki Fofana kadar etkili olacaktır. Öte yandan Bifuma Mert'in kanadan otoban yapacak Cuma günü demiş. Eğer oynarsa sağda olursa. Evet anlık Bifuma'dan DM aldım. Bir saat içinde TFF sitesine düşüyormuş demiş. Serhat da sağda işte son yorum. Herkese değerli sohbet için teşekkür ederiz. Cümleten hayırlı geceler demiş. Evet biz de son yorumu okumuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Pardon Lütfü Uşlu'nun yorumu var bir tane. Bence bazı konularda çok gereksiz yüklemeler yapıyoruz bence. Aykut da Cüneyt de düzgün oyuncular da ama maalesef çok düzgün kadroya ve yönetime denk gelmediler demiş. Lütfü Uşlu. Aynen.
Evet abi, İbrahim abi, Faruk abi ve Recep abi, çok teşekkür ediyorum sizlere. Burada efendim kahvedeki masanın etrafında toplanan kıymetli izleyicilerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi de izleyenler. Ya bana bak, bu şey, şu korona biraz azalsın da bir akşam bir yerde, hani havalar biraz düzelince, soğuk da olsa bir yerde oturalım ya. Niye? İnsanlarla, gelmek isteyenlerle. Abi tamam, gidelim hep birlikte, stada gidelim. Yani, hangi stada? Stada oturalım abi. Abi stat olmaz ya, muhabbet etmek için diyorum ya. Stada maç seyretmek diyorum. Tamam, maç seyredelim abi. Biz senin gibi gidemiyoruz ki beyefendi. Şimdi localarda maç seyredemiyoruz ki biz sizin gibi. Ben locada seyretmiyorum rahat, abi. Rahat. Balkonda değil. Maça gidemiyoruz ki, bırak locayı. Yani. Başkanım. Yok yok, bir akşam buluşalım, muhabbet edelim ya, sohbet edelim. Çok özledik insanları. Çıkmıyorsunuz ya, abi siz çıkmıyorsunuz. Hamsiler olmasa bir yere de gelmiyorsunuz. Abi ben hafta için baskı yapayım diyordum Faruk abiye. Kurşunluya ama Faruk abi Bursa'ya gelmiş. Bursa'da baskın yaparsın bunu. Allah Allah. Ay evet, her zaman kapım sana açık. Gelin arkadaşlar bak. Faruk abi gel bizim mahalleye. Çay 15 lira mis gibi. Gelirsem anla. Sonunu sen getir. Öyle şey mi olur? Bütün Bursa. Bütün Bursa. Yok yok. Güzel bir yer buluruz. Güzel bir yer buluruz. Denk getiririz. Şimdi şey, John Ayan Kurşunlu'da yeni bir mekan aldı. Onu çay bahçesi yapacak. Dur bakalım. Yani böyle kendin pişir, kendin ye, çay bahçesi tarzında bir yer yapacak. Oraya gideriz. Ya da Bursa'da bir mekanda böyle bir Bağlarbaşı şey de olabilir. O Kosovalıların yeri var diye oturduk ya birkaç kere İbrahim. Kosovalı mı? Ay şey var ya be ya. Neydi o? Cüneytler. Şeyde be, senin eski mahallede Soğukkuyu'da. He şey, Güney tarafındaki. He. Dere boyundaki halı sahanın orada var ya. Mesela orası olur. Zafer Spor olur. Yani böyle mekan, açık bir mekan, daha böyle oturulabilecek, hava yağışlı değilse iyi, güzel olur. Yani bir sohbet edelim ya. Biz gene ara ara görüşüyoruz. Selçuk hala yorumlar var. Onları oku, öyle kapatmak zor. Zülkür diyor, siz sohbeti bize kapatırsınız. Lig'de kalır mıyız demiş. Kesinlikle. Zaten Recep Bey de altına yorum yazmış. Net kalırız demiş. O kadar. Cemil Can demiş ki Zafer Spor lokale uygun demiş. Yani. Recep Bursa Samsun Bursa'ya gidelim hep beraber demiş. Zülkifata Bey. Ben en az 7 transfer abi bekliyorum. Özür dilerim. Ben en az 7 transfer bekliyorum demiş Zülkifata Bey. Ben de en az 7 transfer bekliyorum. Ama zaman yetmedi. Para durumu da sıkıntılı. Son para dakikaya kalınca. Abi bak, şöyle bir şey var. Ara transferde sen yani mesela Bursaspor'dan kim alabilirsin? Ara transferde hani gidenlerden ağır. Yani bizden herkes alırsın da normal bir kulüpten kim alırsın? Hiç kimse faydalı oyuncuyu vermiyor. Ya problemliği veriyor abi, ya kadro yapamayan, ya çalışmayan, ya disiplinsiz. Yani bu, budur yani, her zaman böyledir. O yüzden son dakikaya kalmasaydı bence 7 olurdu ama son dakikaya kalınca olmadı. Siz bize demiş sohbeti kapattınız herhalde demiş. Zeki Fatih Bey. Lütfü, iyi akşamlar, iyi geceler. Abicim bak, Recep'e 1000 kere dedim. Gel dedim. Ne dedi biliyor musun? Ben üşeniyorum abi ya dedi. Vallahi abi bir Bursa gelmiş Tofaş salonuna. Recep dedi çok ki ben üşeniyorum dedi. Üşeniyorum çok dedi güzel abi. Ya Atatürk spor salonu kolay da olsun. Zor geliyor. Bak buranın şikayet ediyorum Recep'e, herkese. Basket maçlarına üşeniyorum, sevmiyorum falan diye gelmiyor abi. Burak şeye geldi buraya. Bak Burak bile, Burak'ı da gördüm devre arası. Ben de gördüm televizyonda. Ha yok televizyonda. Yusuf Mercan bilerek turuncu giyiyor dikkat çekmek için. Onun dışında kimse gözükmüyor. Ya. Yusuf altına da Atatürk tişörtü giymiş. Onu da göstermiş. Abi o bilerek orada alıyor zaten. En kamera açısından en güzel yeri orası ya. Yusuf Uç demiş ki Faruk Reis'im çok teşekkürler. Çok konuşturmadılar seni ama gerçekten çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim Lütfü'yle. Çok konuşturmadılar. Recep abi. Biz aslında Lütfü'yle buluşabiliriz. Ben haftaya Kurşunlu'ya gideceğim ya, oradan ya Cemil'e geçerim ya o Recep'e gelir. Lütfü'yle bir muhabbet yapabiliriz yani. Recep abi sana hemen buradan Lütfü Uçlu'dan bir mesaj. Ben bu sene siftahını bakıyorum. Tuzla maçı inşallah. Gözlerim seni aradı. İbrahim abim oradaydı ama sen yoktun. Bu da beni üzdü demiş. Abi
Abi son birkaç kelam etmek isteyen var mı? Ben söyleyeyim abi. Ben bu moral motivasyonla Altı Ordu maçının galibiyeti, muhtemelen bugün primler yattı ki bugün Onur falan maçtaydı. Bir iki futbolcu daha maçtaydı. Basket maçındaydı. Kafaları rahattı. Yiyorlar, içiyorlar. Basketleri seviniyorlardı. Futbolcu kafasını vallahi rahat gördüm. O rahatlık var ya, Samsun'da Samsun'a bela olur. Şundan dolayı. Ya bak, kağıt üstünde Samsun iyi takım falan gözüküyor. Hasan Konuşlar, Bekleri, Fofanaları, Tomanesi, şeyi ne o çocuk? Yasin'i falan, hepsi falan. Ama Samsun çok kolay maç kazanamıyor. Bak ben hep sezon başından beri söylüyorum. Hatta bizim Murat Günaydın banko çıkar diyorlar. Ben Samsun'un playoff'a girip giremeyeceği konusunda şüpheliyim. Zor girer. Yani girse de çok zor girer. Kopartamıyorlar maçları. Fuat bu Hoca... akşam başkanları da Twitter'da bir isyan modundaydı abi Yüksel Yıldırım. Bilmiyorum. Bak ne Fuat Çapa, Fuat Çapa'yı biliyorsunuz yani bireysel olarak da tanıyorum. Çok da severim insan olarak Fuat Çapa'yı. Ama Samsun saha içinde bir türlü olmuyor abi. Ya 1-0 öne geçiyor, beraberlik sağlıyorlar, ya mağlup atışıyorlar, sonundan galip geliyorlar falan filan, böyle tuhaf bir şey. Eğer bize karşı biraz, yani Tamer Hoca bizi savunmayı iyi yaparsa, bir 50-60 gene gol yemezsek, öyle 50-60 dakika ben Samsun'u yenebileceğimizi düşünüyorum orada. Hele erken gol atarsak ben avantaj olduğunu düşünüyorum. İyi defansla, kontrayla biz yenebiliriz de. Moral motivasyon faktörü ve Samsun'un daha böyle ritmini bulamamış takım görüntüsü var. İyi oyunculardan kurulu ama o hakkını vermiyor. Mesela geçen hafta Eyüp beraber kaldı değil mi şeyle, Denizli'yle mi? Hangi takımla beraber evet, kaldı? 2-0'dan 2-2. 2-2 ama maç 5-6-0 olurdu. Yani Eyüp acayip bir takım olmuş. Ki bu Bayşi falan da girecek şimdi, yeniler. Yani o maçı seyrettiniz mi bilmiyorum. Yani Eyüp yürür gidermiş yani. 2-0 iken 3 tane top dekten dönmüş. 3-4 tane karşı karşıya falan gibi düşünün. İnşallah bizim maç da öyle bir tane. Ha, futbol öyle bir şey oluyor ama Eyüp yarın öbür gün yani gider. Mesela Samsun öyle değil. Mesela Ankara Gücü gibi de değil. Ankara Gücü tuttu mu 1-2-3 diye arka arka gidiveriyor ben. Ama evet, mesela Samsun öyle değil o grup içerisinde, ki şu anda 7. değil mi? Samsun'un içinde sıkıntılı maç bizimki. Oralar mı? Evet. Yani 6. değil 7. 6. İstanbul, 7. Samsun, 8. de Adana galiba. Yani Samsun 1-2 maç tökezlerse playoff potasından bile uzaklaşabilir. Bu zaten sonra tekrar bir teknik direktör değişikliği ya da bilmem ne falan işleri sıkıntılı onların işi de. O yüzden hani Bursa maçı onlar için çantalı keklik bir maç değil. Ben onu söyleyeyim. Bizim işte Samsun maçı kağıt üstünde gözüktüğü kadar zor değil. Zor yani değil. Bizzatili dönem ya da işte önceki dönem gibi değil. Evet, takım çok eksildi. Sayısal eksikliğimiz var. Pozisyon olarak baktığımda mesela böyle biraz problemli gibi gözüküyoruz ama Altın Ordu maçında gördük ki mesela Onur'la Mehmet arkalı önlü oynadı. İşte diğer tarafta mesela şey, mevkisi dışında oynayan oyuncular bile iyiydi yani. Gayretli oynadılar. Golü hep beraber sevindiler. Beraber savaştılar. O birlikte hareket etme işi bence bizi başarıya götürebilir. Başa derken maç maç baktığımda totalde bir şey çıkmayabilir tabii ki. O yüzden ben Samsun maçından ümitliyim. İnşallah camiadaki de bu pozitif hava devam eder. Her ne kadar küçük küçük işte birileri tekrar çomak sokmaya çalışsa da şu anda eski yönetim kongre karar aldı, bitti. Emin Adanur ayrıldı. Çeklerini aldı. Uzaklaştı. Şu anda evet evet pozitif bir hava var kulübün içinde ve üzerinde. Bunu bozmak isteyenler de var ama bizim taraftar ona ben çok meyil vereceğini düşünmüyorum. Özellikle ilk iç saha maçıyla beraber taraftar bütünlüğü de sağlanırsa inşallah, hani mevcut sayı içerisinde. Samsun'u yenersek abi ben Tuzla maçını hayal edemiyorum. İşte sen ondan sonra inşallah yürür gideriz. Temennimiz de o olur. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim abi. Bu arada hemen son yorumları da okuyayım. Sonra size atacağım abi topu. Oğuzhan Aşık. Samsun'u yenersek seri başlar. Playoff'tan çıkarız inşallah demiş Emre Sak. En çok şeyi merak ediyorum. Bu süreçte her maç öncesi bir kaos çıkıyordu. Çıkartılıyordu. Bundan sonra ne olacak? Bakacağız, göreceğiz demiş. Eyüp çıktı zaten demiş Hakim Özler. Erkut Por. Geç gelen gol bizim özgüven sorunumuzun yeniden kurtlamasına neden olur demiş. Hakim Özler. Abi Samsun önde demiyordur şu an. Biz ne yaparız demiş. Bizi ne yaparız demiş. Erken bu golü bulmamız gerekiyor demiş Erkut Por. Haklı. Volkan Şen ADS diye imzalayıp Ardan Tuzla'ya kiralanmış. Şu an Tuzla'nın futbolcusu demiş. Zaten başkanları, sahipleri aynı değil mi? Tuzla'da Murat Sancan takımı. Tuzla'da yarısı Murat Sancan olmuş. Hazırlanmaları zor biraz daha demiş Samsun için.
bize karşı sanırım. Yunus Göktürk de Samsun'da üniversite okuyorum. Çok da Fatım Samsun'lara inşallah kaybetmeyiz demiş. Evet Faruk abi. Fatih Akkuş yazmış Buffon'la alakalı. TFF gerekli belgeler verilmiş. Çin kulübünde saat farkından dolayı yetkili olmadığı için lisans oradan onay verildiğinde çıkacak. Kendisiyle alakalı bir problem yokmuş demiş. Şimdi Zülfü Bey'in bir tane yorumu var. Bugün Bursa'da bugün kanalında sohbet odaları kapanması lazım. Kafa karıştırdığı gibi yorum geldi. Ne dersin demiş. Ben bu konuda faşizm mi ya? Şöyle bir şey diyorum. Şimdi biz bu farka benden sonra sen daha muhtemelen aynı şeye noktaya değineceğiz. Şimdi biz ilk bu Bursa Spor Kahvesi'ni açtığımızda bizim amacımız da kendi aramızda konuşalım. İnsanlar beraber buraya bağlansın. Bir sohbet edelim kendi etrafımızda hep birlikte diye konuşmuş. Çünkü tabii o zaman sohbet odası yoktu. Belki sohbet odası olduğu zaman biz sohbet odasıyla başlayacaktık bunu. Sonra Harunlar, ardından Hasanlar, şimdi Süleyman abiler, işte NBA topalların yer aldığı o güzel sohbetler olduğu seçim kongre döneminde çok faydalı oldu bence. İnsanlar fikirlerini dile getirdi, birbirlerine sorular sordular, öğrendiler, merak ettiler, merak ettiklerini öğrendiler. Birçok şeyi orada duyduk. Camiayı bu pandemide uzak olan, birbirinden uzak olan camiayı bence sohbet odaları birleştiren bir diğer oldu. Şimdi insanlar fikirlerini söylüyor ya, neden söylemesin? Yani ben bugün bir Bursa Spor'la alakalı fikrimi Twitter'dan yazıyorsam sohbet odasına girip söyleyebilmeliyim. Söyleyeyim, neden söyleyeyim? Neden bu Bursa Spor yönetimine veya Bursa Spor'a karşı bir kafa karıştırıcı bir yer olsun ki? Recep abi Bursa Spor'un iyi olmasını istiyor abi. Hepimiz Bursa Spor'un iyi olmasını istiyoruz. Kötü olsun istemiyoruz ki. Sohbet sabahlara kadar orada insanlar konuşuyor. İyi olsun istedikleri için. Abi sohbet odaları bence bizim Bursa, yaptığımız Bursa Spor kahvesinden daha faydalı bir yer olabilir bence. Bence. Çünkü ben merak ediyorum abi Bursa Spor sohbet odasında açılmışsa geçen Süleyman abi deneme yayını yapmış abi hep birlikte girmedik mi ne konuşuluyor diye yani. Çünkü merak ediyorum ben Bursa Spor'la alakalı. Ne konuşuluyorsa benim için kıymetli, değerli, bildiğim şeyler konuşuluyor ama dinliyorum Süleyman'ın, abi. Süleyman'ın telefonu değiştirdiğini abi 200 kişi öğrendi aynı dakikada. Bak abi ne kadar yani, şey etki ediyor yani. Bir de basit. Kapatsam bile ekran Bursa'da korumayı al. Selçuk Bursa'da bugün ne? Ne olması? Bursa Spor'da bugün. Barışların programında galiba. Bursa'da bugün kanalı. Hayır Serkan abi mi acaba? Serkan abiler mi konuşmuş bunu acaba? Kim konuşmuş ya? Ne demişler Selçuk, ben anlamadım. Ya normalde en Bursa'da bir köşe yazısında belirtildi. Ben öyle biliyorum. Onun dışında bir yerde yazıldığını bilmiyorum. Bursa'da bugün Serkan abi mi konuşmuş acaba? Yani Serkan abi. Bir dakika abi. Programda mı konuşulmuş? Bak. Serkan yok, demez olursa Bursa'da bugün kanalı. Bursa'da bugün diye bir kanal var demek ki. Evet evet var var. Bursa'da herhalde, bugün de bir internet sitesi var ve burada sevgili Serkan abimiz Serkan Yetişmişoğlu programlar yapıyor Bursa Spor üzerine. Hem basketbol programı yapıyor hem futbol programı yapıyor. YouTube'da, Serkan böyle Facebook'da bir şey demez. Serkan böyle bir şey demez. Ben kim? Şimdi sıkıntı şu. Şimdi sen internet sitesisin ve başka bir internet ortamında olan programa itiraz ediyorsun. Bu başlı başına tezat bir şey. Şunu yapasa mesela bir Olay TV, bir Türk mesela TRT Spor kanalı vesaire. Hasan Yalçınkaya demiş, Barış Yalım galiba sohbet odalarıyla ilgili bir şey demiş sanırım. Bana yazmıştı birisi ama ben dinlemedim demiş. Yani Bursa Spor'da bugün de o zaman Barış Yalım. Evet, o demiş herhalde bak, Hasan Yalçınkaya. Biz mesela Barış da iyi bir arkadaş. Barış da bundan dolayı böyle bir şikayetçi olduğunu sanmıyorum açıkçası. Yani bak, bu şekilde. Bak Selçuk, biz bir şey konuştuk. Ben mesela bu Twitter masalarıyla, sohbet odalarıyla ilgili yani biraz argo var. Biraz çok fazla hani biz toplum olarak öyleyiz zaten ama yani böyle bir herkesin olduğu ortamda hoş olmuyor dedim ben. Biz mesela sigarayı bile yasakladık kendi programımızda. Biraz daha saygı çerçevesinde insanlara karşı dedik. Orada belki böyle bir şey olabilir ama o bile rahatsız edici değil. Onlar rahatsız edici olursan girmezsin. Yani bu faşizmle eşdeğer bir şey yani. Arkadaşım sen burada çok konuşuyorsun. Yapma böyle sohbet edesin. Niye? Şimdi rahatsızlık şurada. Herkes orada her şeye getiriyor. Sıkıntı o. İnsanlar istiyor ki bazı şeyler gizli kalsın. Hayır kardeşim gizli kalmasın.
Herkes. Şimdi Yunus Göktürk yazmış başkanım. Yok abi, o olay yanlış anlaşıldı. Son yaptıkları canlı yayında açıkladılar demiş. Yani gerek yok bence üstüne. Ha, olabilir. Yani doğru bir şey. Düzeltmişler. Çok, yani çok yanlış bir şey. Doğru değil. İnsan, insan bir oda kurar. Orada gelen olursa onlarla meramını anlatır. İnsanlar katılır, katılımcı olarak anlatır. Şey ya, bunlar çok önemli şeyler değil sence. Boş ver. Yani ben son söz olarak söyleyeyim. Bak, Faruk abi şey söyleyeceğim. Şimdi daha önce ya ben bunu dinlendirmek istemiyorum ama son söz söyleyeyim. Zaman zaman bizim tribün liderleri de işte diyorlar ya, Twitter'dan yazmayın. Kullanmayın. Herkes işini yapsa bunu Twitter'ı kullanarak söylüyorlar. Daha geçen hafta Galatasaray'ın başkanı çıktı açıklama yaptı. Sosyal medya mahvoldu falan filan diye bizi çok etkiliyorlar. Şöyle oluyor böyle falan. Emine Tanur sosyal medyayı kullanarak zengin oldu. Sosyal medyayı başkan kullanarak spora başkan oldu. Ama sosyal medyayı suçlayarak gitti. Herkesi suçlayarak gitti. Aynen. Şimdi zaman zaman diyorlar ki Twitter'da şöyle böyle. Arkadaşlar ya, dünyada hangi sporcu, hangi devlet adamı, hangi ünlü eleştiriliyor? Herkes eleştiriliyor. Bu medya, özellikle sosyal medya, insanların telefon içindeki uygulamalarla ulaşabildiği her yer artık hayatımızın gerçeği. Biz, ben 50 yaşındayım, Faruk abi benden büyük. Yani 35-40 yaş üzeri insanlar bu işleri çok fazla bilmiyor, anlamıyor falan zannediyorlar. Diyorlar ki çok kullanmayın, çok girmeyin, çıkmayın, konuşmayın. Ya arkadaş, ben 10 yaşındaki oğluma bile bunu kullanma demiyorum. Tableti eline alma demiyorum. Bunu doğru kullanmaya teşvik ediyorum. İnsanlar o sosyal medyayı kullanacaktır. Siz, yani kulüp yöneticileri, devlet yöneticileri, parti yöneticileri, kimse bunlardan rahatsız olanlar, bu yerleri kullanmayı öğrenin. Bak, bu Twitter'daki odalarda düzgün bir muhabbet olduğunda ya da iyi bir insan girdiğinde binlerce insan dinliyor abi. Bak, binlerce. Ben çok gördüm. Bizim biliyorsun sohbet odalarında Selim, Amigo Selim bir girdiğinde direkt 400-500 patlatıyor. Evet, şimdi abi gecenin saat 2'sinde, 3'ünde Mesut Ulusoy'u, Selim Kurtulan'ı dinlemek isteyen 500 tane insan var. Haber olan insanın haberi olsa bir 500 daha olacak. Bunlar azımsanacak şeyler değil. Yani okumayı çok seven bir toplum değiliz. Evet. Şimdi o sevmeyi de çok seviyoruz ama basit bir yöntem dinleyerek. İnsanlar artık bilgiye çok çabuk ulaşabiliyor. Muhabbete çok çabuk ulaşabiliyor. Herkese çabuk ulaşabiliyor. O yüzden kulüpleri iyi idare etseler, ülkeleri iyi idare etseler, ne bileyim, herkes sorumlulukları yerine getirse kimse sosyal medyada kimin ne konuştuğuna bakmazlar. Ama insanlar başarısızlıklarını örtmek için hep sosyal medyada konuşanları söylüyorlar sürekli. Çok konuşuyorlar da çok konuşuyorlar. Yani, tabii ki konuşuyor. Ben akıl vermiyorum. Ben fikrimi belirtiyorum. İşte Hasan belirtiyor, Recep belirtiyor, Süleyman belirtiyor, Enbiya belirtiyor. Herkes kendi fikirlerini belirtiyor. Gider gitmez. Bizim de bazılarınki gidiyor, bazılarınki gitmiyor. Onun için bunlarla beraber yaşamasını herkes öğrensin. Özellikle yeni kuşakla beraber bunlar hayatımızın gerçeği. İnsanlar konuşacak, insanlar yazacak, insanlar eleştirecek. İşine gelmeyenler, sorumluluk gerektiren mevkilere de gelmeyecek. Bu kadar basit. Ama tabii hakaret etmemeye, küfür etmemeye, hakaret edilmesin, hani Berlin aşağı edilmesin, vurmamaya da dikkat etmek lazım. Tamam, edilmesin ama edilecek. Bak bunu da söyleyeyim ben sana. Edilmesin. Edilmesin, hakaret edilmesin, küfür edilmesin, kötü konuşulmasın. Ya zaten İbrahim abi bu görevlere talip olurken insanların bunları göze alması da lazım yani. Senin az önce söylediğin gibi sen siyaset yapıyorsan, bir kulübe başkanlık yapacaksan veya büyük bir sivil toplum örgütünü yönetiyorsan. 5 dakika lütfü yayını alalım ya. Gelsin isyan etsin. Selçuk abi. Var mı telefon numarası sende? Yok bende, ben sana abi atayım. Sen de link var abi, sen at. Tamam, ben hemen atıyorum. Bak lütfü cayma yanınıza. Yani bir şekilde bu işler böyle devam edecek abi. Yani hiç kimse bu şeyden... Hasan demiş ki Emin Adın'ın seçimi kazandıysa sohbet odasının katkısı vardır. Her şey yolundayken överken bir problem yok mu ya, ama yanlışlar ortaya çıkarılınca neyse. Yani o sohbet odasında mesela Emin Adanur'un kendisini ifade edebilmesi için yani yöneticilerinin falan çok olumlu bir ortam vardı. Ve Emin Adanur giderken de kendisini oradan anlatmaya çalıştı. 5000 kişi de canlıda dinledi yani. Ben ama çok iyi buluyorum onu ya. Çünkü şöyle de iyi.
Yani alıyorsun abi, takıyorsun kulaklığı, uzanıyorsun ve dinliyorsun, uyuyakalıyorsun, konuşabiliyorsun. Çok büyük bir konfor. Şunu hakkını verelim şimdi. Bak çok vurduk geçtik falan filan ama Emin Adanur Bursaspor'a başkan olmadan önce o kadar keskin ve net söylemleri vardı ki. Gençleri satmayacağım, Tahir satmayacağım, işi bilene bırakacağız. Mustafa bizim akıl şeyimiz, şöyle yapacağız, şunu şu yapacağız. Aslında dışarıdan baktığında Emin Adanur 3 aşağı 5 yukarı ortalama bir Bursaspor taraftarı gibi düşünen, gençliğinden dolayı, yönetici tecrübesi olmadığından dolayı hataya açık ama iyi niyetli başlayabileceği bir süreçti aslında. Ve öyle oldu ki Batu'yu, işte Yalçın'ı, Mustafa Er'i, Bataj'ı falan bir sürü kişiyle ikna etmesinin temel sebebi zannedersem bu. Ama sondan sonraki noktada hep söylüyoruz, futbol sahaya odaklı bir oyun. Karşı kaleden topu içeri geçiremezsen yaptığın hiçbir, yani her şey güme gider. Ondan sonra dedi ki ya zamanımı verdim, paramı verdim, bir de kendime sövdürüyor. Durmadan bana istifa diyorlar bilmem ne. Tabii bunlar biraz da kullanıyor. İkinci hafta bana istifa etler. Abicim sen birinci hafta akıl hocam dediğin adamı kovarsan ikinci hafta istifa et derler sana. Kusura bakma ben de derim. İkinci hafta seni belediye başkanı bilmem kim o bu falan istifa ettirmek için çabalamadı. Sen ilk hafta her hatanın bir bedeli vardır dedin. Ödettirdin. Biz de Mustafa Er'e karşı yaptığın hatanın bedelini ödemeni istedi insanlar. Birinci hafta Mustafa Er ödedi. İkinci hafta da seni de istedi. Bu şey değil. Ondan sonra dikiş tutmadı zaten. Ya zaten işte transferler onlar bunlar bir sürü şey. Yani ben Emin Adanur'un gidişat kötü olduktan sonra biraz niyetinin değiştiğini, paramasını kurtarmak için biraz daha farklı davrandığını düşünüyorum. Yoksa işler iyi gitseydi, sağ sonuçlarını alsaydık Emin Adanur çizgisini bozmayabilirdi. Mütçü gönderdin mi? Gönderdim, gönderdim. Hatta özel bir bilgi vereyim. Mavi tik de oldu. Tik mi? Mavi tik de oldu. Ha, görüldü. Heh, geldi mi? Gelmedi hala. Hayda. Saat 3 oldu ya. Şimdi geldi. Heh, hadi bakalım. Evet. Yayın uçtu. Hoş geldin. Selamlar aleyküm cümleten. Abi sesim aleyküm çıkmıyor sen. Ya. Aleyküm selam. Abi, uyumadın mı hala ya? Abi ne uyuması ya. Ya Yunanlıları denize döktük. Sese bak. Yunanlıları Mudanya'ya kovaladık. Denize döktük abi. Hayırlı akşamlar cümleten. Hayırlı akşamlar. Bir selam vereyim dedim ya. Recep abiye çok kırıldım bu akşam. İbrahim abimi gördüm orada vardı. Recep abi orada. Televizyondan izledi. Hiç yakıştıramadım. Abi bu sosyal medya olaylarıyla alakalı yani kendileri gibi troll hesaplar sandı insanları. Şu anda insanlar 3 tane kişi masanın başına oturacak. Belirli kişiler belirli şeyleri yazacak. Ve hiç kimse hiçbir şeye karşılık vermeyecekti. Yani birçoğumuz NBA'yi belki yüz yüze tanımıyor. Ama yani sohbet odalarında çıktığında Bursaspor'la alakalı bildiği bütün doğruları kendince iyi bir şekilde anlattı. Seçim sürecinden önce de yani çıkan başkanlar adayları arasında gerçekten belki isimsel olarak eyvallah ama birçoğunun Bursaspor'u yönetemeyeceğini de dile getirdi. Ama kötünün en iyisi olarak da Emin Adanur'u da dile getirmişti. Niye oy verdiğini de anlatmıştı. Şimdi bu süreçler bu şekilde geçerken çok güzelle insanlar senin için sosyal medya odalarında seni öven ilk başlangıç sürecinde öven seni gururlandılan sözler söylerken iyiydi de sonra yaptığın bütün yanlışta eleştirirken Bursa'daki bütün neredeyse belediye başkanımdan ticaret odasına birçok kesime cephe alırken hiç mi bugünleri hesap etmedin, hayal etmedin? Bugünlerin dönüşünün olabileceğini hiç mi anlamadın? Şimdi insanlar dün akşam da yazdım ben. Ben de eleştirdim. Eğer en Bursa birini deklar edecekse beni de edebilir. Emine Donur beni engelledi. Niye engelledi? Bursaspor'la alakalı söylediğim sözden engelledi.
bir buçuk yani iki ay öncesinde koyunlar çıktıktan sonra Bursa Spor Başkanı Güzin Ablu programına çıkmış gibi hadi in arkadaşlar dertleşelim diyor. Abi hayırdır ya? Dertleşelim diyor. Sen yani kusura bakma 30 yaşında bir genç arkadaş olabilirsin de yönettiğin kurumu, oturduğun koltuğun ağırlığını bileceksin. Yani biz Bursa Spor'un derdine tabii ki de dertleşiriz. Ama can sıkılmış dertliyorsunuz. E ben de şimdi sana doğal olarak Bursa Spor gömleği sana 3 ve 5 beden fazla geldi. Bunu kabul ediyor musun diyorum. E sen beni engelliyorsun. E geldi işte arkadaş. Şimdi niye? Yani sahibi olduğun şirkete Bursa Spor camiasında doğru konuşan, iyi cümleler yapan, kuran, yani gerçekleri net bir şekilde söyleyen bir insanı alıyorsun sayfalarda, haber sitelerinde böyle küçümsemeye çalışıyorsun. Ki bak birçok insan da NBA'yi yüz yüze tanımaz. Ben sadece seçim günü oturdum, sohbet odalarında tanıştım. Yani bir tane kendi yaptıkları haberi beğenme, ona olumlu yazı yazan insan yok. Ben dün akşam komple baktım. Evet evet. Yalnız şimdi bak şunu Emine Doğru şunu unutuyor. Kendisinin bu spordaki ekip liderliğinden ötürü insanların ona olan karşıtlığını kişisel zannediyor. Halbuki şunu camianın içinden birisi olsa, geriye dönük Bursa'nın hafızası olan, Bursa'nın kuvvetli bir adam olsa bilir ki Bursa'nın için belediye başkanı, iş adamı, gazeteci, tekstilci, turizmci, sanayici falan fark etmez. Bursa'nın menfaatlerini gözettiği sürece Bursa'yla olan ilişkisini gözet, yani taraftar bakar, sorgular, böyle özünde damıtarak bir fikir elde eder. Emin adam doğru samimi bulmadılar Bursa'yla ilgili. İnsanlar ondan karşı. Ama şimdi işte dün görüyoruz köşe yazarları falan filan NBA Topal'ı falan da yazmaya başlamışlar. Şöyle oldu böyle oldu falan filan diye. Ya NBA Topal'ı bak ben hayatımda hiç yüz yüze görmedim. Tanışmadım ama sohbet odalarındaki konuşmalarındaki samimiyetten dolayı Bursa Spor'la olan ilişkisi, hassasiyeti çok belli bir arkadaş. Bu insanın Bursa Spor'a zarar verme ihtimali yok. Bursa'ya zarar verdiğini düşündüğü insanla iyi geçinme ihtimali yok. Bu tip insanlar Emine Doğru'da kişisel kavgalar yapmazlar. Emine Doğru'da siyasi işlere girmezler. Emine Doğru'da başka türlü işlere girmezler. Bunların noktası sadece Bursaspor'da benim olduğu gibi, senin olduğun gibi. Biz sadece Bursaspor'a özellikle bakıyoruz bunlara ama Emine Doğru şeyleri, olayları farklı yerlere taşıyor. Hatta Türk-Kürt işine girdi. Oradan sonra yok. İşte Deva Partisi AK Parti işine girdi. Yok. İkinci haftadan istifa olayına girdi. Hiçbirinin bu konu yani hiçbiri ön yargılı bir şey değildi. Gidişatla ilgili başarısız olduğu için insanlar karşısında cepheye aldı. Bu kadar basit. Sen de bunlardan birisin zaten. Abi sen gelirken zaten belediye başkanına cephe alarak zaten yola çıktın. Şimdi evet. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi siyasetin içerisinde yani futbolun içerisinde maalesef siyaset var. Ve Bursa'da da Emin yani Ali Nur Aktaş ciddi anlamda hani bugün Bursa Ticaret Sanayi Odası'na ya İbrahim keselim birazcık dediği anda yani İbrahim Burkay Ali Nur Aktaş'ı kırmaz. Evet, ki evet. Yanlış bilmiyorsam da Beethoven Loce'yi yenilemedi. Yanlış biliyor olabilirim ama dinlemedi yanlış doğru. Bilmiyorum. Sen şimdi dinlemedi. İlk geldiğin süreçte Murat Sancak olayında zaten bir tepki aldı. Patladın. Orada. Patladın. Sonra çıktın. Ben küstüm oynamıyorum dedi. Ertesi günü de şöyle bir yazı yazdım bak. Ben burada ailemi ve arkadaşlarım mahcup edecek hiçbir şey yapmam. Giderim. Şimdi bu kadar sözünün eri bir kişiysen. Ya Bursa Spor yani 10. haftadan sonra inanılmaz derecede kötü gitmeye başladı. Yani ailene karşı, arkadaşlarına karşı mahcup oldun. Niye o gün attığın tweetin arkasında durup bu süreci daha önce bırakmadın?
Futbolcuları satmak için. Şimdi bugün gerçekten zamanında gelen bir istifa, bırakış. Bugün elimizde bizim pırıl pırıl var. 3 tane para kazanacağımız çocuğu, daha iyi paralar kazanacağımız çocuğu hiç uğruna sattı abi. Ve gelen parayı da bak ciddi anlamda gelen paraya da çöktüler abi. Bursaspor'un parasına çöktüler. Evet. Maalesef ne alacağım var diyecek. Ciddi anlamda. Abi Gemlik'te ben ona sordum. Dedim ki bakın siz 40 milyon bırakacağım diyorsunuz. Bunu bir notere gidip ya da bir şeye onaylattırdınız mı? Hani kardeşim ben senin bırakacağım. Hani peynir ekmekle gemi yürümez. Yani sen bir şeye bırakıyorsun, bana bir şey göster, yer göster. Bak ben çıkamazsam, yapamazsam bu 40 milyon değerindeki bu arsa Bursaspor'un de. Yap. Ya ona gerek yok. Biz zaten sözümüzün eriyiz dedi Gemlik'te. Botu abi lütfen, de şahit. Lütfen. Kaç yaşındasın? 35 abi. 35. 35 yaş işte 15'e diyelim 20 senedir. Türkiye'de yalan söyleyene bir şey olduğunu gördün mü? Yok abi. Aksine ya, kazanıyor işte. Abi. Bu kadar basit abi. Adam yalan söyledi. Ben burada aday olmadım. Abi sen de inanma diyor. O zaman yalan söyledisine inanıyorum. Bir dakika abi inanmadım zaten Selçuk hatırlama sen yapma bunu. Lütfü belki deyebilir seyretmemiştir sen yapma. İlk aday olduğu gün söyledim bu adamda para yok. Bu adam film çevirmeye geliyor. Ve çevirdi filmini. Hepimiz seyrettik. Sohbet odaları, muhabbet odaları, internet çok güzeldi. Ne zamana kadar? Kendi yanındakiler onu desteklediği zaman süresinde. Yani bak hatırlayın o sohbet odalarını. Onun destekçileri bir dönem sohbet odalarına çıkıyordu. En son çıkamamaya başladılar. Yani onu şu anda Bursaspor'da, camiada, bu kulübün etrafında taraftarı vesairesi ne olursa olsun bir Allah'ın kulu destekleme ihtimali yok. Eğer ben emin adamını destekliyorum aslında iyi niyetle girdi ama yan yattı çamura baktı diyorsa o adam Bursasporlu değildir. Menfaati için başkanların yanında yer alan bir tiptir. Bak, açık ve net bir şey söylüyorum burada. Açık ve net. Ben yani de senin gibi düşünmüyorum Faruk abi. Bu düşüncemi senin gibi düşünmediğimi sürekli beyan ediyorum. Ya abi evet. Olabilir yani adam inanmıştır, gönül vermiştir. Abi gerçekten ben, yapabileceğim, bak, hala yapabileceğine inanıyorum. Başına söylemedim Selçuk. Başlangıcını söylemedim. Bak, tamam şu devam da ediyor biliyordur. Yani. Aynı şekilde devam da ediyordur. Hayır abi bak şu anda Bursasporluyum diyorsan emin adamını savunmaya kalktığın anda sen ben benim gözümde Bursasporlu değilsin abi. Elimde benim Bursaspor metre yok. Ama Bursasporlu değilsin. Ama işte bizim en büyük yanlışımız o değil mi abi? Herkes elimizde Bursaspor metre var. Herkes Bursaspor'unu ölçüyoruz Selçuk, abi. Ya Selçuk şurada. Kaybettiğimiz şeyleri yazdım ben sana. Borcun artmasından bahsetmiyorum. 8 tane para kazanabileceğin, 6 tanesinden para kazanabileceğin adam. Şimdi Lütfi son 3 adamı söylüyor. Emirhan nerede abi? İsmail Çokçalış nerede? Belki en büyük parayı ondan kazanacak. Kerem Şen nerede? Hepsini yazdım. Ya bu sene inanılmaz çocuklar. Atabert'ten tut, Burak Kapaca. Evet. Hani tabii, Burak Kapaca ya adam uçağı havaalanından döndürdüler. Evet. Nakit para sokmak için havaalanından döndürdüler İstanbul'da. Yoksa Fransa'yı. O parayla da son gün cuma günü tahtayı açtılar. Evet. Evet. Ve çocuğun futbol hayatını bir şekilde de sekteye uğrattılar. Evet. Avrupa'ya gitse belki hani, başarılı olabilir. Ciddi anlamda sekteye uğrattılar. Şimdi abi şurada şöyle yani Emine Donur'u yani bu yönetimi de yine biz kendimiz aslında çok yani ben değil ama birçok insan şaşırdı. Niye şaşırdı abi? Kimse çıkmıyor. Kimse gelmiyor. Öyle kötü bir sinerji yaydık ki biz kendi içimizde. Evet. Hani Bursaspor'a hep şunu savunuyorum. Olduğum her ortamda, WhatsApp gruplarında, sohbet odalarında Bursaspor asla sahipsiz kalmaz. En azından şu anda Bursaspor'da 3 dönem, 4 dönem başkanlık yapabilecek kalibrede insanlar var. Enes Yam Demirler, Kıvançlar, hani bu insanlar var. Ama biz hep öyle bir kötü bir algı yayıyoruz ki
Bursa Spor'a kimse gelmez. Evet, bu borçlar yüksek borçlar ama aklı selim, iyi strateji uygulayan bir başkan, hoca, sportif direktörle sen kendini bir üst lige atarsan bu paralar para olmayacak zaten senin için. Ama Lütfü, yani bence şurada haksızlık etmeyelim. Biz eksi 9'da da bu sezona başlayabilirdik. Şu an biz eksi 9'u yersek 23 puandan eksi, yani sıkıntıya girebilirdik. Bak, dar gömlekli bize eksi 3 yedirdi. 200 milyonun para girdiği bir ortamda yedirdi. Yani, yani iyi başladılar ama evet, Faruk abinin hep söylediği geçen düğmeyi yanlış iliklediler ki kabul ediyor. Mustafa Erde yaptığı hataları falan. Hatalar yaptı. Yani gerçekten çok büyük zararlar da. Ama olan oldu şimdi. İbrahim abi, abi söyledi. İşin, artık önümüze işin, bakıp bizim daha geriye dönüp yani herkesle bir şekilde barışık olup önümüze bakıp bu hatalardan ders çıkarmamız lazım. Yani yarın öbür gün abi, inşallah onlar da sürekli destek olmaya çalışırlar. Ne diyeyim, işin terazisini nerede kaçırdı aslında? Yine bak, iyi de öldür hakkını ver. Şimdi burada yok, adamın arkasından sallıyoruz. Hani sallamayız da netleri söylüyoruz da. Bu adam abi en büyük derbeyi aslında adamı o akşam tweet atan arkadaşı yaptı, yöneticisi yaptı. Eğer öyle bir tweet atmasaydı bunlar camiada ilk başlarken bu kadar çok büyük bir tepki almazlardı. Tepki almazdı abi. Yani tutup Erzurum'u yani, yenerdik biz mesela hocayı. Emin Adonur Mustafa. Hani Emin Adonur hani burada hani tweet olayında çok böyle şey ama yakan yönetim kurulundaki o arkadaş. Geçen Amigo'ya da söyledim. Ama Lütfü, ben ona katılmıyorum ya. Ben şimdi yönetici velev ki tweet atmadı diyelim. Velev ki Emin Adanur'da her hatanın bir bedeli vardır. Bu bedelin ödenmesi gerekir diye de tweet atmadığını düşünüyordum. Böyle düşünen bir ekip liderinin, böyle düşünen bir yönetim kurulu başkanının ya da bir şeyinin o yapın içinde var olduğunu bilmek, daha önce birkaç kere Mustafa Er'le zaten ayrılma noktasına gelmek ki, değil mi Recep? Er birkaç kere ayrılma noktasına gelmiş. Bu yani zaten transferler istendiği gibi yapılmamış. İşte menajerle birlikte bir programsız, kadro mühendisliği falan düşünülmeden, scout raporlara dikkat almadan bir, ki bugün daha iyi anlıyoruz bunu. Böyle bir transferlerle başlamışsın. Hocanla barışık değilsin. İlk haftadan Adana Spor'dan 5-6 tane gol yememişsin. Maç 1-1 beraber. Bir sahada yeni transfer yoktu. Galibiyetin yakınlarında bizdik ya yani. Yani hiç şey yok. Sen ister yaşın 30 değil. Bak şu Twitter'daki gündem sohbet odalarında 20-25 yaşında bir Rus spor çocuğu başkan koltuğuna otur. Mustafa Erden nefret etsin. O tweet'i atmaz. Atmaz. Bu yapılacak bir şey değil. Ondan sonra gidip de ikinci hafta bana istifa diye bağırdılar. Beşinci hafta istifa diye bağırdılar. Arkadaş, birinci hafta antrenörüne resmen istifaya çek git diyorsun. Yani sen. Ondan sonra diyorsun ki daha ikinci haftadan istifa. Ya birinci haftada kulübün altını dinamitleyen adam sensin. Taraftarı ayrıştıran sensin. Maratona Texas'ta kara kedileri sokan sensin. Kapalı tribüne giden insanları küstürüp de stadyumdan çıkartan sensin. O kadar büyük hatalar yaptın ki ondan sonra da şöyle geçiştiriyor. Biz de hatalar yaptık ama falan. Ya sen hataların en büyüğünü yaptın. İnsanlar, akil insanlar, Bursaspor'un gerçek sahipleri yani bu taraftarlar senin ne olduğunu çok erken anladılar. Ondan da Adana maçından önce Adana maçından önce de abi, ya şimdi bir kulübün başkanısın ve sen çıkıp şöyle bir tweet atıyorsun. Yani o kuzgun leşeden önce bugün Adana, hadi skor alalım. Ya kardeşim bak, Adana Spor Başkanı olarak hiçbir şey yapmam. Alırım o tweet'i, geçerim toplantı odasına, Sinevizyon'dan yayınlarım. Derim ki Bursa Spor Başkanı'nın, Bursa Spor Camiası'nın size gördüğü saygı, değer bu. Evet. Bugün bunu temizleyecek sizsiniz derim. Bizim Adana'da, geçen sene Adana'da işte COVID sürecindeyken Adana Demir'den galip gelmemizdeki sebep çocuklarla Giresun'da çıktık. 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuklarla sahadan sildik. Evet. Böyle süreçlerde işte. Adana'da o gün o tweet'e başka hiçbir şey söylememiştir hocası. Yani dediğin şöyle ama hani şuradan abi ben şuna istinaden dedim.
hani o süreçten sonra o kadar çok hani o tweet öyle olmasaydı hani belki bunlar bu kadar baskıyı çok erken yemeyecekti. Tabii, belki bazı hamleleri daha doğru yapabilme ihtimalleri olacaktı. Ama o tweet yani yöneticinin başkanı öyle bir pozisyona sokmasından sonra akil insanlar, futbolu bilen insanlar bu şehri ve Bursa Spor'u gerçekten kendi evladı gibi görmüş, sahiplenmiş insanlar bunların hani yanlış olduğunu, yanlış tercih olduğunu ikinci haftadan çözdü zaten. Bence ilk de. Haftadan. İlk haftadan çözdüler. İkinci hafta itibaren de uyarmaya başladı zaten herkes. Abi ilk başta Texas gitti, çözdü. Akıllıca bir tweet attı. Çok yerinde ve mantıklı bir tweetti. İnsanlar çok yüklendi. Ama bugün gelinen noktada o tweetin ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün hani Adana Demirspor bize 5 milyon gönderiyordu. Hani İsmail çok çalış için oyuncu gönderiyordu. Evet. Hani ekibimizin lideri, kulübümüzün mevcut başkanı açıklamalar yaptı abi bunları. Hani işte sen söyledin, Ahmet söyledi de değil. Bunlar söylediği için soruyorum şimdi. Hani kulaktan dolma da değil yani. Kulüp başkanı çıktı 5 milyon gelecek dedi. Oyuncu için dedi anlaşma yapacağız dedi. Neyse abi yani hayırlısı olsun. Ben Samsun maçından gerçekten çok ciddi bir şekilde umutluyum. Ben Samsun'dan puan ya da puanlarla dönüp Tuzla maçında yani bu şehrin özlediği o tribünlerdeki o ambiyansı basketbol maçındaki yaşayabileceğini çok çok inanıyorum yani. İnşallah. İyi mücadele etsin bu takım. Allah göstermesin. Kaybetse de ortam olacak gibi geliyor bana ama kazanırsak bence çok güzel olacak. Yani çok inşallah iyi bir ortam olur. İnşallah da artık en az 5 gün oynarız. Bayağı bir İnşallah. Zaten artık aşı olayı falan kaldı mı abi tribünlere? Var abi var. Üçüncü aşıyı mecbur istiyorlar 180 gün üzeri. Recep, ceza mı? Son maç cezayı da çekti mi tribünler? Bir maçtı değil mi? Çekti. Recep bak aşını ol. Oldu mu senin üçüncü? İki tane oldum ama 180 gün geçmedi herhalde. Ol ol. Hemen yarın bir tane daha ol. Bak Tuzla maçı yetişti. Nasip olmayacak bana bu sene. Tabii Selçuk 180 gün üzeri olursa 3. aşı istiyor. Yani 2. olduğun aşı. Covid'den bahsediyor değil mi? Evet evet. 2. olduğun aşının üzerinden 180 gün geçmediyse girebiliyorsun. 180 gün geçtiyse 3. aşıyı istiyor. Ona bakıyor. Recep girer. Recep girer. Benim de aşımı yeni oldu. Lütfen bu sene geldiğinde erken arada bir yemek yiyelim ya. Bir türlü nasip olmadı ya. Evet abi ya. İbrahim abiyle bir türlü denk getiremedik kendimizi. Bana da haber verin gelirim. Bana da haber verin gelirim. Tamam, Faruk abi gelirim den ama gelmez. Söylediğin sözü unutmadım. Gemliğe bekliyorum abi. Geleceğim hatta, inşallah. Kurşunlu'ya geçersen o tarafa da ziyarete de gelirim yani. Tamam. Alo de bana. Nasıl senin geçen pazar? Geçen pazar niye aklımıza gelmedin sen ya? Pazar günü iyiydi Kurşunlu biz ya. Tamam abi, çok iyiydik. Söyleseydiniz yani dedek gelirdik. Aklımıza gelmedi. Çağlar'la bol bol konuşuyoruz ama abi Faruk abi ziyarete geldiğiniz zaman gelin buyurun abi çayımız kahvemiz program biraz çok saçma yere gidiyor ama her şey var yani. Eyvallah. Ama şimdi diyor ki 3. doz aşı diyor 25 Ocak ile 1 Şubat arası yapabilirsin. Fakat 2. doz 27-10-2021'de olmuşum. Ben şimdi olamayacağım. Tamam. Yok, hayır, sen girersin. Maça girersin. Sen girersin 180 gün geçmemiş 11, abi. 12, 1, 90 gün geçmiş be. Girelim. Tamam. 2 ay daha girersin sen. 2 ay daha girersin. O zaman hayır abi. Benden bize hastalığın de üzerinden 180 gün geçtikten hayır, sonra. Hayır. Şey İkinci aşıyla 3. aşı arasında 180 gün. Değil hadi mi? Ya. Ben neden hadi oldum abi o zaman 3. aşıyı? Ben de oldum 3. Tırstığımızdan olduk. Olsun olsun niye olmuş? Ben de oldum üçüncüyü. Üçüncüyü ben de oldum. Ben abi oldum eğer bilmiyorsam o neyse şimdi ben, geçelim paket olmuyor. Yani konumuz değil ama ben aşıya karşıydım abi. Yani İstanbul'da falan tribünlere çok baskı yapınca aşı konusunda farklı pasolik falan. Yani şirket de
hani birazcık şey yaptı. Dedim ki yani Bursa Spor yalnız kalmasın. Mecbur gidelim abi. Lütfü derim nasıl oldu biliyor musun? Evde hanıma akşam astım kestim. Dedim ki aşı maşı olmuyoruz dedim. Ben bu aşıya inanmıyorum. Yani çip pip değil ama bu aşının ne olduğu belli değil. İleriki süreçte sıkıntı. Biz kendimizi koruyalım. Aşı falan da olmayacağız dedim ona göre. Kimseyi çaktırma aşı olmayacağız dedim. Dedim ki sağa sola nasıl gireceğiz AVM oraya buraya. Dedim bir yolunu bulurum ben. Ulan aynı akşam tınk diye mesaj geldi şeyden üstten bildirim. TFF işte maça giriş kurallarında aşıyı şart koştu. Ben sabah randevu aldım ama kimseye haber vermeden. Aşı vallahi öyle abi. Ya ben de olmuyordum. Hanımı COVID testine götürdüm. Geçerken abi aşı yerini gördüm. Gel bakayım falan dedim. Hanım böyle şaşırdı. Ne yapıyorsun dedi. Hani sen olmayacaktın falan. Dedim valla Bursa Spor sevgisi ağır bastı. Ben dedi söyledim 50 kere olmadın dedi. Teşekkür ederim dedi abi. Birazcık tribüneydik ama ağır bastı yani. Bilime karşı gelmemek lazım ya. Tamam, bazen ya söylüyoruz çekince aynen. Falan ama bilim binlerce, on binlerce doktorlar bu işlerle uğraşıyor. Selçuk kapamak sefer... için nasıl eyvallah giriyor eyvallah. Eyvallah. Tamam Selçuk hadi. Şu son yorumları da ver. 0.55 son yorumları vereyim hemen. Evet evet. Hafta içi zaten. Yarın işte yok. şöyle Zülkifa tabi NBA süper dinlemek süper demiş. NBA değil. Kalınca iki hafta beni de engelledi. Gurur, onur duydum demiş. Bu konuda Hasan Yaltınkaya. İlk önce ben engelledim onu çünkü. Ben hiç engellemedim çünkü takip etmedim. Bu arada bir şey söyleyeyim. NBA'yı içimizde demek ki tanıyan tek kişi benmişim. Ben 15 sene evvel NBA'yla tanıştım. Halı saha arkadaşımdır aynı zamanda. Bursaspor.com'dayken halı sahada top oynamaya giderdik biz haftada bir gün. Yani o Bursaspor.com'u bilenler bilir. Oradan iyi bir arkadaştır, iyi bir Bursasporludur NBA. Biraz böyle şey bir mizacıdır, güzel konuşur, sever konuşmayı. Yani kötü bir arkadaş değil, Bursasporlu en azından. Yani eminiz. Hatta birisi NBA'nın da hiç tanımıyorum ama en iyi tarafı ne biliyor musun? Dik bir çocuk. Bildiğini, ha, diktir. Bildiğini net ifade edip muhatabına söyleyebilen. Karnım ağrıyor, göbeğim kaşınıyor de yapmıyor. Tak 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 aynen. Tak söylüyor. Bizim camiada olması gereken insan tipi. Ben hep öyle diyorum abi. Yüzüne karşı ya net söyleyecek. Şimdi İbrahim birisi Twitter'da yazdı NBA'nın mevzusuyla ilgili. NBA'nın dedi yani Kazım mı yazdı kim yazdı hatırlamıyorum da NBA'nın biz Bursa Sporlu olduğuna kefiliz dedi ama dedi, sen dedi yani tribünden zorlama resimler bularak kendini Bursa Sporlu lanse ettin dedi. Doğru bir laf. Çünkü NBA yani hakikaten Bursa Sporlu'dur. En azından biz Bursa Sporları siyasi görüşü, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun biz Bursa Sporları Bursa Sporlu olduğu için severiz. Ötesi bizi çok ilgilendirmez. Hangi siyasi görüşte, hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi toplum kademesinden yani olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Adamın Bursa Sporlu olması bizim için geçerli referansıdır. Eyvallah. Şimdi hemen şunları da bitireyim abi yorumları. Hasan demiş ki Hasan Yalçınkaya maalesef bugün bir haber daha yapmışlar. Konuştum sordum. Haber yalan. Kalemini böyle kullanan insanlar var. Yazık demiş. Selçuk. Bursa Spor'u buyur abi. Çok araya giriyorum da şimdi ya bunları da bizim konuşmamız lazım. Bu Emine Danur kendi medyası yazarı ve belediye başkanıyla arası şeyler ama yani bir sürü sebepten dolayı belediye başkanını, Ali Nur Başkan'ı sevmeyen insanlar da vardı. Yani belediye başkanlığını sevmeyen insanlar vardı. Sırf bu Bursaspor mevzundan dolayı o kadar haksız bir şekilde, o kadar bel altı işler yapıyorlar ki insan şu anda Ali Nur Aktaş ciddi anlamda Bursaspor ve Bursa insanından şu anda şey kazanıyor. Sempati kazanıyor bu sayede. Çünkü doğruyu yapıyor. Yani doğruyu doğru zamanda, doğru şekilde yapanlar kazanıyor. Bence o konuda Emine Danur ve medyası hata yapıyor. Şöyle hata yapıyor. Hiç konuyla alakası olmayan, hiç bu işlere girip çıkmayan insanları isim vererek zan altında bırakıyorlar ki bence çok mantıklı değil yani. Şöyle bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Bu evet. Süreçte de aslında hani camiaya o kadar uzak bir insan ki yani belki bu süreçte Galip Sakter inanılmaz bir rol aldı. Ama divan başkanıyla
birazcık oturup konuşsa, divan başkanıyla birazcık fikir alışverişine girseymiş, yani bugün Bursaspor birçok sıkıntı yaşamazmış. Yani bu nezlede de Galip Sakdere ciddi anlamda almış olduğu sorumlulukta gerçekten kendi şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz derecede bir köprü oldu. Yani mülki amirleriyle kulüple alakalı, yani ben hatırlamıyorum, benden büyük Faruk abi, İbrahim abi, Recep abi var. Hani daha önce böyle bir divan başkanı çıkıp sorumluluk aldı mı onu da bilmiyorum. Hani böyle bir sürecimiz oldu muydu? Hafızam beni yanıltmasın ama. Düşmemiştik ya. Yani divan kurulu başkanlarının bu kadar kulübün önüne geçebilecek noktada, karar alabilecek noktada kulüp o noktaya gelmedi ya. Ben ama geçen sene... Lütfü'cüğüm, divan başkanı hakkında teşekkür et de ben sana yalnızken konuşurum, anlatırım. Ondan sonra... Ya muhakkak abi, bak hani o tarafa söylemiyorum hani, ama bir şekilde hani nasıl oldular, nasıl etti, içeriğini bilmem ama Ali Nur Aktaş'ı bu sürecin içerisinde, hani nacizane Ali Nur Aktaş da bu süreci iyi değerlendirdi İbrahim abinin dediği yani gibi. İşte teşekkür edilmesi yani, gereken kişi Ali Nur Aktaş. Doğru işler bir programda. Yani doğru noktada doğru yerde oldu. Yani o süreci iyi kabul etti ve bir nevi de Emine Donur ve ekibine şunu dedi. Biz kardeşim bu süreçte Bursaspor'u asla bırakmayız yalnız. Burada da iyi bir gövde gösterisi yaptılar. Takdir etmek lazım. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Mehmet Ali Kılıç Faruk abi Tuzla maçına Texas'a gel demiş. Seni davet etmişler. Ya belli olmaz da yani zor. Ve Yalçın abi de demiş ki hayırlı geceler demiş sevgili. Yalçın kapanışa yetişti gene. Yalçın lan. Evet. Dükkanı yeni kapanmış. Saatte. Abi yok şeydi şimdi, o getir. Getirdeki paraları seviyordur abi. Aynen. Yalçın abi. Seviyor işleri. Onları evet da abi, Muhammedcan selamünaleyküm. Esnaf denetimi yapıyorum. Her gün esnaf denetimi yapıyorum. Hepsi kan alıyor. Allah yardımcı olsun halkın. Allah yardımcı olsun. Amin. Böyle bak, hepsi buz gibi dükkanlara oturuyorlar. Bu elektrik, klima, ısıtıcı işleri var ya. Yani sosyal medyada gazlıyorlar. Hani iktidar, hükümet karşıtı olmuş gibi ama gerçekten maliyetler çok arttı. Sıkıntıdalar. Yalçın falan da bu işleri yapıyor. İnşallah işleri falan azalmaz. Gelirleri de azalmaz. Çünkü zor şartlarda işler yapıyorlar. Işler herkesin olsun. İşi güzel olsun inşallah. Abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Lütfü abi sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar bir arada tekrar buluşuruz. Kesinlikle gideceğimiz zaman sana da haberdar ederiz. Bugün böyle kapatalım o zaman hep birlikte. Tamamdır. Hadi 4 transfer yaptık. 5. de Berat Altındiş oldu. İnşallah sezonun sonunda da güzel bir yerde bitirmiş oluruz. İnşallah. Artık maçtan sonra, cuma günü maçtan sonra İbrahim abi Samsun'da olacak muhtemelen. Belki uçakta katılır bize. Samsun'da olacaksın değil mi abi? Kesin yani. Değil. Ben sonuçta yani gider bu. Cuma günü gider bu. Kesin gider. İnşallah. Bu. Maçtan sonra cuma ya da cumartesi günü görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hadi hayırlı geceler. Allah'a emanet. Görüşürüz.